yok. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salat. Eğer alabiliriz bu şey, çok şey yaparsın. Biraz dur şimdi millet verelim ondan. He. Kim ne yapacak? Dima kaç abim? 72, tasavvuf 3, 17.03, 2019 Küçükçekmece'deyiz. Tasavvuf 3. Şimdi tasavvuf 3'e başlamadan önce hem ısınma adına tahayyülü bitirdik. Hayalimiz var. Sonra tasavvurumuz var. Ben taakkule girdim. Birkaç haftadan beri çalışıyorum. Tabii çok o daha kapsamlı. Hemen size bir müjdeyi söyleyeyim. Peygamberimiz Aleyhisselam demiş ki vücutta bir et vardır ki o sağlam olursa vücuttaki bütün organlar da sağlam olur vesaire diyor ya. O kalp için söylüyor. Kalp vücutta nasılsa dimağ vücut gibi düşünün. Dimağın kalbi akıldır. Dimağın kalbi. Dimağın kalbi izandır. Hayır, o değil. Osman'ın dimağdan kalbe yol izandır. Manevi yapı. Yani dimağdakileri vicdana kalbe atar, kalptekileri de dimağa atar. Yani dimağ vicdan bütünlüğünü sağlayan izandır. Evet. Ama dimağın kalbi. Dimağın babası yani. Yani baba derken bu bizim çocuğun babası değil. Limanda fırtına olduğu zaman gemileri alalım bunu. Yok, biraz dur. Tamam. Gemileri benim biraz şey yaparsa alırız. Tamam. Gemiler mesela çalkalanıyor ya. Fırtına var. Limana bağlarlar gemi. O gemiye bağlı o bağlandığı yere baba derler. Ha, dima babası gibi yani. Daha yeni girdim. Akıl var. Akl var, taakul var, bir sürü sıfatları var. Sıfo, deha, muhakeme falan yok. Akıl var. Tefekkür var. O aklın sıfatları o. Yani bu, şimdi ben buraya girmeden genelde sorulan bir soru var. Genelde. Tabii bir şey ortaya çıktığı zaman Kemal bulsun diye bir sürü ona ait sorular gelecek. Onlardan bir tanesi de serbest bölge. Serbest bölgeye nasıl hakim olacağız? Demiştik ki hakim olmaya çalışmamakla. Çünkü o sana kesbi şiddet eder. Çünkü reddedilen arzular kesbi şiddet eder diye Barla'da geçiyor. Mesela bir şey yapmak istiyorsun. Reddediliyorsun. Yapmak istiyorsun, reddediyorsun, reddediliyorsun. Peki, reddedilen arzular kesbi şiddet eder. Yani şiddetlenir böyle. Şimdi, dima hakim olmak, o olamayacağından dolayı sana şiddetleniyor o. Çünkü olamaz böyle bir şey. Peygamber Aleyhisselam'da sıkılmış. Değil mi? Sıkılmış olan. Serbest bölgeye tamamen hakim olmak demek, yani zıtlardan sıyrılmaktır. O da vacipleşmektir. Yani Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? Çünkü içine zıttı yok. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? İçine zıttı yok. Ama insan niye nihayetsiz alaya ve esfele inebiliyor? Bu zıtların cemi olduğundan, insanı anlamlandıran, işte bu zıtların cemi olan serbest bölgedir. Ama bu demek değildir ki tamamen bırak, hiç hakim olmaya çalışma. Yani sıfır yok ama oraya hakim olmak veya kendi lehine çalışabilmesi için birinci yöntem size sunuyorum. Terk lazım. Birincisi, terk lazım. Buradan gelen soruları ben şey yapacağım. Sizler bir bakayım ne düşünüyorsunuz? Şöyle geçiyor. Terk lazım. Abi ben diyor, biz bu Kur'an okuyorum. Sen okuyorum, derse gidiyorum vesaire oluyor.
Geri şey yapalım. Bu insan hastalandıktan sonra bunu yapıyor. Bu zor. Doktorun var burada, doktorlar. Şimdi koruyucuya hekimlik var. Basit bir dikkatle o hastalığın çıkmasına mani olursun. Çıkmasın diye. Ama çıktıktan sonra o basit bir yöntem, basit bir dikkat yetmez artık. Çünkü artık girmiş, öyle değil mi? Artık girmiş o. Mesela biraz böyle tuza dikkat edersen, yatarken yeme falan, tansiyonu kontrol edersin. Ama tansiyon çıktıktan sonra, öyle mi doktor? Artık ilaçsız, zor ya. Yani sen şimdi tahrip oldun. Oldun. Bir haftada hemen boya küpüne gireceksin. Bir haftada, abi ben insan okuyorum, biz bu konumun. Öyle bir şey yok. Emeğe hakarettir bu. 15 günde, bir ayda, 1-2 senede hakim olacak. Ben 30 senede tam hakim olamadım. Sen 3 senede mi hakim olacaksın? Girmediğin yer kalmadı, seyretmediğin pislik kalmadı. Onlar çöplükte bir anda olacak. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey olur mu? Niye ben düzelemiyorum? Çok bozuk olduğundan. Çok bozuksun. YouTube'lara girmediğin yerin yok. Yani şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bir sürü şeyler var. Peki illa herkes bozuk olduğuna değil. Demek ki birincisi terkler olacak. Bu benim fikrim değil. İlk önce 148 Kastamonu'da amelden önce, yani ibadetlerden önce defi mefasit. Terk etmek demek. Celbi nefaya. Bak demek. Anladın mı? Şimdi birincisi defi mefasit. Defi mefasit terk demektir. Celbi nefa ibadetleri yapmaktır. Peki hangisi önde geliyor? Kudüs. Evet. Kudüs diyorum. Temizlik, iman. İlk önce temizlik. Yani defi mefasit. Eve uygulayayım ben bunu. Ne? Namaz kılacaksın. Ne namaz? Nafile namaz mı kılacaksın? He. Nafile namazı kılmadan evini temizle kardeşim. O daha hayırlı. Evin çöplükse orada ruhani gelmez, erva haliye gelmez. Pisliklerde evin kokuşmuş bir, yani temizlik yapmamışsan orada ne nafile kılarsan kıl. Bulaşıklarını sabaha bırakıyorsan, tamam mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle mecmuatadır da bunlar detaydı ama huzur orada. Çamaşırı akşam çıkarken şak diye atıyorsan, besmele demeden katla, asmıyorsan, katlamıyorsan, bir bakıyorsun mutfaktan, evden, şeyden, pislikten geçirmiyor. O zemine, erva haliye inmez o piste. Uçak inmesi için pis lazım. Anlıyor musun? Ta oraya kadar evin temizlik olacak. Allah'ın insanda cuma günleri hakkıdır diyor temizlik, yıkanmak. Vücudunda temizlik yapmıyorsan, evinde o pis aletleri çıkartmamışsan, bunlar sebeptir. Yani en önemlisi ne? Senelerden beri bozulmuş bir şeyi, sen bunu alırsın mısın? Kalsın abi ya. Öyle mi? Güzel. Tamam. Belki rahatsız olursun. Evet. Senelerden beri bozulmuş, bunun çay, ben buna hem kızıyorum hem üzülüyorum. 30 sene, 20 sene, 15 sene bozulmuş, 3 haftada niye düzelmiyorum? Abi ben Hizb-ı Kur'an okuyorum. Hizb-ı Kur'an okuyorum. Efendim derslere gidiyorum. Peki, hemen Osman Kabay kaldırdı, şu hatırıma geldi de sordu. Abi dedi, ben dersende vakıfım dedi. Niye sıkıntım var dedi. Bak, küçük yaştan beri, o zaman ne anladım biliyor musun? Maddi pislikler olduğu gibi, yani mutfağı pis bırakmak, mutfağı ev, adam tülündü, duvarlarıymış, kapı bacası, pislik içinde. Gözükeni temizliyorsun. Olduğu gibi, İsmi Kudüs, dershanede de haset mi var? Manevi pisliktir bu. Gıybet mi var? İftira mı var? Kime itham ettin? Sen başkasına gıybet ve iftira yaparak öyle gün yapacaksın, ondan helallik dileme, mutlu mu olacaksın? Gıybet yapacaksın, adamlara hain diyeceksin, taassubundan dolayı ama bırakmadın, demedin bırakmayacaksın, huzur olacak. Yani haset var. Varsa. Bak. Abi ben dershanedeyim. Nerede olursan ol. Haset varsa. Gıybet varsa. Kin varsa. Nefret varsa. Kendi hissiyatına esas alıp
bu usiyatını esas alıp bunun dışında kimse hakkı hayat vermiyorsan bu sana olmayacaktı, bana mı olacak? İnisar-ı zihniyet, inisar-ı zihniyet hukuk nefisten gelir. Bunlar hastalıkmış, ustad sayıyor bunu. Aman ha, dur, olmaz. Baş olmak hastası diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatından söylüyor. En son kalpten çıkan emraz-ı kalbiymiş, en son bu çıkıyormuş. Cinsellik çıkabiliyor, madde perestlik çıkabiliyor, şöhret çıkabiliyor, çıkıyor. Adam evli olacak değil mi son? Tepeye çıkacak. En son çıkmayan, en zor çıkmayan baş olma sevdası. Bak şimdi erdin, sende bu olmaz, korkma şimdi. Erdin, sende de olmaz pek. Olmaz. Hiçbirinizde olmaz, bu hastalık olmaz. Bu hastalık zemininde olur. En harika çekirdek koy buraya, çıkmaz kardeş. Sizin böyle bir şartınız yok. Bizde var o. Senin etbağın, seni dinleyen var mı? Guru var mı? Ha, çevren işte. O çoluk çocuğu vesaire. Şakıyor. Haftanın altı günü başka yerdeyiz değil mi? Evet. Yani eğer sizi dinleyeni kastediyorum. Yani böyle bir zeminin varsa ve rakibin de varsa insan rakipsiz olmaz diyor. Risale'de geçiyor. Tamam. Kendisini rakip kabul eder ya. İlle aynı olmasa değil. Hani bu kalpten en son bu çıkıyormuş. İmam-ı Rabbani Hazretleri, benim çatırıma gelmezdi bu. En berbat diyor, odur. Şeyde de Üstad Hazretleri de altı tane söylüyor. Hucumat-ı Sifte de. Altı tane hastalık var. Bir, menfi milliyetçilik. Hubuca, birincisi hubuca. Biliyor musun? İlk önce baş sevdası. İkinci sarayım, gerek yok şimdi. Ha, şimdi ben bir toparlıyorum, sizden de alacağım yani, serbest bölge. Bir, terklerimiz olacak. Abi terklerim var. Dershanedeyim, terklerin olacak kardeşim. İlle interneti, sokaktaki açık saçığı terk etmek değil. İçeride dahi olsa, gıybeti, iftirayı, hasreti, nefreti, bunları terk edeceğiz. Terk etmeli. İki, doğru insanlarla, doğru yerde, doğru zamanda, doğru iş yapacaksın. Üç, kendine zulmetme, kuvve-i kutsiyeni bozma, yani ümitsizliğini bozma. Ben niye düzelmiyorum? 20 seneden beri bozuluyordun ya. 20 seneden beri ha, hummalı bir şekilde bozulmak için bütün şartlara uydun. Şimdi 20 senede bozulan adam 2 senede düzelir mi? Ne zaman düzeleceksin? 2 sene bozuldunsa 2 sene bekleyeceksin. Kaç sene bozuldunsa o kadar. Çünkü hatta tahrip daha kolaydır. Tahrip eserdir der. 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir çocuk bir kibritte yok eder. Ulan yes olur abi. Adam hayır. 30 yıl yani o Safiullah'ın hali. Sıkıntıdan çıkarsın da. Hani var ya 20 sene önceki Safi hale geldi. Safi hale geldi. Ha, o manada. Evet defime falan. Ama sıkıntıdan çıkarsın, birkaç dersen çıkarsın. Sıkıntı. Adem Safiullah, onu kastediyorum, sağ. Da dur. Abi diyor, mesela dershanede geldim diyor, ne saf duygularımız vardı diyor. Ama girdin ama sen hakikaten temizliği bulunduğun cemaat, grup, tenkit düzeni kurulmuş, eleştiri düzeni kurulmuş, taassup düzeni kurulmuş, pergeli kendisine koymuş. Bundan başka şey yok. Hem biz böyleyiz, biz yukarıdan uçarız, kartalız. Yani hürriyet-i şerî ver ya. Allah verdi hürriyet-i şerî. En çok bununla gireceğim ben kabre ya. Allah'ın verdiği hürriyet-i şerîyi kul alamaz. Kardeşim bana gelip de ne yapacaksın? Cumartesi dün de söyledim. Ulan bana gelince çay içeceksin. Zarar. Tuvalete gideceksin, kağıt mağıt kullanacaksın. Küllü ben zarar. Tamam mı? Gelip de ne yapacaksın bana? Ne kârın var yani ki? Gel diyeceğim. Ha orada mısın? Namaz kılıyor musun kardeşim orada? Bulunduğun grupta. Tesbihat yapıyor musun kardeşim? Risale okuyor musun kardeşim? Gelme kardeşim, orada ol. Orada ol, gelme. Ama sana burada tavsiye. Sakın hapishaneye girme ve kuyuya da inme. Kuyulardan dikkat et. Yusuf'u indiren kaderin cilvesi sende de tahakkuk eder. Bana bir şey olmaz deme. Yusuf bile indi. Yusuf'u kuyuya indiren kardeşleri değildi. Neydi biliyor musunuz? Hasetti. Hasetti.
Haset indirdi. Kendisi değil ya. O haset bir loku, balon gibi oldu. O kardeşleri hasedin balonuna girdi. Kontrol edemediğin duygu sende değildir. Sen onun içindesin demektir. Kökeni sende, haset bende. Ama haset çıktı, ben artık kontrol edemiyorum. O beni kontrol ediyorsa ben onun içindeyim. Ha. Peki hapishane nedir? Kin, nefret, taassup seni hapishane sokar. Haset nedir? Kuyuya indirir. Kuyuya inmeyecek. Şimdi benim diyeceğim serbest bölge. Bir de üçüncü bir şeyim. Dima kağıda A4'ten çıkar. Anlasın anlamasın. 8 yaşındaki kızın oğlu. Amcana, dayına, teyzene. Ya 70 yaşında babama. Al, çiz, kalem. Serbest bölgeyi her gün birisine anlat. Kocana da, karına da anlat. Adını anlat, o bir daha anlat. Ne zamana kadar? 40 güne kadar meleke sahibi olacaksın. Bu ruhsu peyda eder. İş atacağız da geçiyor. Anlatın. Çünkü bildiğin şey malumattır, anlattığın şey senindir. Yani aslında tasdikin ve iltizamın itikadın haline geliyor anlattıkça. Evet, anlattıkça meleke haline geliyor. Tasdik oluyor. Tasdik et diyorsun. Kendi kendini ayalıyorsun, aşılıyorsun. Aşılıyorsun. Devamlı. Diye diye. Tasdik oluyor, iltizam oluyor. Meleke sahibi. 40 yaşında ruhsu oluyor. 40 defa bir adama desen diyor, ruhsalden çıkarır. İyisin, iyisin desen, iyileşmesin. İnanın böyle, hep böyle çalıştığım için oradan söylüyorum. Ya bu nereden çıktı? İnanın mutlaka bir şeyden çıkar. Bak bu, illa delili şey yaparsak uzun oluyor diye söylüyorum. 40 gün bir şeyi tekrar edersen ruhsu peyda eder. O zaman 40 gün anlat. Yani oğlunu anlat, dün anlat, bir daha anlat kimse yoksa. Komşunu anlat, git. Ondan sonra, ya Ahmet bir tanesi diyor ki, neredeydi? Avusturya mıydı, Avustralya mıydı? İkisinden birisi, neyse. Dedi ki, abi de burada o kadar kişi yok, ben nasıl anlatacağım dedi. Dedim ki, Türkiye ya, internetler nasıl? Abi bedava dedim orada, neresi? Dedim ki, neresi? Malatyalı. Malatya'yı ara dedim, teyzen, hananım. Cep telefonu görüntülü, sen ara, ona yazılmıyor. Onu al, yarın amcanın çocuğunu ara oradan. Görüntülü ala. Cep telefonda o, gönder ilk önce. Serbest bölgeyi ona gönder. Aç onu de, şimdi beni dinle de. Bak şu diyor, onu anla. İmkanlar var. İlk önce WhatsApp'tan serbest bölgeyi gönder. Sonra aç orayı, bak. Ondan sonra bilgisayarına koy de, bilgisayarı varsa. Şimdi beni dinle, görüntülü. Görüntülü olsun. Ondan sonra orayı seyret. Ve seyret ve anla. 40 gün anla. İstesen anlatırsın. Melek. Mesela, siz, o sos, mesela sosyal medya, internet şuydu buydu, yani çok şu anda var ya. Mesela derslerde bunlarda haber oluyor ama bırakamıyor. Yani onu terk edemiyor. Onun şeyi nedir yani? Nerede bir problem var? Ben şöyle anlıyorum. Osman'ım herkes bir şey der biliyor musun bu konuda? Yani şurada problem var, böyle var. Şunu böyle yap. Herkesin bir tavsiyesi olur sosyal medyanın. Benim en kesin bulabildiğim, düşünebildiğim kesin çözüm şudur. Bu ne olmak istiyorsanız diye İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözüdür. O senden önce olan kim varsa onunla beraber olur. Mesela diyelim ki ben kulaklığım. Hakikaten ben Instagram'mış, YouTube'cum. Benim ismim kullanılıyor ama biliyorsunuz sen değilsin. Ama ben kullanmıyorum. Bir mecul grubum var, dima grubum var. Nasıl? Şey için fiil olsun diye. Kim kurtulmuşsa, kim muvaffak olmuşsa, İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle diyor. İyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olun. Beni buldun, ne yaparsan yap, hem evinde olacak, hem de bunu kullanan arkadaşlarla beraber olacaksın, kurtulamazsın. Kurtulamazsın, boşuna. Ne yap? Kurtulanlarla beraber olacaksın. İyi olmak istiyorsan diyor, iyi ol demiyor. Kur'an'a dayandırayım şimdi. Allah salihlerden olun demiyor. Olun da, ne diyor biliyor musun? Ne Mehmet Nim ne diyordu? Salihlerle beraber olun. Beraber olun. Şuraya bak. Ne kadar kolay, acayip bir mantık. Geçen hafta mı söylemiştik, hatırlarsın. Çok, Kur'an o kadar cebime gitmişti ki. Bir şeye de söyledim hocaya, bu tefsir falan işte meşgul oluyor. Hem kitap tavsiye ediyormuş, kitapçılardan çıkan hem dini kitap. Ondan sonra, alim yani tanırım. Ha sen kardeş ne güzel dedi ya. Maşallah bak, hali olur, zor bir yol. Nasıl olacağım ya? Adam pilot. Adam hava yollarında kendisi söylüyor.
Hostes erkek. E nasıl olacak ya bu adam? Vesaire vesaire. Memur sen belediyedesin. Nasıl olacaksın kardeşim? Her türlü insan geliyor. Hem içeride mi? Ama olamıyorsun ama bir yolun var çok kolay. Salihlerle beraber ol. Gördün mü bak? Allah Kur'an'ında salihlerle beraber olur diyor. Çok doğal. Zinaya yapma demiyor. Zinacılardan, zina mekanlarından uzak ol diyor. Değil mi? Bak, ha benim o ne olmak istiyorsa tek başına futbolcu olamazsın, kumarcı da olamazsın. Bunu daha önce kim buna muvaffak olmuşsa bak bakalım bu işe kim muvaffak olmuş? Onunla beraber ol. Mesela benimle alakalı olan, yaşayan, bulunan, bakın ya hiç kullanmıyorum ya, çok çok az. Çünkü ben burada ders çalışırken, sen orada nasıl gireceksin ki? Yani o birileriyle beraber olma mesela iltizamımızı mı artırıyor acaba? İltizam, yani fiili. Değil mi? O tarafımıza kuvvet veriyor. Bir kere tasdikteki fikri iltizam var ya, beraberiz kardeşim, beraber sen farklı bir şeydesin, belediyesin, seni uygulayayım. Etrafında insanlar var, bir sürü memurlar var. Ya kardeşim bir gün pompalıyorsun, su yumuşaktır, kaya serttir. Vura vura, vura vura, uyuyor. Seni görüyor, namaz vakti gidiyor adam. Ezan okunuyor, Osman Bey nerede? Kafa Bey nerede mesela? O kadar işçilerim var, 3-4 katı adamlarım var. Satışlarım var, pazarlayan var, bilmem ne yapan var, bir yerde var. Gafur Bey, çıktık. Ulan namaz vakti çıkıyor, nerede belli. Namaz vakti bakıyor, mescide çıkıyor. Oradaki adama da bir cesaret gelir. Benim anladığım serbest bölge hakim olmanın bir Kur'an'da tabirle, salihlerle beraber olun diyor, salih olun demiyor. Olun da olmanın yolunu söylüyor. İki, terklerin olacak. Terklerin olacak. Üç, kendi özgüvenini yıkma. Senelerden beri tahribatın birkaç haftada olacak hali yok. Başka buna şey ekleyecek olan var mı öyle? Mehmet abi şey demişti. Meşguliyet. Söylesin o. Değil mi? Meşguliyeti söylemişti. Müsbet manada meşguliyet. Yani toplumda olsun, kendin yalnız kalınca bile fırsat vermeyeceksin. Evet. O tür düşüncelere. Verirsen içine mutlaka giriyor. Yani evet. Bir müsbet şeyle doldur ki onlar gelmesin evet. Sana. Hani. İmam-ı Şafii'nin sözünü hatırlattı. İmam-ı Şafii diyor ki, eğer diyor siz diyor hayırla meşgul olmazsanız diyor şer sizi doldurur. Meşgul şer sizi kendisiyle meşgul eder. İmam-ı Şafii'nindir bu. Siz diyor hayırla meşgul olmazsanız şer sizi meşgul eder. Bu böyledir. Ortada bir şey yoktur. Yoktur abim yok. Öyle bir şey yok. Hayırla meşgul olmasanız şer sizi meşgul eder. Abi bana bir 5 dakika verebilir misiniz? 5 dakika veremem. Dakikalarımız çok önemli. Çok daha kısa bir zamanda yapmaya çalışacağım inşallah. Mümkün yani, şey yapmışsınız. Bunlar da kalın. Evet abi, yakın abi. Şimdi bu geçtiğimiz hafta içinde yaşadığımız bir olayı karşıladık. Ben bunu anlatmak istiyorum. Harun çok söyler ısrarla. Sahabeler bahsine bir ara çok yönelmişti Harun. Nefsini yok etmemiş, yani tezkiye etmekten bahsediyorlar değil mi sahabelerimiz abi? Yani sürekli tutarak, yani hep aklıma şu gelir, Hasan abi, yani ne kadar işleyebilirim bilmiyorum ama. Sahabe yani nefsini yok etmemiş ha, dengede tutmuş, şerif hayra vasıta etmiş. Mesela Hasan abi misal hani ne kadar yaptım bilemiyorum ama tabii şöyle mesela, şöyle bir helikopter gibi düşünün Hasan abi bunu, şöyle, pervaneleri. Tamam. Tamam mı abi? Mesela kalp, ruh, Hasan abi, pervane. Vesvese, şeytan, vehim, nefis. Böyle bir pervane olmak zorunda ki Hasan abi, şu helikopter havalansın abi. Yani şunlar olmazsa bu pervane iki pervane halinde yukarı çıkmıyor. Çıkmaz. Yani bunlar olmak zorunda. Sahabenin yaptığı bu abi. Anladığım kadarıyla. Bunu anlıyorum. Fakat abi hep şunu dua ederim ben. Allah'ım inşallah kelime-i şehadet getirerek ruhumu teslim etmemi nasip edersin. Mesela geçtiğimiz hafta içinde abi bir rahatsızlık yaşadım. Tansiyon düşmesi oldu sanırım. Aşırı işte dışa vuruşları o tansiyon düşmesine ölüyorum, gidiyorum düşüncesi geldi.
bana. Çok rahatsız oldum. Neyse elhamdülillah bir vesile, bir şeylerle, müdahalelerle falan toparladım, kendime geldim. Sonrasında düşündüm ki abi, o haletteyken benim aklıma kelime-i şehadet hiç gelmedi. Bende dedim bir yerde bir kusur var. Benim aklım orada kelime-i şehadet gelmeliydi. Bende bir kusur var dedim. Çünkü öyle de bilirdim. Özür dilerim. Şimdi şöyle, az önce bahsettiğiniz şöyle bir şey vardı Hasan abi. Hubbucah ve diğerleriyle menfi anlamda diğer bahsettiklerinizle alakalı en son çıkan odur. Evliya Hubbucah. Hubbucah değil mi abi? Baş olma sevdası. Baş olma sevdası. Şimdi abi bu muhtemelen sekerat anında da aynı şey oluyor. En son terk eden oysa, eğer önceden onu yok etmediyseniz en son o terk edecektir. Sekerat anında her şeyi kaybettiğiniz bir tek Hubbucah ve onun dışa vuruşu sizde varsa kelime-i şehadet de aklınıza gelmeyecektir. Dolayısıyla sanki avam olarak bizler sanki şu sahabe sistemini uygularsak bir manada bizim için de bir risk sanki var gibi. Bunun için ne yapmalıyız abi? Bu çünkü çok önemli benim açımdan. Muhtemelen bu şekilde düşünenler de vardır. Bir iki kelime bununla alakalı bizler rica edelim. Şu helikopter şeyi, pervanesi çok ilginç ve o dört tanesi şudur. İnsanı insan yapan değerler, detayı olmaz, detayını doldurursak. Bir tanesi eylemdir, bir tanesi ruhtur, bir tanesi kalp, bir tanesi dimağdır. Dört, dimağ, kalp, ruh, eylem. Vicdaniyattaki şey gibi, onunla kalkar. Yani bu insan insan yapar, başka... Yani bize nefsin öldürme denilmez. Yani kısacası sen neyi sormuştun ki burada? Abi neden ben kendimi bir manada sekerata girmişim gibi hissettiğim anda kelime-i şehadet aklıma neden gelmedi? Ben bir yerde bir eksik yapmışım. Yani sahabe nefsini terk etmedi bütün bütün. Onunla birlikte onu merdiven yaparak üstüne basarak kemalata ulaştı. Peki o anda kelime-i şehadet hatırına gelseydi bugün bunu gündeme getirecek miydi? Yok. Getirmeyecekti. Peki sen kendini sorgulamayı ben kaç tane ders yapacaktım ki kendin daha dur. Bu kadar derslere katıldın. Aferin, aferin, gafur, elhamdülillah. Evet iddiada bulunmadın ama içinde böyle dürtü oluyor. Evet. Mesela bizim oğlan. Bazen insanda mesela bizde şu oluyor. Eksikliği, çok ciddi eksikliği mesela. Diyelim ki insan enfusi derste meşgul oluyor. Sana diyor ki beşeriyeti kalkıyor. Mesela beşeriyeti kalkıyor zannediliyor. Mesela diyelim ki Allah Resulü'nden daha iyi bir şey var mı? Kemal. Ama alnı şu parmak gibi kalınlaşıyor bu şey. Sinirlendiği zaman damarı. Yanlışlara çarpar. Ve ustad kendisi için ne diyor? Dikkat kaçırdınız onu. Benim gibi ashabi bir zata diyor. 8 sene gücendirmedi diyor. Ustad neymiş? Ashabi, ashabi. Ustad Hazreti, Hazreti Osman gibi değil. Ezgeç yok. Benim gibi ashabi bir zatı diyor. 8 sene diyor. Gücendirmeden hizmet etti diyor Süleyman. Sıdık Süleyman. Anladın mı? Ashabi yazar. Nerede mi olay? Yani mesela diyelim ki enfusi, yani bitirdik de anlamında bu. Enfusi demek, aynı zamanda zahirdedir, evvel, ahir, batındadır hükmüyle. Ama peki zahir olan ne yapar? Siz batına bakamaz. Ama batın zahirle de yaşar, batına da yaşar. Yani batına geçince zahir ortadan kalkmış olmuyor. Kalksa zaten bitmiş, o zaman tedenidir bu. Çarşamba günü de çok güzel bahsetmiştiniz abi. Evet. Bu olmaz. O çarşamba günü kabı karşısına ders yaptık. Çok ilginçti, çok tuhaf. Yani batın geçince, batına olunca özel hayatın mı olmaz, yemeğin mi olmaz, asabim olmasın, batının ustadı işte, usta, Said Nursi Hazretleri, asabiyim diyor. Benim gibi asabi bir adam diyor. Ondan sonra, Hazreti Peygamber alnı ikiye yapıyordu. Evini 40 gün eve gönderdi. Yani denge çok önemli ya. Biz böyle kemalat demek
Ha böyle kağıt zannediyorsan böyle koy, bu bunun gibi duruyor. Kim ne yazarsa yazsın. Oğlum lan, bu direnecek. Kağıt değilim ben, bana kimse herkes giydiremez. Üzerime yazı yazamazsın. Bana renkli, şey, yazılı tişört giydiremezsin. Ben reklam panosu muyum diyecek adam. Ben senin reklam panosuyum, belediyenin şeyi gibi. Ha. Şimdi bunun gibi zannediyor. Batıncı demek, batın da bakabiliyor, zahirde de bakıyor, evvelde de ahirde dedir. Yani bu sahabe efendilerin böyle hükmünü icra ediyor. Özel hayatını da yerine getiriyor, evini de yerine getiriyor. İş yerine de gidiyor, buradan çıktığın zaman iş yerine gideceksin. Tabii siz bilirsiniz, o zaman duman olursun. Gerektiği zaman yumruğunu da vuracaksın. Batıncı demek, ezilmek demek değil, fevran etmek demek. Diyeceksin, ne oluyor ya? Ha, ne diyor? Peygamberimiz Aleyhisselam, zulmetmeyin ama zulme de uğramayın. Diyeceksin de diyor, ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Kime diyorsun bunu? Kime ne diyorsun ya? Senin söylediğin, ağzından çıktığını kulağın duyuyor mu sen? Ne diyorsun ya? Diyor, şey yapacaksın, ezilmeyeceksin, ezmeyeceksin de. Yani batın şey demek öyle, tabii ki. Öyle mi ya? Herhalde onun hükmü böyle. Öyle olmaz. Adetullah'ta çalışıyoruz. Bunlar numineleri ustadımızdır, numineleri Resulullah'ımızdır. Muktedai kül, rehberi ekmel, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, sahabesi. Sahabe görmüyor musun? Gitti şey tutmuş, öteki sahabe böyle lüks giyinemezsin diyor. Sana ne? Para var giyiniyorum. O bir sahabede, bir sahabenin şeyini tutmuş. Hazreti Osman. Dil. Dil o. Tek başına yaşadı ya, sen tek yaşadın, tek öleceksin. Güzel. Gıfar. O tutmuş. O öteki o biraz şey giyene. Yani acayip bir şey. Sahabe. Yani sana mal istiyorum diyor. Hayrısını iste ya sahabe diyor. Ya geri isaret var. Ya Rab, ya Resulallah mal istiyorum. Ben sana kaç defa söyledim demiyor. Hayrısını istiyorum. Üçüncü kez içince mecbur oldum. Peygamberde reddi yok. Söyledi. Sonra ne yaptı? Mescidi kaçan oldu. Sonra giren oldu. Temizleyendi falan derken mescit kuşuydu. Onun adı mescit kuşuydu. Hiç ayrılmazdı. İşte namazlara geç geldi. Namazlar şey yaptı. Evde kılmaya başladı. Namazları terk etti. Cuma'ya geldi. Cuma'yı terk etti. Sonra zekat istediler. Benden haraç mı istiyorsunuz dedi. Onu sahabe peygamber Aleyhisselam sahabe helak oldu dedi. Sahabe sen ben kimiz ki Osman? Yani niçin ben bunu örnek veriyorum? Gereği gibi yapmadı. Terbiyede bir sorun yoktu. Allah Resulü terbiyeciydi. Ortam da müsaitti. Ya abi bütün şartlar var olmuyor. La sahabe kadar mısın ya? Oluyor işte. Olduğu kadar. Olmayan kader. Çocuğum abi, annesi çok dikkat etti, televizyonu almadık, şunu yapmadık, bunu. Çocuk niye çıktı? Öyle sahabe. Tam o kadar. Ya abi, sahabe ama daha önce bozuktu. Hiç bozuk ortam görmedi Adem Aleyhisselam çocuğu. O velet nereden çıktı ya? Velet yani çocuk yani, Osmanlıca. Velet nereden çıktı? Bunlar bozuk ortam mıydı? Bozuk arkadaş mı? Ortam yoktu. Hiç mi ortam yoktu? Valla peygamberin karısı ya, abi benim hanım. Mesela benim bazılardan diyeceğim, benim kocam, öyle sahabi hanımlar, abla, annelerimiz var ki, Habeşistan'a göç etmiş, adam Müslümandı, sonra mürtet oldu orada. Ortada kaldı, bakacak kimse yok Habeşistan'da, Allah Resulü vekil gönderdi, ey asabım onu koruyun. O zaman Türkiye gibi değil yani, fakir bu kadar güzel, şimdi Afrika'dan 1000 katı fazla. Hem artık o sahipsiz olması, aç olması, sefil olması, bunu hayal edemezsin. Gidin demiş, ben istiyorum, onu nikah daha hiç daha görmedin. Zaten orada da ölmüş kadın. Allah Resulü duyara nikah olmuş. Benim raiyetimdedir. O zaman çekindiler de, Muhammed'in eşi bu. Korumak için yani yapmış. Hiçbir şey daha olmadı, zaten orada öldü ondan sonra. Niye? Kocası mürtet olunca, o da bir sahabe de vardı, sahabi yanımız. Kocası ölünce, peygamberimiz deseydi ki, ey ashabım fedakarlık yapın da onu şey koruyun, sen yapsana. Fedakarlığı bize niye söylüyorsun? Hmm. Zaten biz boyu fakirdik. O zaman heyet gönderdi, istemiş, o da ağlamış, nikahları olmuş. Ha, onun nafakası da ona yüklendi, hayat şeyi de ona yüklendi. Yani dört hükmü
batıncılar bilir ama yaşar. Bu beşeriyetin çıkmaz. Ama zahirciler hiç batına giremez. Hoca Gazan ne güzel diyor. Rahmetullahi aleyh. Olduğu kadar, olmaya kadar. Çocuğum olmuyor. Peygamberin çocuğu da olmamış. Karım devam şey yapıyor. Nuh aleyhisselam karısı da isyan. Efendim, ya benim kocam şey, sahabeye, hanımlarının kocası da böyle yamuk yumuk çekti. Hem de sahabeyi diyor. Asiye annemiz. Asiye annemiz. Kocası Firavun. Kardeşim, ne olur? Kendine zulmetme, özgüvenini yıkma. Benden bir şey olmaz deme diyebildiğin için kaliteli adamsın. Ben miskember gibi sürme günahlarımı, ben çok iyiyim deme. Ha, ama ben çok iyiyim demediğin gibi, benden bir şey olmaz deme ne olur Allah rızası için ya. Deme, özgüvenini yıkma, olur. Müslüman için Kur'an'da günah işlemez demez. O Müslümanlar ki günah işlemez deniyor. O yeisi kapılmazlar. Hep buna dururuz. Farkında mısınız? Hep konuşmalarında. Yeisi düşmez. Müslüman günaha düşer ama. Çünkü günahlar adam helak etmez. Günahlarla yeis helak eder. Anladın mı? Şeytanın gayesi günah işletmemek, işlettirmek değil esas. Günah ile yeis atmaktır. Zaten, çok önemli. Zaten kendisi günah işledi. Bizi daha kötüye göndermesi lazım. Yani o secde etmemesi değil şeytanı şeytan yapar. Secde etmemesi fiil. Secdenin arkasında ben daha kaliteliyim, ben ateştenim, o topraktan, o içsel yapının çirkefliğindendir. Yoksa secde etmeye de var. Şeytan oluyor mu şimdi? Namaz kılmaya var. Ha, onu savunmuyor. Şeytan savundu. Ben üstünüm dedi. Ben baş olma sevdası. Şimdi gelelim tasavvurumuza. Gafur kardeşin demek istediği şu, diyor ki sekerat anında benim niye aklıma gelmedi? İşte gelseydi acaba Gafur bunu gündeme getirecek miydi? Eksikliğini hissedecek miydi? Bir sürü davalara kalkmaktansa böyle kendini hep eksik, biraz eksik misin? Tam da değil. Şu da anlayabilir, o zaman şunu çıkarabilir miyiz? O zaman her anımız şehadet olması lazım. Her anımız şehadet olursa problemimiz olmaz. Çünkü ölümün ne zaman geleceğini bilemiyoruz ki. Bilmiyoruz da zaten. Ben inanıyorum ki eğer ölümle neticelenseydi gelecekti. Ateş. Yani. Evet. Gelse ama ateş. Ölümle olmadığı için o bir süreçtir. Her hastalık, her zor durum ölümün kademesi değil ki. Gelmedi. Gelmedi. Çünkü ölmediğini de ondan. Öldün mü? Hasan abi evlendi, evlilikte hani vefat edip alıyorlar. Halid bin Velid'le ilgili eleştirmesi bir şey diyor musunuz? Hani Halid bin Velid evlendikten sonra, vefat ettikten sonra alıyor, 5 sene sonra adam geri geliyor. Niye? Halid bin Velid. Yani sağ, şey diyor, mesela cihatta, diyor ki birisi şehit oldu diyor. Heh, ama şehit olmamış da haber böyle geldi diyor. Ha. O zaman diyor eşini aldı diyor birisi biliyor. Diyor. Sonra eşi geri geldi. Sonra, geldi bu sefer. Demin onu başladım. Diyor. Peki tasavvur, bir şeyi zihinde, yok ben lügatını okuyacağım, 303. Tamam, normal 303'teyiz. He, de ben bir telaş yapsın. Bir şeyi zihinde, bu lügat bizim şeyi değil, ben yazsaydım zihin yazmazdı. Bir şeyi zihinde şekillendirmek, oysa dimağında şekillendirmek olacaktı. Zihin deyince... Zihin değil. Vicdan da zihin. Hani lügatı, lügatla Risale-i Nur okuyor. Ondan sonra bana diyor ki, sen izah ediyorsun. Siza eden sensin. Niçin? Lügatla okuyorsun. Zihin nerede? Vicdan. Bak, vicdanı sana söyleyeyim. El diş kabuğu. 136. Yani ustada muhalefet ediyorsun. Ustada muhalefet ediyor. Zihin bak nerede? Bir, vicdanın en diş kabuğu, irade, zihin, his, latife rabbani. Tasavvuru götürdü, vicdaniyete götürdü. Osman cinayete bak. Tasavvuru götürdü, vicdaniyete götürdü. Yani lugata göre zihin eşittir akıl. Öyle ne oldu? Peki zihini şeyde anlatıyor bir de, Kızılicaz'da anlatıyor. Hiç alakası var mı? Basra ve Küf alimlerinin bu kelimeye yüklediği mana.
Bu haritadır. E sen şimdi ne yapalım? Tamam da ben sana bir şey demediğim gibi deme. Mesela tasavvuru senelerce uğraşıyoruz. Ondan sonra çıkacak ana taslak böyle bir kargas, bir paragraf onun lügatı olacak. Evet. Sen şimdi ona çalışıyorum. Tasavvurun külliyat mucizesine lügatı nedir? Sen gitmişsin küfe alimlerine göre izah ediyorsun. Onu bana naklediyorsun ve Risale'nin misalına izah ettim diyorsun. Ayıp oluyor da. Abi külüm külüm haksız değiller bence. Çünkü zihnin suretinden bahsediyorlar bence. Ha, bak olabilir ama suret değil de. Yani suretinden bahsediyorlar. Kanuniyeti, hakikati, mahiyeti bilmedik. Ama bu derslerden sonra söylüyorsun tabii, değil mi? Tabii onu diyorum. Ya, bu derslerde sureti her şeyin. Ama burada ben burada tane o orada aslında hakikatin noktasında. Tabii. Yani, o manada. O onu kastediyor ama. Ama sen anladın değil mi? Yani tabii. Senin, tabii. Senin seviyende mi? Çünkü dimağda zihnin sureti vardır. Vardır. Var zaten. Şimdi burada ben ilginizi çeksin diye eleştirisel yapayım dediğim sonra demeyesiniz. Bak ikide bildi söyledim ki bak lügat okuyor. Bizim tespit değil bu. Hani abi diyeceksin zihin vicdanda değil miydi diyeceksin. Hatırına geliyor. Bir şeyin zihindeki şekillendirmek, tasarlamak, düşünce, tasarı, arzu, tasavvurat, tasavvurun cemidir, tasavvurlarmış. Kişinin kendi üzerine dönüştürülük yapar. Karşıya yapılandırma değil, tasavvur kendine dönüştürülük yapar. Kendi üzerine ceyran eden tefaul babındandır. Tefaul babındandır. Kendi üzerine ceyran eden, karşı inşa etmek değil, kendine şey yapar. Bu lügatı yaptıktan sonra, bizim bildiğimiz gibi, biz sayfa 303, sözler 682. Hazır mıyız abim? Hazır. Şu mühür tahayyülünden sonra şöyle bir tasavvur geldi. Tahayyülünden sonra tasavvur geliyormuş. Bak burada da sıra koymuş diye koydu. Şu mühür tahayyülünden sonra şöyle bir tasavvur geldi ki. Yani bunların dizilmesini bile ben hep kale alıp dikkat ediyorum. Bu gelmiş. İşte tasavvurunda şöyle bir hakikat zihne geldi ki. Yani tasavvurdan zihne aktarılabilir veya tasavvurdan sonra hakikat oluyor taakkulde, sonra taakkulden zihne iniyor. Tamam mı? E o zaman Mehmet kardeşin dediği gibi zihnin sureti, sureti var. Yani demek ki şurada çizim yapabilirsek zihnin ne oldu bu abiler? Bitti. Yok, ıslatılmış bak akıyor. Su akıyor. Tamam başka kalem. Şöyle yapalım. Şimdi içeriden bir kırmızı getirelim. Abi onu şey onu bir alayım ben şöyle. Bu veya böyle bir tanesi böyle bir kurutsa peçeteyle. Var mı abi içeride kırmızı? Kırmızı torbada olması lazım. Torba var ya. Ondan sonra veya şöyle bir peçeteyle. Ha şunlar şöyle yapalım. Şu kuş var ya. Şu kuş. İlgilenmiyorum, ders çalışıyorum. Benim değil, emanet. Biri gitti. Ben ilgilenmiyorsun diye küsüyor, dakikalarca, saatlerce kenarda böyle saçtan susuyor. Bir iltifat ediyorum. İltifat edince canlanıyor, kalemime, defterime. Yani iltifat ölüyü diriltiyor ya. Allah. Hayvanı insan ediyor ya. Tersini düşün. Öfke, nefret, adalet insanı hayvan ediyor. Yazdıysa israf etmesin. Abi bunu koyar mısın tekrar? Hop doktorum, ben. İsraf olmasın. Yani garip ya bu. Ya muhabbet ölü diriltiyor ya. Muhabbetullah'tan mı geliyor? He ya. Ya hayvan ya daha saatlerce konuşmuyor. Öyle de kinci ki böyle saçlarını böyle yapar tamam mı? Böyle. Maviş, yani onlar koymuş, maviş nur koyun bari dedim. Çat 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 konuşuyor. Ben de konuşuyor zannediyordu ya bu çeşeceğim. Kimse olmasın, ses yap. Ve kesinlikle çıkarken buralarına konuyor, gitme. Yapmıyor ya. Ve uç yapmıyor, defterine konuyor, benimle ilgilen.
Kalemime tepesine bin, resimleri var. Yani bir şey anlatmak için söylüyorum, rica etmiyorum onu. Muhabbet ne yapıyor? Kalem, ondan sonra kalemi bırakıyorum, cicikleri okşuyorum, tutuyorum, okuyorum, tamam. Acayip bir şey. Sen şimdi bunu çocuğuna yap, kızına yap, eşine yap, kocana yap. Kocana yap ya. O abi kavga var, o zaman muhabbet etmiyorsun ki. Sevmiyorsun. O abi o şey, sen sevmiyorsun. Abi ben seviyorum da diyor, karı koca için söylüyorum. O bana, sen sevseydin onun kalbi yumuşardı, sen sevmiyorsun. Sen sevmiyorsun. Ya, ya sevilmek istiyor, sev ilk önce. Allah ilk önce sevilmek istemedi. Yapmadı. Sevdi, yarattı, bu sefer sevmeyi istedi. Ya hayvan acayip bana ders veriyor ya. Ya acayip bir şey ya, garip yani. İnsan insanı yapıyor ya değerler. Abi şey, garip olan sizsiniz. Ders almadığınız bir şey yok ki sizin. Mübarek oldunuz ya. Maşallah. Ya bu kalem ya, vallahi. Ha bu kalemi ağzını buraya sokuyor. Diyorum, aa, bırak diyor, bıraktım tamam. Ya kardeşim bu bile insanlaşıyor ya. Sen şimdi bir sev ya. Ben seni seversem bazen bir gün şey yaparsın, bir gün tebessüm edersin, iki gün edersin. Sen de yumuşarsın ya. Yumuşarsın sen ya. Sev kardeşim evde ya. Eksik etme, ezilmez. Şey, bazıları gururum gider, otoritem gider. Gitmez, korkma ya. Benim Siri devreye girdi, Hasan abi yanlış konuşuyor. Size zaten bir şey sorabilir miyim abi? He, dinle. Tahayyül ve tasavvurla alakalı ziyan ve nur benzetmesi yapılabilir mi? Yapılırsa eğer hangisi ziya, hangisi nur olabilir abi? Bir de söyle neyle? Tahayyül ve tasavvurla alakalı ziya ve nur benzetmesi yapılır mı? Yapılırsa yani benim zannımca tahayyül, ziya, tasavvur, nur gibi böyle algılıyorum, şey, anlıyorum. Gafur, bunu tahayyülle tasavvur gerçi sıra var gibi ama birbiri üstüne yapamıyorum, üstünlük yapamıyorum. Yani tasavvur tahayyülden üstündür diyemiyorsun. Yani acayip bir şey, usta da geldi işte bana. İkisi aynı kategoride yaptı ya böyle. Yani birisi mekan, birisi zaman. Nasıl ayıracaksın? Tahayyül mekan, tasavvur zaman. Sıraya konmak, düşünmeyi, düşünceler nedir? Sıraya konulandır. Yoksa ilim olur. Düşünceleri ilimden ayıran nedir? Osman yazmış. Düşünceleri ilimden ayıran en belirgin özellik, düşünce, bilgi, malumatlar, sıralı diziliştir. İlimde ise diziliş yoktur. Bir daha işte çok önce. Çekirdekteki ağaç. İlimde her şey her yerde. Evet. Yani bilgi, malumat, düşünceler sıralamadır. O öncelik sonralık, öncelik sonralık. Mesela ağaçtan çıkan filiz, Mayıs 1. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, 30 sene geçmiş son yaprak. Kaç sene geçmiş? 100 sene çınar ağacı. İlk filizden son yaprak 100 sene geçmiş. Dışarıda bu. Bunlar düşüncedir. Bunlar bilgidir. Bunlar malumattır. Sıralamadır. Ama çekirdekteki ilmi program en sonunda en baş aynı yerdedir. Sıra yoktur. İlim zamansızdır oluyor. Evet. Onu yaz abi ki lazım bize. Şey diyebilir miyiz abi? Kendine gitmeyeyim yok. Gafur kardeşin dediği ziyaya hayal desin, tahayyüle ancak nur diyebilirim. Yani ne diyebilirsin de, şimdi ben şunu şey yapıyorum, zihnin sureti tasavvurdadır. Kendine geçmeden ilim yok abi. Evet. Yani bu, şimdi bugün bu tespit olsa bile. Çok acayip, inşallah. Evet. Bu, benim olsaydı yaz demezdim. Ben de yazacağım, çünkü benim değil. Şimdi mi? Evet. Yani ne zaman nasıl vereceği belli değil ki. Bu düşünmeyle olacak, tasarlanacak cümleler değil. Yani esbaplı, esbapsız gibi oldu yani. Evet. Yani birisinde esbaplı, yapamazsın bu düşünce. Şahsın maneviyenin ürünüdür. Tabii bu aynı oluyor ya. Ben yaz onun için diyorum, ben de yazacağım şimdi. Benim bilgim olsa niye yazayım? Bak, tasavvurdadır.
Bir ara konuşmuştum. He, konuşmuştum. Bir gelişti yaptım. Ha, şimdi burada duruyor. Ha, maiyeti, ha onu da yazayım. O diğerleri de... Maiyeti tavsiye değil mi abi? Yok, şey dedi, vicdanda. Öyle değil mi? Vicdandadır. Vicdan dört sıfatı. Tamam. Tasavvurdadır. Artık bilmiyoruz. Yani biliyoruz, bir şey düşününce yapacaksın. Dursun. Güzel şey olacak. İlimle düşünce arasındaki fark güzel. Güzel oldu. Eyvallah doktor. İyi misiniz? Bir tane de yakayım. Elhamdülillah. Hadi bakalım. Benim de keyfim de çok iyi ha. Şunu da yakayım abi. Kokumuzu da alalım böyle. Mest olalım, sarhoş olalım. Maviş. Ne haber lan Maviş? Bak bu Kutsi bir derstesin lan. He Maviş? Maviş? Suyu da var değil mi? Cek bir şey. Şimdi atsam var ya. Benim değil ama. Tamam. Ne yapacaktık? Şimdi Mektubat 39. İşte şu sıra binaen tasavvuru küfür, küfür değil. Tahayyülü şek, şek değil. Bak ikisini beraber kullanıyor. Üstünlük yok. Yalnız şetimde tahayyül kullanılıyor, küfürde tasavvur kullanılıyor külliyatta. Yani tasavvuru küfür, tasavvuru şet, ekseriyette böyle kullanılıyor. Tasavvuru şet demiyor, tasavvuru küfür, küfür değil, tahayyülü şetim, şet değil. Hususan ihtiyarsız olsa ve farazi bir tahattür olsa bütün zararsızdır. Hem ehli hak olan ehli sünnet ve cemaatın mezhebinde bir şeyin şer'an çirkinliği, pisliği nehi ilahi sebebiyledir. Madem ki ihtiyarsız ve rızasız bir tahattür-ü farazidir, bir tedai hayalidir, nehi ona taluk etmez. Bakayım bundan ne yazmışız? Tahayyül ve tasavvura nehi ilahi yoktur. Görüyor musunuz? Bu acayip bir şey küller. Allah ustadan razı olsun. Yani niye bunu hayal etti, hayaline geldi? Hesabı yok Allah'ın. Niye bunu düşündün? Düşünce mi geldi? Kasten olursa fasık olursun. Yani fasık demek, hayra istidadı kayboluyor demektir. Anladın mı? Bunu fıska ekleyebilirsin. Hayra istidadı hayır kayboluyor. Hayra istidadı kayboluyor fasık. Fıskla. Fasık şahıstır. Fısk eylemidir. Şimdi bak, ne ilah yoktur? Çünkü ihtiyarsız. İhtiyar nerede? İltizamda olduğu için. Sen ondan rahatsız olmandır, senin olmadığına delil. Madem ihtiyarsız ve rızasız nehi bunlara taluk, ne demek ki? İhtiyarsız ve rızasız nehi bunlara taluk etmez. Bende ama peki, bunlar bir derece serbesttirler, sözler 278, bak, serbesttir diyor. Demek insanın da serbest bölgesi var. Usta diyor ki bunlar serbesttir diyor. Serbest de, nerede serbest? İnsan da serbest. 278 sözlerde serbesttir diyor. Mektubat 57. Deccal ise daha ileri gidip cebbarane, yani tasavvurda şey vardı arkadaşlar, tasavvur sistemdir. Bak, tahayyül aşağıdan alayım. Tahayyül bir sistemdir, kullandığı hayaldir. Tasavvur bir sistemdir, kullandığı düşünceler, bilgiler, malumatlar. Taakkul bir sistemdir, kullandığı akıldır. Tasdik bir sistemdir, kullandığı ilimdir. İzan bir sistemdir, kullandığı vicdandır. İltizam bir sistemdir, kullandığı eylemdir. İtikat bir sistemdir, kullandığı ya Allah veya ilahiler, yani kutlar, sistem. Çünkü akıl gider gelir, aklının başını alırsın almazsın. Yazalım abi.
istersen. Yazalım. Kaçmaz. Şeydir, aklının başına, eskide bunu aklın sıfatına hitap ediyorduk, doğru mu? Onu kullanıyor ama değilmiş yani. Daha külli bir tespit oldu. Ve daha mantıklı. Yani aklını başına al, aklın başında değil ki diyor. Mesela kalemini alır mısın derse, yok ki orada bak. Ha, demek ki varsa al. Şimdi aklını başına al dediğin zaman kime hitap ediyorsun? Akıl yok ki, akıl değil bu. Ya akılın, takılın, efele tefekkürün. Tamam, bunu kime söylüyorsun? Akıl yok. Ne diyorduk? Zihin diyorduk. Zekavet. Zekavet. Hayvanlarda da var ya, balıklar. Tamam, aklın bir sıfatına diyordun. Fakat esası bu değilmiş. Daha ikinci kattan söylüyorduk. Bu beşinci katta çıkacak şimdi. Meğer sisteme deniliyormuş. Sisteme deniliyor ki. Bak Hasan, derse bunu da. Tamam. Sisteme deniliyor hitap. Sonradan öğrendikçe, İmam-ı Rabbani iki tane kavlini değiştirmiş. Demişler ki, daha önce böyle demiştin. O zaman diyor, Allah bana öyle gösterdi. O kadar bakabilmiş. Yani tabiri caizse üçüncü kattan baktı. Şimdi onuncu kattan bakıyorsun. Ufkun daha değişik. O yanlış değil. Mertebe düşüktü. Tamam. Bak şimdi yazayım. Hani ne oldu? O kadar zorlamayalım abi ya. Beraber. Yani yazalım temizlemizi. Tamam ver. Dersimiz kalemden çok daha önemli. Tamam. Şöyle yapalım. Şey yapın abi, başlıkları da yazın. Sistem, kullanılan sistem ve şey, o başlığı koyalım, altını öyle yazalım. Tamam, öyle. Kullanılan. Şimdi. Kullanılan, bir tarafa ne dediniz? Kullanılan. Kullanılan. Sistem. Tamam. Kullanılan sistemdir. Tamam. Kullanılan. Sistem malzeme. O çok önemli. Bu acayip bir şey. Hayal neydi? Alem-i misalin, alem-i şehadetteki giydirdiği libastır. Hatırlarsın. O her yerde var, kullanırsın. Ondan sonra... Alem-i misalin, alem-i şehadette giydirdiği bir libastır hayal. Kullanan, yani sistem. Kullanılan. Ne kadar uğraştım. Tahayyülle hayal. Tasavvurla düşünceler. En çok taakkulle akıl. Ya çıldıracağım ya. Bir sene değil, 10 sene değil ya. Vallahi bu olmasa hiçbir şey çözemiyoruz abi. Sürekli şu. Hepsi birbirine giriyor. Allah razı olsun. Bak zihni dedi ki, o diyor doğrudur. Tanrugattaki ama sureti bildir. Bu adam tekstilci, bu lügatçı değil. Ama ne dedi? O zihindeki şeyleri diyor düşündü. Anladın mı Osman? Evet, bak bu İsa-i Nur böyle bir hale getiriyor. Aynen. Batman alemi diyor abi. He? İşte Akşemseddin Basri alimleri değil bu, Batman alemleri. Batman, evet. Ama yani bu İsa-i Nur nereye taşıyor görüyor musunuz? Elhamdülillah. Bu gözlük abi. Ya şimdi sistem, bak. Tahayyül, kullanılan hayal. Sana hayal sistemi, tahayyül kullanılandı. Tam tersi oldu abi. Bence hayal sistemdi, tahayyül kullanılandı. Hayal sistem. Hayal kullanılandı. Ben neden böyle biliyorum? Ben de böyle biliyorum. Peki, dursun. Böyle diyorum yani. Peki, şöyle dursun bak, ben şöyle yapayım de. Taakkul bak, taakkul. Hayalde sistem var, kişi yok yani. Tahayyülde kişi evet, var. Yani. Alt sistem isterseniz herkes anlaşır bence. Yani sistem kısmını isterseniz anlaşılacak. Tamam peki. Yani, şimdi oldu mu abi? Yani, olur. Tabii canım, olur. Yani, sistem olsa olmaz. Yani dediğimizde tersiyoruz. Yani, şimdi zaten şu anda oldu. Tamam kullanılan tahayyül. Kullanılan hayal sistem oluyor. Oraya sistem yazabilirsiniz. Kullanan şeydi, öyle diye hatırladım. Tamam da. Ama şunu da söylemiyor musun Hasan abi? Sabit insanda. Şimdi şöyle.
şöyle, insan şöyle gidelim beraber. Şimdi insanda bir sabit bir şey var. Bir de insanda olup bir sabit olmayan gidip gelen var. Mesela insanda var iman ama sabit değil. Gidip geliyor. Sistem sabittir abi. Sistem sabit. Neresi? Kalp mesela. Mesela akıl gidip gelebiliyor mu? Gidip geliyor. Aklı başına alıyor. Öyle değil mi abi? Ha. Akıl sabit değil bizde. Akıl ya şunu demezdik. Usta diyor ki daha aklını kaybetmeyenlere. O zaman akıl bizde sabit değil. Olabiliyor, olmayabiliyor. Akıl büyür, küçük, nurlanır, tahkiki olur, taklidi olur. Sabit değil yani. Öyle değil mi? Evet. Peki, sabit olan bir şey var, bizden ayrılmaz. Mesela nefs-i emmare sabittir. Şeytan sabit değil. Giriyor, çıkıyor. Tamam mı? Şimdi bizde hayal, akıl sabit mi? Değil. Aklının başına. O zaman akıl bizim dışımızda. Biz onu kullanırız, kullanmayız. Tamam. Büyütürüz, küçültürüz, nurlanırız. O zaman akıl bizim sabit değil, kullandığımızdır. O zaman bu akıl kullanılandır. Alet. Evet. Tamam. Akıl alettir. Tamam. Sen kullanırsın. Ama onu kullanacak birisi var. O taakkul kullanıyor. Birisi de kullanılma fiili mi? Yani, kullanan belki daha beri de başka bir şey. Yani bu mesela aklı başına alacak. Aklını başına alacak. Mesela bu cihazı kullanan cihazın başında bir şoför var. Araba var. Arabayı kullanan birisi olacak. Tamam. Abi akıl değişken değil ki. Akıl sabittir de onu kullanan değişken. Akıl bir sistem ve alet değil midir? O alet nasıl değişken oluyor? Bana göre değişiyor. Abi akıl sende sabit monta edilmiş mi? Evet var akıl bende. Sabit değil. Akıl gider gelir. Çünkü aklını diyor başına al diyor. Aklın başına. Mesela başına al dediği zaman seni kastediyor. Akıl yok değil ki. Mesela akıl şöyle var diyor. Sen kullanmıyorsun diyor abi. Akıl var sen kullanmıyorsun diyor. Ben öyle anlıyorum yani. Bak abi bu put olur mu? Şey put, ilahiler, put, para, İnek. Makam veya Allah. Olur mu olmaz mı? Sabit mi hiçbir tanesi sende bunlar? Senin dışında değil mi? Bizim dışımızda bir şey. Tamam. Bu öyle değil mi? Mesela dışımızda olabilir. Bak mesela iltizam. Beraber gidelim iltizam. Nedir? Namazdır. Mesela içkidir. Yani bu bizim dışımızda değil mi Allah? Put bizim dışımızdadır. Nereye itikat ettin? Put'a itikat ettin. Yani itikadı sen sökemezsin. Sen de sabittir benim. Sen de sabittir, atamazsın. O neyi kullanıyorsa bu onunla anlam buluyor. Allah'ı kullanırsa imana götürür. Bunları putlaştırırsa. İşte söylediğiniz tam doğru. İtikat değişiyor. Putlar, para, makam, Allah değişmiyor ki. Ha, değişiyor. Onu eğer öyle anlıyorsa. Yani bu bizde kullanılandır bu. Kullanılan bizim dışımızdadır. Bu bizde sabit değil. Tamam. Tamam. Bizim haricimizdedir. Alırız, almayız. Evet, biz değişiyoruz ama. Biz değişiyoruz. Mesela aklını daha kaybetmeyenlere diyor. Aklını başına al deyince akıl bizde dışımızdadır. Yani bizim dışımızda bir şeydir. Şöyle yapsak, şu bir sol tarafa bir tane daha kolon yapsak. Kullanan, kullanmak, kullanılan. Yani şuraya alt, sol taraf hepsini ben yazsak, bunları kullanmam. Tahayyül, tahakkul, tahakkul. Şöyle sileyim mi? Bir tane yok, yok, yok abi. Ben böyle doğru abi. Hani ben anlamak müzakere olsun diye söylüyorum. Şöyle gel mesela bir bak bakayım. Gel bir şey al bu kalemi. Şöyle demek istiyorum. Allah. Şuraya yazar mısın sen abi? Ya hani. Yaz. Sen onu öyle al şöyle kalemin içinde ben. Yap çünkü kemalat çıksın bakayım kim ne diyor. Yani burada kullanan desek buna. Buranın hepsi ben. Yani bunun beni şey ha tamam. Ben ne yapıyorum? Dediğiniz gibi benim dışımdaki aklı kullanıyorum. Ben hayali kullanıyorum. Güzel. Ben işte ilk onun içinde var ya Osman abi ya. Eylemi iltizam ediyorum. Yani
O manada ben oluyor, gizli o, özne gibi. Ortadaki işlem mi yani? Yani işlem aslında. Ha, bu olanın dışındaki mastar olan bu hayali tahayyül yapan kim? Ben. Evet. Aklı tahakkül eden kim? Ben. Yani insanda... insanda bunlar değişiyor. Bunlar değişiyor, değişmiyor. İnsanda sabit değil. Bu insan dışında, bu insanda... Tabii bu... Bunu da kullanıyor ben. Bu, buna göre bana daha yakın. O noktada. Tabii. Hani öyle gibi diyorsunuz, öyle anladım. Yani bu benim dışımda daha sabit bir şey, sistem. Benim dışımda var. Ama bu tahakkül benim kullanmama bana daha yakın. O noktada. Abi, o zaman bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Zaten benim ya. Bir dakika. Ben onu ayrı içten yazmanın bir anlamı yok. Bence de yani. Yok yok ama şöyle oluyor. Kullanan tahayyülün kendisi. Doktor bir tane de kale atır. Şimdi biraz kale atır. Kullanan bu mu? Kullanan öyle tabii ki. Doktor bakayım da. Kullanan tamam doğru. Akıl sabit. Bunu A kişisi çekiç olarak düşün abi. Birisi mahirdir bu işte. Çekiç çok güzel kullanır. Öbürü acemidir. Daha az kullanır. Yani kişi kullandığına göre, yani akıllı ya da çekici kullandığına göre tahakkülde yer ver. Bu ben olurum, Osman abi olur ya da bir inkarcı olur. Doğru. Şimdi şu, arkadaşlar bak, bizde bir yazılım var. Yani bunun adı sistem. Bunu sen yapar, bunu söküp atamazsın, kaldırıp atamazsın. Bu sabit. Bu meratip der ustad. Dima'da meratip var. Bu senin iktidar ihtiyarın alakası yok. Bu sen de sabit bu. Yani sana tahayyül şey yapar. Bu sistem var sende. Bak şimdi. Fakat bunu doğru veya yanlış malzeme kullanır. Veya doğruya çalışır veya yanlışa çalışır. Şimdi akıl bir cihazdır. Gitmiş Cenab-ı Hak yaratmış. Otur demiş, oturmuş, kalk demiş, kalk demiş, git demiş, aynı böyle yapmış. Gel demiş, gelmiş. Sonra demiş ki, senden daha kutsi bir şey yaratmadım, seni diyor, senden daha değerli bir şeyin içine koyacağım diyor. Tamam. Akıl daha, Kur'an'da da yakının, takının diyor ya, kullanmazlar mı? Akletmezler mi? Kim bu akletecek? Biz, o ben. O ben olan malum zaten. Bu zaten ben olduğum malum. Peki ben onu nasıl yapacağım bu aklı? Nasıl yani alacağım? Aklı alırım, büyütürüm, küçültürüm, tahkiki yaparım, taklidi yaparım, nurlandırırım. Tamam mı? Şeytanlıkla kullanırım, kullanırım. Ama bu akıl da gider. Mesela Alzheimer. Aklı ve şey gitti ama şeyi duruyor. Tahakkülü duruyor. Abi bizde sabit olanlar mutabak. Tamam. Yok. Bunlar sabit. Tamam, o zaman sistem de sabit olan işte. Bak. Peki hayali anlatayım. Hayal nedir? Alemi misalin, alemi şahadete giydirdiği libastır. Bizim dışımızdadır. Kim giydiriyor ama? Tahayyülle giydiriyorum ben bunu. Dur daha gideyim. Kainata giydirilmiş. Dışımda. Şimdi biz tahayyülünü doğru tahayyülü hayal aldığı zaman hayal yani o alemi misalin kainata giydirdiği libası bir numunesini de beğenmiş. Mastardır hayal. Ziyadeli mastar budur. Yani onu kullanan, arkasında olan. Şimdi biz tahayyülümüzle hayali kullanarak alemi misale geçiyoruz. Biz taakkulümüzle akli kullanarak lef-i mahfuza geçiyoruz. Biz izanımızı kullanarak vicdana iniyoruz. Aşağı çıkıyoruz. Tamam. Şimdi dolayısıyla yazayım şunu. Mutabıkız. Tarif, tasavvur. Osman biraz esniyor abi arkanızdan. Yok şimdi söyleyeyim bakın. Şeyle sonuç olmasın. İhtilafa düştük de şimdi sistem deyince karıştı ya mevzu. Sizin şimdi sisteme sistemi şunu kastettim. Ha, önceki sistemi yani. Önceki imam. İşte evet, önceki tamam. Dediklerinizle tezada düştük. Nedir o şey? Önceki dediğimizde hayat aç sistemdir. Aç onu. Ha yani o dedik şeyler de vardı ya. Osman abi
şey diyor, tamam dima sistemi diyorsanız tamam mı? Aslında bir şey söyleyeyim. Dima bu. Dima sistem. Sen onu açarken ben de bir taraftan bir şey söyleyeyim. Aç onu. Tatlım bir sistem var bende sabit olan, bir de bendeki sistemle kullandığım diğer sistemler olabilir, bende olmayan. Açar mısın onu? Açar. Bak. Hayal bende değil ki. Benim kullandığım. Akıl bende değil, benim kullandığım. Hasan abi, dima mertebelerine bir sistem, sonra ahvalleri var demiyor muydu? Hükümleri. Tamam. Yani onu diyorum. Bu benimle alakası yok. Bu bende zaten sabit. Tamam. Ama bu benim sabit tamam, değil anladım. Bu. Yok bu dediğinize katıldım. Öncekiyle barıştırmamız lazım. Hayır bir bak onu zannetmiyorum onu. Yok, çünkü abi bak yine şey tamam. Yani kullanılan tamam, o sistemde bu sistem herkeste var. Var. Sen tamam, şöyle Dima 68'de ne demişiz? Hayal sistemin kendisi bizim dışımızdadır. Tamam bizim dışımızda. Sistemin tamam, kendisi. Ha o zaman bu sistemi yazmam. Tamam. He. Ama bizim dışımızda. Ha işte onu. Onda ihtilaf yok. Ha tamam işte o. Ama sistem niye? O zaman deme onu. Sistemdir o da. Ama bizim dışımızdaki bir sistem. Biz de... Ama şöyle, bizim sıvıstığın dışımızdaki sistem, bizim içimizdeki sistem. Tamam, o zaman sistem demeyelim. Ha, değil mi? Tamam. Karıştı yani. Öyle. Tamam, o zaman sistem demeyelim. Bizde olan, bizim dışımızda tamam, olan. Tamam, o daha şey... Tamam, o daha... Karışmasın. Tamam. Ha, yani ben kastettim şu, benim dışımda, hayal benim dışımda, tamam, tasavvur benim dışımda, akıl benim dışımda, şeyler, namaz, oruç falan ben kesbediyorum, irtikap ediyorum ama benim dışımda. Tamam. Abi o kitaba geçtiğince tahsil edin. Yani... Abi doğru fark yanlış bir şey yok. O da bir sistem. Şu anda kesinlikle hani, söylenen hepsi birbirini tutuyor. Yani o... Sistem olarak yazılmayacağız. Aa bak yazın bak. Şu. Kullanılan... Onu benim... Aa ekliyorum. Aa tamam. Benim yazdığım sistemim var ya. Şu hayal. Sistem. Hocam abi şey yalnız ya. Kullanılan sistem. Ha tamam şu yol. Tamam olur. Sistem. Benim dışımda, içimde tamam, değil. Dışımda da inanılmaz. Onu da ekleyeyim. Tamam. Ha, tamam. Daha güzel olur. Bir daha neyim sen? Barışsın mevzular. Tamam şimdi oğlum. İkisi bir sistem. Ha. Tamam oğlum. Tamam. Olur. Şöyle yapayım. O ne? Sistem. Mesela hayal demişiz. Sistem tahayyül. Bu sistemi tasarrufa yetkili tahayyül demiş. Benim... Tahayyülü kullanan kişi. Benim içimde... Bunu insan kendine döndürüyor tahayyül. Benim... Dışım... Da karşılığı öyle. Alem misali ne diyeceğiz şimdi? Alem misali. Şerikatteki karşılığı, karşılıkları dersem onu açabiliriz. Şimdi yazmışız zaten. Olur. Nasıl bir yazılı? İlim. Tasdik ilimdi de bizim dışımızda. Subut ilimden düşünceler. Tasdik. Bilgiler. Şimdi bu oldu mu Osman şimdi bakar mısın? Tamam şimdi oldu. Benim içimde, benim dışımda. Aynen. Tamam. Bir de alem misali var ya ona ne diyeceğiz? Ha. Alem-i misal. Şecelikat'taki karşılıklarını abi, söylemeye çalışıyorum. Yazalım mı demek istiyorum. Bir dakika bir toparlayayım. Şecelikat denesini. Karşılığını yazalım. Hayalin karşılığı alem-i misal. Bunu da bir nasıl oturtacağız? Ha, şimdi mesela ilk önce şuradan başlayayım. Burası Lef-i Mahfuz. Tamam mı? Bunlar Dima'daki uygulamış mıydık? Mesela nefis kürstü. Onu uygulamadık hiç daha önce. Çalışmak lazım onu. Mesela 7 tane mesela kabı kalpsem var, buraya girer. Arş azam var, ruh yapısıdır. O zaman şu var, bir çizelgemiz var diye İslam esasının şeceli hırkata şeyi. Abi namazdan kim lezzet alır sizde? Namazdan ruh lezzet alır. O zaman iltizam dediğiniz gibi arş azam... Evet. Ama yani şimdi ben yaparsam onu biraz şey gibi olur. Yani oturup çalışılması lazım ki. Ama şu var, İslam esasıyla, iman esasını şeceri hilkate uygulanışı var. Bunda sorun yok değil mi? Tamam mı abi? Ha. Benim içimde, benim dışımda. Doğru abi, siz yapmışsınız. Aslında biz Yedikule'de. Yaptık işte. Aslında duvardaki şey. Duvarda, evet işte. Onu kastediyorum. Orada var zaten. Evet. Mesela Kabu Kavseyn'e itikat... Eşhedü en la ilahe illallah o muydu?
Oruç var. Oruç var. Oruç şeye, kürstür. Kürstür. Nefis. Mesela şu. Ha bu kürs. Ondan sonra bu lef-i mahfuz. Bu tasdik ilim şeydir. Daire-i ilim. Neyse girmeyelim şimdi. Konumuz o değil. Evet. Mektubat 57. Deccal ise daha ileri gidip cebbarane sürü hükümetini bir nevi rububiyet tasavvur edip bu niyetini ilan eder. Bak. Rububiyet de uliyet hemen kullanalım. Ondan sonra bunun üzerine ezber olmasın diye. Allah 18 bin alemi sefku idare ediyor. Bu bunun sefku idarede rububiyet şöyle gözüküyor. Unutmayın. Sikke-i rububiyettir bu. Bir, teavun, tesanup, teanuk, tecavup, beş tane neydi? Tamam mı? Bu birinci sırda geçiyor, birinci sözde. Dün akşam o ders vardı, o dersi yaptık. Bu rububiyettir kardeş. Abi özür dilerim, az önce ben bir şey söyleyecektim de susmuştum. Onlar, onlar rububiyetin açılımları. Allah bakalım. Ben birinci sır. Buna sikki-i rububiyettir der. Evet. Kainatın sımasında, arz sımasında, insan sımasında üç birbirinin içine girmiş üç sikki-i rububiyet var diyor. Tamam mı? Bunu bitirsem seni çağırıyorum. Ondan sonra kainatta diyor, kainatın sımasında ne var? Taanuk, tecavup, tesanut. İşte o dört tane. Hı-hı. Onlar var. Şu, birbirini tanımayan şeyler birbirini tanıyormuş gibi fiil yardım ediyor. İşlerini tamamlıyor. Kucaklıyor vesaire. Bu nitekim neler birbirini tanıyor. Evet. Yani şu. Allah var. Tamam abiler. Yön şu. Rububiyette. Burada rububiyet geçtiği için. Ezber ol. Allah canibinden bakıştır. Rububiyet deyince hemen. Allah'ın icraatı. Hemen rububiyet kelimesini gördüğünüz zaman hattan halka doğru icraat. Tamam mı? Öyle diyeceksin. Uliyet deyince bu rububiyetteki saltanat var ya, bu mevcudat, kainat, insan, dağ, tepe, bunların gerek şükrü olsun, şey fıtri olsun, şuursuz ağaçlar, toprakların ibadetleri var, gerek cinler olsun, melek olsun, insan olsun, şuurlu ne yaptığını biliyor. Şimdi Allah bu rububiyetini fark edip bir mukabele ediyor. Şükrediyor, hamd ediyor, tesbih ediyor. Ha, halktan da o rububiyete karşı takdim ettiği var. Ortaya bizde çıkan lavutiye, ubudiyet var. Bu ubudiyet yönüne de uluhiyet deniliyor. Uluhiyet. Allah'ın rububiyetine karşı mevcudatın uluhiyetine aynadarlık oluyor. Mesela şöyle diyeyim. Güneş, haşa. Güneş, bak şimdi. Güneş, şems ezeli. Ayna, ruh, aynada bir güneş gözüküyor. Allah'ın bu tecellisi, rububiyet, benim aynamın kabiliyetine göre, çapına göre, renkliliğine göre, toz mu, çatlak mı, orada bir güneş var. O da bir yere bir şey yansıtıyor. Oradaki güneş buna mukabele ediyor. Ha. Allah'ın kainattaki rububiyetine mevcudatın ubudiyet olarak gösterdiği uluhiyet. Ubudiyet aynasında görüyor. Çok acayip bu. Ubudiyet aynası. Sanki rububiyet araç, uluhiyet de amaç oluyor sanki. Netice oluyor. Netice oluyor. Evet. Acayip bir şey. Ama ikisi gayet. Bunu tefrik etmek çok zor. Yani uluhiyetle rububiyet böyle Allah'ın şey. Fark, dağlar kadar fark var böyle. Bunu nereden güzel anlatıyor? Ayet-i Kübra'da anlatıyor. Dinci şu anda anlatıyor. Diyor ki rububiyet ilahi uluhiyettir böyle. Başta altında uluhiyeti anlatıyor, rububiyeti anlatıyor. Rububiyet ama ben çok belki de ilk çalışmam var ya, ilk çalışmam. Böyle enfusi çalışmalarım ilk adımıydı. Rububiyetle uluhiyet arasında ne fark var? Kırıkhan'da başlamıştım. Ve çok acayipti. Abi çok hatıram da var onu. Kırıkhan'da cismaniyetin hangisiydi bilmiyorum. Cismaniyet dersi 12 yaptık. 12 miydi? 12 miydi? Evet. Orada bu mevzu çok güzel. Kocaman tahtta. Tahtta, kocaman bir tahtta da bunu bir tane hatıram nakli değil mi? Evet. Kağıdım kaybolmadı. Kağıdım. Ha? Kağıdım. Ne o? Şimdi Kırıkhan'ı biliyorsun değil mi? Hayal et. Son katımız var. Çatı var ama boş orada da.
öyle şeylik, havadan olsun diye. Orada masamda ders çalışıyorum, A4. Rububiyet kağıdım, uniyet kağıdım. Külliyat burada, çalışıyorum. Ondan sonra namaz vakti geldi. Ya böyle koy da kapat da. Yapmadım, koydum. Ama aylardan beri çalışıyorum. Bir sürü kağıt yıkmışız da bu hulasa, yırtmışız, koymuşuz bu hulasa. Sen bu kağıt kaybolsun. Oturdum böyle, etrafa baktım, uçtuysa rüzgar olacak. Ondan sonra, yalan da demeyeceğimi biliyorsunuz, yalan nefsi kafirdir. Aradım etrafa, baktım. Arkadaşlara dedim ki, çevre bir dağılın, rüzgar yok abi, rüzgar yok, nasıl uçacak? Bakın dedim ben bunu aylarca, bak hiç mi? Ondan sonra oturdum, baktım bulamadım. Vallahi bunu kim aldınızsa dedim, buraya getireceksiniz. Ben şimdi iniyorum. İniyorum alt kata, Hizb-ı Kur'an'ıma içiyorum. Allah'a kahriyle beddua edeceğim size. Bunu getireceksiniz buraya. Kim aldıysa, orada konuşuyorum. Ondan sonra, ama yapmadan ben biraz okuyacağım, ciddiyetimi anlayın. Sonra çıkacağım, eğer görmezsem burada, o zaman onu bu maksatla okuyacağım. Sirkeleri de sen koyduk. Ondan sonra, ama canım sıkı, aylar be. Heves ilk. Sonra güzel bir şey olsun, hatıra olsun diye anlatıyorum. Sonra çıktım, baktım orada yok. Çıktım dışarı, baktım o hani kapı, araba içeri girsin çıksın diye direktör oluyor ya. Onun hani demir filizleri olurdu. O demir filiz, dört tane filiz. O dört tane filiz, böyle direkt dört tane. Şimdi kağıt istesen zor sokarsın oraya. Kağıtlar orada. Şöyle yukarıdan baktığım zaman böyle, Allah Allah, yani uçsa direkte durdu diyelim. Bu olamaz çünkü direklerde demir var. İnşaat demiri çıkmış filiz. Buraya kadar beton var, bundan sonra beton yok ama demir var. Buraya tutacaksın, kağıt kadar, hatta öyle kağıt tam girmiyor. Biraz kağıt eğilmesi lazım ki otursun. Kağıtlar orada. Ondan sonra dedim ki, orada indim. Almadan dedim ki, eğer benim bundan sonra kağıdıma dokunursanız, dedim öyle Allah ile, bu rububiyet ve uliyeti şefaatçi yaparak hak ile eksan olmanıza beddua lanet yapacağım. Kağıdı aldım. Bu niçin anlattın? Rububiyet, uliyet deyince beni hep onlara götürüyor. Allah Allah. Abi uçup gitmiş olma ihtimali yok değil mi? Yok. Uçsa o demirlerin arasına girmez. Bir tane girer, iki tane girer. Rububiyet burada, uliyet burada. Git, komplesini koy oraya. Ha, iki kağıt da aynı yerde. He. Ha, o zaman o iş zor. Tesadüfün işi kaçıyor bazen. Yani dedim ya, rububiyet burada, uliyet burada. İki tane kağıt ayrı ayrı ama bu kağıt gelmesi için dedim ya, yapım olmadı at çöpe, kırıyıp diyorum, hulasa, rububiyet burada, uliyet burada. Git o demirlerin içine, rububiyet orada, uliyet orada. Ya birisi bana dalga geçti burada, çaldı, gitti koydu oraya insan elinde. O da mümkün değil benim, vakıf kardeşlerim. Ondan sonra daha önce dolaştık da çocuklar da baktı. Yok, oradan işini. Neyse. Yani peki ustad da şey, kalemini kaybetmiş. Ustad demiş ki keçeler demiş, getirin şaka yapmayın demiş, şaka zamanı demiş. Baktı kalem gelmiş. Nurcular da var da, Müslümanlar var. Bu burada bir mezit değil. Müslümanları var, cinlerin, kafirleri var. Ondan sonra nurcusu var. Şimdi rububiyetle uliyet arasında bu şeyi tatile naklettikten sonra rububiyet Allah canımındaki icraat, esmanın zuhuratları. Bu yaptıkları şuursuzsa, yaptıkları fiiliyattan ortaya çıkan hamd ve şükürler, şükrü örfiler veya şuurlu olan melekler, cinler, insanların bu rububiyetine karşı mukabele etmelerindeki o ubudiyetlerinin bütünselliği, bütün ubudiyetler de Allah'ın uluhiyetine gidiyor. Hasan abi, selam salat olur mu bu? Aynen aynen. Hı. Selam ve salat. Allah bile selam eder diyor. Allah'ın selamını biz salatla şey. Salatla.
Hani Allah da diyor selam eder diyor peygambere. Siz de salat edin diyor. Salat edin. Hatırladın mı sonunu? Evet. Kur'an'da. Selamun aleyküm. Sen zannediyoruz ki sıra el farfi salatu el farfi aleyke Resulullah. Selamun aleyküm ya Resulullah. Allah böyle diyor zannediyor. Allah da salat eder diyor. Siz de salat. Ya şey abi evet gibi. Yani zannediyor ki salavat getirmektir. Değil ya, mektubatta anlatıyor. Bir tanesi haktan, Allah'tan halka yöndür. Ötekisi halktan hakka. Miraç o ya. Bu rububiyettir. Halkın aynı ruhunda çıkan o güneş var ya, güneş. Güneş, aynadaki güneş. Aynadaki güneş uluhiyettir. Bu rububiyettir. Şimdi bu olduktan sonra Deccal ise daha ileri gidip cebbarane bir hükümetini ne yaparmış? Bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini niye ilan ediyor? Burayı kaçırmamanız gerekiyor. Onun için çok durdum. Bak adam uluhiyetini ilan etmiyor. Uluhiyeti ortaya çıkabilmesi için rububiyet bilinememesine kaynaklı. Bak adam diyor ki Deccal daha ileri gidip cebbarane bir hükümetini bir nevi uluhiyet demiyor. Cebbarane hükümetini, yönetim sistemini, hani Allah calibindeki icraata rububiyet ya, Deccal'ın sürü hükümetini rububiyet tasavvur ediyor. O peki bütün saltanatın sahibi Rab olursa rububiyet ettiği için halka ne uluhiyetini ilan eder? Allah'ı tanımadığı için hepsine bir rububiyet verir diyor. Allah. Şimdi rububiyetten sonra uluhiyet gelir. Senin aklında yapıyorlar. Sen konuştuğun zaman konuşacaksın. Senin artık konuşma şansı yok. Allah konuşma dedi. Boyunca konuşma hakkı vermiyorum. Çünkü ben bir şey anlamıyorum. Ben de zorlanıyorum. Hasan abi, az önce şöyle bir şey söylemek istemiştim ben. Şimdi tasavvuru küfür değil, tahayyülü şet değil demiştik ya Hasan abi. Şimdi bu öyle olsaydı Allah cebretmiş olurdu abi gibi düşünüyorum. Allah cebretmiş olurdu. O zaman sırrı imtihan ortadan kalkardı. Böyle bir şey olmuyordu yani. Yani mesela diyelim ki tahayyül ve tasavvur serbest bölge yok. Hayal eder misiniz? Serbest değil. Cebri mutlak olur. Cebri mutlak olur abi. Acayip bir şey olur ya. Deccal bunu yapıyor işte abi. Aslında. Yani beni bunu seveceksin, bunu yapmayacaksın. Cebirdir o. Evet. Serbest bölgeyi devre dış yapıyor. Bakın burada 3 defa söylüyorum. Adam rububiyetinden sonra uluhiyetini ilan ediyor. İlahım o zaman olur. Rububiyet ettikten sonra ilahlık oluyor. Ulazı bi Rabbin nas, Rab. Melik-i nas, ilahin nas. Ondan sonra oluyor. Yani bak, diyor ki Mehmet'im, cebbarane sürü hükümetini bir nevi rububiyet tasavvur edip, ondan sonra adam uluhiyetini ilan ediyor. Mukabele ediyor. Ben sizin Rabbiniz, ilahınız değil miyim? Çünkü ben rızıklandırıyorum sizi, ben yönetiyorum. Yani önce düşüncelerimizi bozuyor. Evet. Ondan sonra, çünkü düşüncelerinizi bozdurmadan size uluhiyetini kabul ettiremez. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Bazıları arabada yazar, öndersin. Bazı insanlar önder yapıyor. Zannediyor musunuz ki o önderdir? Hayır. Kendi firavunane arzusunu, isteğini onun sisteminde ortaya çıkarabildiği için o ilahımdır diyor. İlah odur diyor. Onun alakası yok. Benim isteklerimi kim yerine getiriyor? Hangi parti getiriyor? Ama partiyi sevdiğinden değil. Ben diyor isteklerimi kim yerine getirir? Parti seçimi budur. Adam diyor ki, adama dedim ki bak dedim belediyede. Çok gene misal vereceğim. İyi ki öyle oldu ki misal veriyorum. Bak diyorum. Saat başı burada adamlar giriyor mu çıkıyor, kart basıyorlar. Saat başı oluyor. 7'de kart basıyorlar, en fazla 10 dakika sürer basmaya. Sonra adam yüzmeye geçiyor, 8'de bir daha geliyor. O 30-40 kişinin kart basması 10 dakika. 1 saat orada bekliyor adam masada, 50 dakikası boş. Adama dedim ki bak 50 dakika burada boşsun masada. 30-40 kişi geçti, kartı bastı. Sen burada bas. Allah sana büyük bir nimet vermiş. Bu masada bir kitap oku. Adam bana ne dedi biliyor musun? Zihniyetini bak nasıl gösterdi. Sen kimsin falan demiyor bak.
ne olduğunu, nasıl olduğunu, haritasını çıkartıyor şecerisini. Sen bana diyor, patlıcanla soğan ver, akıl verme diyor. Kim bu? Patlıcan ve soğan. İçin memleketini satan tiptir. Patlıcan şu, memleket mi? Memleket şu, bana ne diyor? Ben patlıcanıma soğanıma bakarım. Bu. Hemen nasıl çıkartıyor değil mi abi? Hemen kendisini bir şekilde ifade ediyor. Ben patlıcan ve soğancıyım. Tencereye vuranlardan. Anladın mı? Para ver demiyor. Bana diyor, para ver dese sokaktaki çingene tipinden olur. Yani cahildir. Bu adam şuurlu adam. Bu adam şuurlu adam. Sokaktaki çingene para, bana akıl verme. Para ver, sokak tabiridir. Ezberlenir. Adam şu domates bile demiyor. Patlıcan ile diyor bana soğan ver. Akıl verme. Yani biz buyuz diyor, tamam mı? Yani burada ne yapıyorsunuz? Size bunu örnek vererek şunu anlatmaya çalışıyorum. Adamın ki veya kimin ne olduğunu mutlaka sızıntıyla çıkıyor. Sızıntı değil, fışkırmış ya. Fışkırmış. Hem de nasıl anlatıyor? Allah'ın 50 dakikasını orada fuzuli oturuyor. Lan 10 dakika işte. 10 dakika, 60 dakikanın 10 dakika ancak kalk basıp seyredeceğim. 50 dakika boştasın ya. Şimdi demek ki rububiyet olmadan ulviyet olmuyor. Mektubat 80. Dünyada tebühüm-ü ebediyet hükmünce gaflet veya dalalet neticesinde mefti, Adem ve firak ebedi tasavvur ettiğinden. Mefti, meft, firak ebedi, Adem kim tasavvur ediyor? Sebebi nerede? Gaflet ve dalaletten çıkıyor. Yani ustamız diyor ki, kabir diyor, gözüktüğü gibi dehşetli değil diyor. Peki, kabir, firak ebedi, kuyu, yalnız, kimsesiz, soğuk, dar. Bunu yapan, gösteren kim? Gafret veya dalet. Bak iyi dinleyin bir daha. Dünyada tebehüm-ü ebediyet hükmünce, yani tebehüm-ü ebediyet, tebehüm, ebedi yaşayacak vehmi ile, vehim ile gaflet veya dalalet neticesinde gayril mağdubi mağdubi alim velavda velavda da dali orada göstermeye çalışıyorum. Gaflet veya dalalet olunca mefti, adem ve idam ebedi gösteriyor. Şefirak ebedi. Dünyada burada ebedi zannediliyor. Birinci hata o. Niye ölümde korkuyorsun? Sen ebedi miydin? Bak, tebehüm ebediyet. Ya ne dönecek ya bu ölüm? Zaten ölecektin. Tebehüm ebediyet. Ebedi yaşayacak vehmi vardı. Nereden çıktı ya bu ölüm? Yok, çıkmadı ki zaten vardı. Zaten işletim sistemi bu yoldu. Bak, neymiş? Tebehüm ebediyet hükmünce. Yani ebedi yaşayacak. Birinci hata şu. Yani ölüm korkusunun sebebi tebehüm ebediyettir. Ölüm korkusunun bilinçlerinin sebebi buydu. İki, meft, adem, idam, firak ebedi hep bunlar burada tasavvur ediliyor. Yani gaflet veya dalaletle. İki hata var ölüm korkusunun sebebi. Bir, buraya tebehüm ebediyetten geliyor. Yani kendisini ebedi zannetmek, tavatun ettiği dünyayla kendisini kıyas ediyor. 10 sene önce de Zeytinburnu'ndaki köprü aynı, şimdi aynı. 50 sene önceki memleketinize gidin, o kaya gene aynı. O Allah Allah, ama bir sürü insan ölmüş, kaya duruyor. Yani şimdi ona kıyas edeyim. Birincisi, ölüm korkusunun birinci sebebi tebehüm ebediyettir. İki, gaflet ve dalaletle firak-ı ebedi mefti kabul ediyor. Yani ölüm ayrılmak, yok olmak, hiç olmak, bir daha çoluk çocuğumu görmeyeceğim demek gaflet veya dalaletin sayıkasıdır. Abi bir sual hemen. Şimdi daha önceden bu iman mertebelerini yazıp aralarındaki şeyleri, ilişkiyi anlatırken oklar çizmiştiniz. Tahayyül, tasavvuf, tahakkuk, tasdik, ihsan, iltizam böyle giderken yukarıdan da aşağıya gelen bir etkileşimin olduğundan bahsedilmişti değil mi abi? Yanlış hatırlamıyorsam. Acaba dalalet ve gafletin neticesinde derken bu itikattan tekrar tasavvura bir dönüş müdür acaba?
Böyle bir şey olabilir mi? İtikattan tasavvuf var. Aynı bunu Osman söylemişti anca. Öyle mi? Şöyle demişti hatırladığım kadarıyla. Şimdi adam tasavvufu itikat zannetmiş. Yani şurada olan hadise var ya şu ikisinden. Şurada. Şu serbest bölgeye. Serbest bölgede. He. Buradakileri cinayete bak. Bu zannetmiş. İtikadın bu demiş. Yani tahayyülüne gelen, tasavvuruna gelenleri itikadım zannetmiş. Aman ya Rabbi, bu insan, bu kadın, bu erkek burada yaşama şansı yok artık. Çıldırır bu. Yaşayamazsın. Korkunç psikoloji hastalıklarının temeli bu. Mesela uygulayayım şimdi. Niye bana bu düşünceler geliyor doktorum? Sana da gelen Zafer. Niye bana bunlar geliyor? Niye benim hayalime geliyor? Niye benim düşüncelerim? Ne vardı burada? Tasavvufta düşünceler. Düşünceler, bilgiler, vehimler, zanlar. Burada da kontrolsüz şekiller, mekanlar. Tamam. Peki bu adam bu düşünceleri, bilgileri vesairelerine ben derse bundan kurtulur. Abi bu çıldırır ya. Bu gün cehennem ya dünya. Ben şu anlatırken bile etkileniyorum ya. Bu düşüncelere ben dersen, itikadım dersen, benim itikadım bozuk dersen, bu beni öldürür ya. Ben nasıl yaşıyorum ya? Bir dakika yaşayamaz ki, intihar etmesi lazım. Nasıl sağlıyor değil mi? Yani acayip bir şey. Mesela şöyle düşün. Araba sağlam bir araba ama arkası açık. Yani ayaktasın, rüzgar görüyor. Ne diyorlar? Kasal araba. Bir viraj aldı 120 ile, sen ne olursun tutunmamıştın? Uçarsın. Vallahi bu, öyle bu sistem var ya, bu sistem öyle değil mi? Bir arabayı sağa yatıyor, bir sonra öyle viraj alıyor ki ama yüzden aşağı inmiyor adam. Üstünde oturan, tutunmamış adam ne olur? Bir öyle fırlar, bir öyle fırlar. Tutundu. Kasal ama uçmuyorsun ama bir onu çarparsın, bir onu çarparsın. Kardeşim bu tasavvurunu sen itikat kabul edersen, benim dersen var ya benim, sen ya nasıl yaşar ya, olamaz. İtikat zannediyor tahayyül eden. Şeytanın oyuncağı oluyorsun zannediyor. Bir öyle atıyor yayık gibi, şeytan bir böyle atıyor. Sen busun diyor. Mesela bana geçen ne diyordu ya, bunu da size söyleyeceğimi söyledim ama unuttum. Yani çok tuhaf bir şey söyledi. Sen diyor, bunu dedi galiba şey. Yani böyle imanım gitti. Hani diyor ya bana, gittiyse sana ne gitti. Ondan sonra adam diyecek ki, dedi ki bu, sen dedi Allah bile hafife alıyorsun dedi. Bu sefer başka yerde vurdu. Dedim ki, aferin lan nasıl bildin lan dedim. Baktı ki Allah Allah. Ya hafife aldı ne? Şu anda ben söyleyince siz de rahatsız oldunuz. O imanız, çünkü o adam burada benimle o konuşuyor. Onunla ben sorusuna cevap versem, cevabın içinde soru çıkacak. Mesela hasta, psikoloji hastalara ikna ediyorsunuz, zor düzeliyor. Düzeldi, kapıdan çıktı, 10 dakika sonra geri gelir. Doktor ama. Çünkü niye biliyor musun? Zanına getirdiğin cevabın içerisine bir sürü soru taşınıyor. Tekrar o sorulara cevap verirsen başka cevabın içerisinde soru var. Çünkü sorusuz cevap yoktur. Bir daha sorusuz içinde soru barındırmayan bir cevap olamaz. Aslında halif tasavvurdan çıkamadı. Tahakkule kadar belki geldi ama tasdik iltizam çalışmadığı alamet oldu. Devamlı tahakkul, tahayyül, tasavvur. Cevap verin, cevap verin. İçerisine Allah aşkına 2-3 tane soru çıkartmayacak mı? Kaç tane? Bitmiyor ki adam sistemde soru. Peki, cevabın içerisindeki soru, o soruya cevap ver. Bak gidiyorum ben de, ona da gittim. O soru, tam cevap veriyorum, sorusunun cevabını verirken soru çıktı, 3. Sorusunun cevabını verirken 4 soru çıktı. Dibi var mı ya, bu nasıl? Tamam sen birinci sorunun cevabını vermedin. Ben ne diyorum o zaman, bunu nasıl hallettim biliyor musun Gafur? Şöyle hallettim ben bunu. Sen Allah'a hafife alıyorsun dedi. İmanım gitti, sana ne? Gitmedi falan diye, o olur mu ya gitmedi diyor mu? Bak namazım var gitmedi mi? Gitti. Şimdi söylüyorum. İmanım gitti. Sana ne? Sana ne? İmanım gitti. İmanın sahibi sen misin? Çünkü gitmez dedim.
Çünkü ben daha niye uyanıklık yaptık? Ya Rabbi, her şeyin sahibi sensin. Emaneti ihanet etmeyin öğreten sensin. Peygamber dolayısıyla bize. Ben de imanımı mukayyet olamam. Sureti bende. Kanuniyeti bende. Hakikati sende. Allah'ım imanım sende olsun. Bilgi sahibi ekranım çöktü. Öyle hard diskim var zaten. Ha. Şimdi ben Allah'a var et. Ya Rabbi imanımı sana emanet ediyorum. Şimdi adam imanı gitti. Merkez sağlam ben. Bu da imanım. Ekranı bozulsa bile tekrar kopyala yapıştırıyor. Ya Rabbi imanımı sana emanet tevdi ediyorum. Nasıl yapıyorum? Lafla değil. Sabah namazının sünnetinden sonra o tesbihatın sonundaki duayı yaparsan Ya Rabbi o diyor o manası. Allah'ım imanımı sana emanet ediyorum. Tamam mı? Yani tesbihatın sonunda imanın gitti. Nesi gitti? Sureti gitti. Düşüncem gitmiyor mu? Her an imanı mı düşünüyoruz? Ama hakikatim ayet Allah da. İki, de bakın bombalı. Şimdi telefonda devamlı şuurlu musun? Ama cebimde gidiyorum. Bazı istasyonlar devamlı bağlı. İman bağlı. Senin şuuruna bağlı değil. Abi bir şey sormak istiyorum. Şimdi şimdi tahayyül ve tasavvuf iki şey için. Mesela çok basit. Melek ve şeytan. Değil mi? Yani müdahale edenler. Ha, serbest bölge. Evet, serbest bölge. Tahayyül ve tasavvuf, serbest bölge. Melek ve şeytan. Şimdi abi, kıyametini koparan kendi kişisi ise kişi, evet, kıyametini koparan tahayyül ve tasavvuru, hani mekik gönderiyorlar ya bu uzaya, bir yere kadar o yanında şeyler, o ateş toplu şeyleri var, ne diyorlar ona? Oraya kadar, ondan sonra bırakıyor. Ondan sonra onları bırakıp kendisi devam ediyor. Sürtünme olmadığı için. Evet, şimdi, kıyametini koparmak demek, tahayyül ve tasavvuru kesip atmak mıdır ki zannım o değil? Yoksa tahayyül ve tasavvura müdahale eden şeytan ve meleği ayırmak mıdır abi? Kıyameti kopartmak. He harika. Ne dedi biliyor musun? 29 söze götürdüm beni. Soruyu genişletiyorum, çok soruluyor. Hı hı. Abi kıyametin hududu ne kadar, nereye kadar kıyamet kopacak? Senin de nereye kıyamet? Kıyametin anlamı şudur. Dağların, tepelerin o simgedir. Kıyametin anlamı şudur. Bu alim-i kevni fesat, hakla batıl, doğru ile yanlış, akla kara birbirine girmiş. Bunların ayrışması demektir. Kıyametin hududu nereye kadardır? Zıtlar nereye kadar varsa. Senin zıtların karma değil mi? Evet. Ha, vefat demek, zıtların ayrışması demektir. Girdiğin gibi o kefen mefenle değil. Hususi dünya ölüyor. Hususun dünya. Dünyaya geçiyorsun. Ha, yani şu, öbür dünyaya geçmek, hakkın ve batılın, doğrunun yanlışın, akın karanın ayrıldığı, karma olmadığı, cennet cehennem. Al, bir misal vermiştim. İkizi. Tencereyi getir. Koy tencereye cehennemi. Cela. Aynı tencereye koy cenneti, cema. Karıştır. Ve o pekmezle tayin. Dondur onu. Ne çıkar? İnsan. Dünya. Dünya çıkar. Ha, dünya bu karma mıdır abi? Hakla batını. Kıyamet demek. Her şey aslına rücu eder demektir. Hak batıl karması ayrılması demektir. Şimdi vefat anında ne oluyor ki vefat etti? Açtık her şey diyor. Kur'an'ın mealini söylüyor. Her şey ayağın ortaya çıktı diyor. Zıtlar ayrıldı diyor. Ölümü Allah Kur'an'da şöyle tarif ediyor. O zaman diyor gözler başka bir gözdür. O akıl başka bir akıldır. Her şey net olmuştur. Net olmayan nedir bu dünyada? Birbirini örtmüştür. Hak ve batıl ayrılıyor. Ölüm budur. Ama adam hak ve batılı yaşarken ayrılmışsa zaten ölmüş. Kıyameti kopmuş. Kıyameti kopmuş. Ha, kıyametin ibresi sahası ne kadardır? Bu kadar mı? Bu kadar, bu kadar. Zıtlar nereye kadar varsa. Tamam mı? Zıtlar. Mesela zıtlar nereye kadar var? Kürse kadar var. Çünkü niye kürse kadar? Kürs var. Nefse mal orada takılır. Şimdi adamın hususi dünyası. Bu çok önemli bir şey anlatıyorum. Yani ölüm hastalığı var ya, senaryosu, sendromu, psikolojisi, ölüm korkusunu anlatıyorum. Tamam mı? Ölüm ne demektir? İnsanın hususi dünyasının kıyameti kopması demektir. Peki kıyamet ne demektir? Kıyamet, hak ve batılın karmasından sır, hak, batıl, doğru, yanlış, beyaz, ayrışması demektir. Sen bunu ayrışmışsan, o zaman yaşarken ayrılma nispetinde ölümü telis olarak görürsün. Tamam. Evet. O nispetten. Yani ama
bunun, abi ben de ölüm senaryoyu yaşadım, tansiyonum şey oldu ama ben gene korktum. Ölüm hakikatinin sureti vardır, kanuniyeti vardır, hakikati vardır. Demek ki ölüm sureti, ölüm. Üstad diyor ki sureti ölümün gözüktüğü gibi dehşetli değil diyor. Ölümün sureti dehşetli olacak, öyle diyor. Evet. Bak adam duruyor, yemek yemiyor, kefene sardık, daha kötüsünü söyleyeyim. Karanlık toprağa koydum. Dar, soğuk, karanlık, kimsesiz. Kimsesiz. Ha, sureti budur. Kanuniyeti, ölüm anı, sende ne oldu şimdi? Bedenden çıktın. Ha, Allah'ın esması senden, o alemler ne oldu? Alim olur, ölürse alem ölür. Bütün kainat alakadarlığı, Allah'taki karşılığı senin. Yani surete bakıp durma. Senin aleminde ne olacak? O zaman ölüm ne demek? Hak ve batılın, doğru ve yanlışın hususi dünyanda sen ayırt edememiştin yaşarken de şimşek gibi, gök gürültüsü gibi, deprem gibi sen evi yıkamamıştın ama küllüme yıkıyor adam. Şimdi sen hak ve batılı, doğru yanlışı aleminde tefrik edemedin, allak bullak birbirine karışık yürüyordun. Ölüm demek bunu ayırdı. Ama bu ölüm o demek. Bu ayırdı da abi, yok olmadı bunlar. O, ne olmadı? Yok. Tam o zaman diyor, ayete geçiyorum şimdi. Evet. Ölüm anında kalk ayrı mı böyleydi? Ayrı. Artık o göz başka diyor, diyor. Daha şey görür diyor. Kesinlikle. O akıl daha... Gerekeni görecek. He? Görmesi gerekeni görecek. Artık aaa. Diyecek. Ha, şimdi burada karma. Şimdi ölüm... O zaman burada bu serbest bölgedeki hak ve batılın zaten karması. Alem-i şahadetin sureti dönüyor. Yani o zaman kıyamet ya da ölüm suretlerin hakikatlara dönmesidir diyebiliriz. Aynen, yaz onu. Aynen. Suret. Bak, suretin hakikatlarına dönmesidir. Çok yani şey, sönmesine şahit olmak. Hani hakikatlardan suretler çıkıyordu ya. Zaten zıtlık diye gördüklerimiz surette var. Surette var. Yok. Öyle bir şey yok. Melek, melek de şeytan arkadaş. Bir tanesi mudil esması, bir tanesi onun esması. Onları biz bir arada görünce zıtlık gibi hem de kendi şeyimizden dolayı abi. Ölüm korkusu birincisi biraz önce söyledim. Temel itibariyle bozuk bir düşünceden kaynaklanıyor. Nedir o? Tevehüm ebediyettir. Kendisini ebedi zannetmekten. İki, gaflet ve dalaletten. Gaflet ve dalaletten ne yapıyormuş? Mefti, adem, idam zannetiyor. Bir de ölümün sureti var. Ustad da diyor ki dehşetlidir. Bu tasavvuf kitaplarında limanında 70 kılınç veya kökleri dalgız aksalmış bir ağaç düşünün, bu kadar kalın. Boğazından aşağı hadis bu. Bütün hücreyle bir kök salmış. Dikenli onu sökmek gibidir. Bu kafire söylenmiş ama hadisi çıplak alırsan Müslüman giyince çıldırıyor. İşte hadisi kim demiş? Sonra dünyada kalmaya çalışıyoruz. Tabii acayip. O zaman ölmek istemiyoruz. Çünkü o hadisleri okuduk. Biraz bunu söyleyen kişiler de söylüyor. Kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne makamda ne aksakta? Bunu söyleyen Resulullah kafire demiş. Kafir böyle olacak. Sen kafire söylendiği hadisi Müslümana giydirirsen ne olur? Ha, ölümün sureti dehşetlidir. Kime? Ha, sureti herkese. Sureti ayrılmaktır. Yani sevdiğin mahbub olan dünyadan söküp atılacaksın. Hakikati, kanuniyeti nedir? Kanuniyeti. Senin iç aleminde ne olduğunu bilmiyoruz ki. Bu da kainatla esma ve mevcudatın hukukuna tecavüz ettirmekten onlarla kalıdır. Seni nasıl karşılayacaklar melekler? Oralar. Bir de Allah'ın sendeki şeyi, tamam? Suretine bakıp durma. Suretine bakıp durma. Sureti şudur. Ölümün sureti, hak ve batılın, doğru ve yanlışın, ak ve karanın cem olduğu. Bunlar birbirinden ayrışmaz. Buna delil nedir? Şu anda kehaletinizdir. Şu anda bunu dinleyince biraz da rahat olmadı. Evet. Ha, bu ne demek? Şimdi sizin serbest bölgenizdeki o karma ayrıştı epey. Şey diyebilir miyiz abi? Ölmeden önce ölmek. Bahsettiniz ya, rububiyetin uluhiyete inkılabı olur mu? Olur tabii. Yani rububiyete verilen cevaptır uluhiyetin senin. Yani bakın, rububiyet, Allah rububiyet etti, seni yarattı. Evet. Sen buna mukabil, bak şimdi iyi dinle. Uluhiyet de onundur, rububiyet de onundur. Evet. Ama konu o değildi, yapmak istemedim ama yapayım şimdi. Allah tecelli etti, adım attı.
Tamam mı? Seni yarattı, nimetlendirdi. Sen de fark ettin, tamam, fark ettin, adam oldun. Ya Rab dedin, namaz kıldın, şükrettin, Kur'an okudun. Allah dedi ki, bana bir adım atarsanız ben 10 adımlayayım. Benim rububiyetime bu kulum mukabel etti ya. Ne yaptı? Ubudiyet aynası. Ubudiyet aynası, unutma. Ha, sen benim rububiyetime, tamam mı? Uluhiyeti, ubudiyetine mukabele mi ettin? Bu sefer Allah özel yapıyor şimdi. O rububiyet genel. Sen rububiyetine, ubudiyet aynasıyla mukabele mi ettin? Allah da dedi ki, 9. sayfa şu anlarda, zatı senin ubudiyet aynana, ruh aynana Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Allah senin ubudiyet aynandaki taayyunu ve teşahhusuna uluhiyet deniliyor. Bir daha, rububiyet etti, sen kadir kıymet bildin, ubudiyette mukabele ettin. Ubudiyet aynana Allah'a, Allah'ın rububiyetine mukabele ettince Allah durmadı. İlk önce yarattı, mukabele görünce Allah durmadı. He, sen iyiliği anladın. Bu sefer Allah herkesin ubudiyet aynasına göre herkese farklı, 9. sayfa şu anlar, taayyum ve teşahhus etti. Ya ay, güneş aynanın çatlak, tozlu, renkli. O aynanın kabiliyetine göre güneş burada gözüktü. Bu rububiyet, bu ayna ubudiyet aynası, burada da uluhiyet. Ha sen misin ubudiyet yaptın, ubudiyetle mukabele ettin? Ubudiyet namaz niyaz değildir. Ha, o ibadettir. Ha, ondan sonra o ubudiyet aynasını yaptınca Allah da o ubudiyet aynasında bir daha sana özel tecelli etti. Ama sana herkes az. O Allah'ın sendeki taayyunu ve teşahhusunu uluhiyettir. Ondan ona gene. Ama dikkat et, buradaki ince sır şu. Burayı biliyordunuz ama bir daha şey. Oradaki ubudiyet aynasındaki Allah'ın taayyunu ve teşahhusu senin değil. O. Ha, o. O var ya o. Güneş. Aynadaki güneş. Ha, biz o ubudiyet aynasındaki o ile bendeki o ile ondaki bir ben var. Ona karşı İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Senden sana. Sırrıyım ben o zaman işte. Rab'la Rabbül Alemin'i birleştirdim. Meyvedeki çekirdeği, kökteki çekirdeği birleşti. Yani kime diyor? Bak diyor ki İyyâke na'budu. Üçüncü teki ben sen o. Ha, ben de ubudiyet aynasındaki Allah'ın taayyum ve teşahhusunun bütünlüğüne uluhiyet deniliyor. Bendeki nedir o? O var. Bendeki o. Bendeki o. O taayyun etti. O taayyune uluhiyet. Allah'ın sende taayyün etti. Sığmadım kainata kısacası. Evet. Sığdım müminin kulunun kalbine. Bu. O peki aynadaki güneş uluhiyetse asıl güneş uluhiyet mutlaka mıdır? Asıl o ta asıl odur. Ne denir uluhiyetin? Uluhiyet üç tane söyle. Uluhiyeti mutlaka. Uluhiyeti ezeliye. Beş tane uluhiyet var. Tamam. Rububiyeti mutlaka, rububiyeti ezel, ilmiye, rububiyet, daire-i rububiyet, cilve-i rububiyet. Uluhiyet var. Mevcudatın uluhiyeti şey, cilve-i uluhiyet. Yani fıtri mesela, ağaç, bunlar. Kişi özü. Yokken şey, tahta, topraklar, onlar fıtri yapıyor. Ama insandaki şuurlu olunca, mesela bu uluhiyeti, ubudiyeti, şey, uluhiyeti mutlaka var. Sıfata bakıyor. Uluhiyet ezeliye, esmaya bakıyor. Uluhiyet ilme bakıyor. Daire-i uluhiyet, lef-i mahfuz ve oralara bakıyor. Cilve-i uluhiyet, şeye bakıyor, alem-i şehadete bakıyor. Dört tanedir. Dört tanedir. Rububiyeti mutlaka, rububiyet ezeliye, rububiyet, daire-i rububiyet. Bir tane de denmiş işte, alem-i şehadet, cilve-i rububiyet deniliyor. Yani tek bir yerine o karışmasın. O son şeyimi söylüyorum. Rububiyet ediyor, ubudiyetle mukabele ediyor. Ubudiyet sakın namaz değil zannetmeyin. Bu ibadet, namaz, oruç vesairedir. O ölünce biter. Ubudiyet ise Allah-Halik, mahluk-Halik ilişkisi devam eder, ubudiyet devam eder. Ha, Allah rububiyet ediyor,
ubudiyet ile mukabele eden kuluna Allah ikinci kez bir özel adım atıyor. O ubudiyet aynı anda Allah tayin ve teşahhus ediyor. O Allah'lık, o hakikatin, Allah'lık hakikati senin değil, o ondaki sen oluyor. Yani bendeki odur, o şimdi uluhiyettir. Bu sefer o aynandaki o tayin etmiş, tayin ve teşahhus etmiş uluhiyet ile sen Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Rububiyet, Errahmanirrahim, Rububiyet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Rububiyet, Errahmanirrahim, Rububiyet, Malikin Yevmiddin, ben sen o, Rububiyet. İyyâke ni'abudu ve iyyâke nesta'in, Uluhiyet. Ve siz de bir oluyorsunuz, biz. Bitti. Biz oluyoruz. Biz oluyoruz. Onlar, ben de, bende bir şey var, ondan gelmiş. Evet. Bendeki o, peki benden, bana gelen neresiydi o? Onda bir ben vardır. Evet. Ha, o Esma'nın bütünlüğü. İşte Miraç'ta herkes Esma ve sıfattaki kendisini görüyor. Aslını görüyor. Yani burada çizmiştim, hatırlarsınız böyle bir çizgi. Çin böyle yok, çin böyle Esma böyle bir çizgi yapmıştım. O senin Esma'daki karşılıkların. Hani böyle çizmiştim, çizeyim ya. Bak, Rahman, Rahim, Kerim, Ad, Kuddüs, bir sürü var, tamam mı? Çizgisini yap, Esma. Bu tecelli. Tecelli adı. Şimdi beni meydana getirecek, Osman meydana getirecek, büyüsün. Şimdi Rahman bende bu kadar, Rahim bu kadar, Kerim bu kadar, Ad şöyle, Latif böyle. Şimdi Mehmet kardeşim için yapıyorum. Yap bu Mehmet. Bu da sensin. Bir tane daha yapayım. Dafil gafuru yapayım. Şöyle çıksın, böyle çıksın, insin, böyle, böyle. Ha, şimdi bu Esma'nın tecellileri, tamam mı? Sen de şöyle oluyor abi. Ha, şimdi ötekisini yapayım. Bu Esma'nın Mehmet'te de böyle tecelli. Osman'dı abi, Osman. Osman mı? Evet, kudretli bir vurdu. Tamam. Tamamen şuursuz yaptı. Bu da... Ha, şimdi... Çok dalgalısın. Ali, Hüseyin... Ahmet. Tamam. Toplumu. Ha. Şimdi... Bu Esma'nın... Bu mertebesiyle seni inşa etti. Allah'ın ilmindeki sensin bu. Ondaki ben. Tamam mı? Onda ben var. O zaman bu. Ondaki ben. Hepsini toplarsak Muhammed Hanis. Evet. Aynen. Şimdi o zaman Miraç'ta... Bu biz esmalardan geldik ya, o bizi yapılandırdı. Bizimki ne? Bendeki o. İşte bu esmaların, bak bu esmaların, senin esman şudur. Siliyorum bak bir tanesini, bir tane bırakacağım bak. Hangisini bırakayım? Şunu bırakıyorum. Hiç kimse seni alakadar etmiyor. Elhamdülillah sen ibadeti sen böyle şey yapıyorsun. Bak arkadaşlar, hiç böyle üşenmeden yapıyorum. Ta ki fiili gözü bu. Artık bu düzen, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta kendi Rabbini gördü. Herkes kendi cennette de Allah'ı görmeyecek. Herkes kendi Rabbini görecek. Ha senin, bu senin, bunu da sil. Yok artık böyle birisi. Yok böyle birisi. Senin, bu sensin. Bu herkesin, senin Rabbin. Senin, Allah'ın değil, Rabbin. Bu neydi? Rabbul Alemin'di. Burası Rabbul Alemin'di. Bir sürü.
Bu senin Rabbin. Peki bu çizgi nedir? Bende, bendeki o. O. İşte Rab. Bendeki o. Ha. Abi bir yer okuyayım. Sizin yazdığınız. Tılsımda tahtaya yazdığınız. Menatib-i külliye-i esmaiyede gözüne ve kulağına tesadüf eden ayat-ı Rabbaniye'yi ve o acip sanat-ı ilahiyeyi işitmiş, görmüştür. Şimdi bu Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin esmaların bütünlüğüne azami derecede aynadarlık yapması demek midir? Yani o bütünlük müdür abi? Bu buydu. Bütünlük değil mi abi? Sen bu, o ise şuydu. Şu çizgiler vardı ya. Tüm, o kare hepsi oluyor. Hepsi oluyor. Sen de oluyor. Yani sen zaten içindesin onun. Sen zaten içindesin onun. Mesela şöyle yapmıştık ya. Evet. Bak şimdi, Gafur. Evet. Bütün bin bir esma böyle mi abi? Evet. Onun içine girmeye çalışıyoruz. Sen bir bunlar mısın? Evet. Ali, Mehmet, Hüseyinler de böyle. Çalışmıyoruz aslında. Evet. Kırmızıları topluyoruz. Evet, hepimiz tek tekiz. Ama bunun cemi... Aleyhisselatü Vesselam. O şeylerde münacat oluyor. Ha şimdi münacat diyecektim. Şimdi... Bunu farkındalık... Bir tanesi dedi ki bak, bir insanı çok mu yüceltiyorsun dedi. Dedim ki, bu insanı çok mu yüceltiyorsun dedi. Dedim ki, ben güneş çok yukarıdadır dediğim için güneş yukarıda değil. Yukarıda olduğu için yukarıda demek zorunda kaldım. Yani ben insanı yüceltmiyorum, o zaten Allah yüceltmiş onu. O yüceltmiş, büyük olduğu için söylüyorum. Abi hemen bir şey eklemek istiyorum. Şimdi, ismini vermediğim bir arkadaşlar. Mesela... Ben sizi davet etsem, Hasan abi, siz geliyorsunuz bana, geliyorsunuz. Gönlünüzde de gelmek var zaten, ben de talep ediyorum, gel diyorum. Siz bu ilminizi bir kenara koyar mısınız gelirken abi? Koyamazsın, kokum üzerinde, kokunuz üzerinde. Kapının dışında kal diyemem ki, içeri gireceğim. Kelamınız, haletiniz, duygularınız, her şey. Fakat paketlerim, beşeriyetim öne çıkarırım, mübediyetimi çıkarırım. Ama onlar durur bende. Onlar durur abi. O bütünlükle geliyorsunuz. Yani o uluhiyete ulaşmış, yani iman, sırrı iman Hasan abi, bir tamamiye o lezzeti tatmak Hasan abi ya. O bütünlüğü. Evet, sırrı iman o. Sır değil, sırrı iman. Evet, şimdi mektubat 302, Don sırrı iman, boğazı aleminde yaşamak. Şimdi biraz da gidiyoruz, daha var. Mektubat 302, bu büyük dünya hanında o yalnız değil. Bir kerim zat var, ona bakar, ünsiyet verir. Hem onun hadsiz ihtiyacatını yerine getirebilir ve onun hadsiz düşmanlarını def edebilir. Bir zatın huzurunda kendini tasavvur ederek bir ferah, bir inşirah duyup dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp, bundan ne anladık, ne çıkarttı bak. Zat-ı Zülcelal'in huzurunda tasavvur edilebiliyor burada. Demek ki edebiliyorsun, tasavvurun böyle bir özelliği var. Kendini Zat-ı Zülcelal'in huzurunda tasavvur edebiliyorsun. Zat-ı Zülcelal, bir, ne makam ya. İki, yani tasavvur bu imkanı veriyor sana. İki, bir ferah ve inşirah burada duyuluyor, serbest bölgede. Ferah ve inşirah, şunu yazalım ki, şunu sileyim ve şöyle yapayım. Serbest bölge. Usta buna serbest diyor, bir de bölge dedik. Yeni çıkan bir tabir değil yani. Abi zansızlık vücut mudur? He? Vücut alemi midir? Neyi? Zansızlık. Tabii. Zandan beşeriyeti mahluktur. Zansız bilen tek diye şey Allah'tır. Değil mi abi? Tabii zansız, zan dersine geçer. Zan meratiptir ya. Meratipin ara boşluklarıdır. Evet. Meratipler ilimdir, ara boşluklar zandır. Evet.
Seni zengin etmek için. Atın bir misal vermiştim, hatırlarsınız. Evet. Nesi büyük bir havuzlar falan. Abi cennette zıt yok. Ama zan var. Var. Dolayısıyla mertebe var. Mertebe var. Mesela orada Rabbul Alemin tecelli edecek kişiye. Ondan sonra ben Rabbul Alemin'dir dediler ki Rabbim, senden Rabbime sığınırız. Evet. Sonra onların seviyesini biraz da indirdi. Gene senden Rabbimize sığınırız demiş. Kabul etmediler ya. Yani. Sonra dedi ki siz Rabbiniz hakkında ne biliyorsunuz? Gidin alimlerinize sorun diyor. Alimlerinden öğrendiler zannı. Onlara Allah zanları gibi tecelli etti. O zaman kabul ettiler. Lubu lubu da Muhyiddin Arabi söylüyor buna. Bu hadisi. İnsan zan devam ediyor, zıt yok. Cennette zıt yok ama zan var. Onda mertebe var. Zat-ı Zülcelal'in huzurunda tasavvur edilebiliyor insan, serbest bölgeyle oluyor. İki, ferah ve inşirah burada duyuluyor. Şu serbest bölgede. Yani burada adam cehennem veya kadın cehenneme dönüşüyor. Ateş külü oluyor. Yandım diyor. Ben iyi değilim. Tamam. Of çok... Burada. Hep burada. Yani burası acayip bir kaos bir alem. Burası için ne diyor? Ferah ve inşirah burada duyuluyor. Ah. Üç. Ünsiyet tasavvur edilebiliyor. Ünsiyet burada yapılabiliyor. Yani yakınlık hissetmek böyle. Taşınmak. Ülfet örtülmek. Ünsiyet işte taşınmak. Onu hissetmek aleminde. Burada oluyor. Dünya kadar yükü buradan atıp veya yükleniliyorsun. Dünya kadar yükü yükleniyorsun veya atıyorsun. Bunu kaçırmayın bu cümleyi. Dünya kadar yükü yüklendi, hamalladın veya üzerindeki yükü bıraktın. Yani gemide yükünü bırakıyorsun, üzerine oturuyorsun. 8. 7. söz mü? Tevekkül. Evet. Tevekkül. 23. Evet. Yani gemiye binmiş, adam sırtında yük var. Koy üzerine otur. Burası. Burası. Orayı okumak da tevekkül. Çok acayip. Burası. Tevekkül burada. Tahil tasavvur da değil mi? Mesela o gemi misalinde ne diyordu? 23'ün sözde. Diyor hani, tasavvur ettiğinden, ben daha güçlüyüm tasavvur ettiğinden. O şekilde geçiyor ifade. Evet. Direkt tahil, yani serbest bölgede. Daha acayip bir şey yapacak. Tasdik et diyor, böyle bir birisi var diyor. Gemini yükünü bırak diyor değil mi? Ama diyor tasavvur. Bak şimdi daha acayip bir şey söyleyeyim. Bir de bu cümleyi kaçırmayın. Burada burayı söylüyor gene. Diyor ki, yalnızlık veya değilim, burada tasavvur. Ben yalnızım veya değilim. Burada oluyormuş Osman. Yalnızım, değilim. Yani mağara abi işte, bizim mağara. Acayip, evet mağara. Yani bakın, yalnızım diyen de bu, yalnızım değilim diyen de burası. Her şey zıttıyla kayın. Üç, şey kaç, beş, iki, dört, beş. İyi veya kötü zanlarının tamamı burada. İyi değilim. Çok iyiyim. Ha? Sonra ben meşgul oldum. Bak şimdi. İyi değilim burada. İyiyim deyince burada değil. Çünkü sebebi şu. Niyedi? Olumsuzlamalar, karamsarlıklar, negatif düşünceler zulmet olduğu için sirayet etmiyor. Burada ben iyiyim. O da bir zandır. Elhamdülillah ben çok kendimi kötü iyi hissediyorum. Ben çok iyiyim. Deyince burada değilim. Çünkü nur olduğu için sirayet ediyor. Ötekisi negatif olduğu için zulmette sirayet etmiyor. Orada kalıyor. Kalıyor. Bir daha nimete bak. Şimdi güneşi tuttuk aynaya. Bakıyor musunuz? Bu ayna orayı yansıtır mı? Yansıtır. Yansıtır. Peki beni tuttum. Beni oraya yansıtır mı? Bir parça, biraz. Biraz. Hayır. Nereye yansıtacağız? İtiraf eder. Beni yansıtmaz da sizi bir bak yansıtır. Şimdi demek ki yansıtmaz. Kesif ya. Kesifin aksi yoktur. İşte ben iyi değilim. Buradadır, merak etme, yayılmaz. Babanızın günahı, babanızın vesaire zulüm olur. Sirayet etmez. Çünkü günahlar, olumsuzluklar şeydir. Zulmettirler, ademidirler. Nur gibi sirayet etmez. Babanın iyi hali, takvasını. Veya sen ben iyiyim. Çok elhamdülillah. Çünkü burada başlıyor iyi zannetme burada ama
nur olduğu için, pozitif olduğu için sirayet ediyor. Ademi değildir, vücudidir, güneş gibidir. Abi siz dersten önce, bugün nasılız, bugün çok iyiyiz, iyiyiz değil mi? İyiyim, ben bugün çok iyiyim diyerek tasavvuru iyileştiriyorsunuz. Evet. Diyen kim? Arkası. Şimdi bırakmadan, şimdi bunu bildiğin zaman diyorsun, yani diyorsun ki ben iyiyim, bugün havam çok iyi. Kimseye havamı bozdurmaya müsaade etmeyeceğim. Bozamıyor. Çünkü seni hapseden, o hapishane değil, hapishane burada. Usta hapisteyken hükmediyordu dışarıya. Tahayyül tasavvuruna müspet şey pompalıyor bizi. Bak, adam Risale-i Nur'u, Risale-i Nur'u yasaklasın diye devlet mecliste kanun çıkıyor. Kendisi kitap yazıyor. Kitabı mekteplerde ve köy enstitülerinde okutuluyor. Ama Risale-i yasak oluyor. Bütün devlet gücüyle yasak ediliyor. Ama gelinene bak, zatı da hapishanede, ötekisi de saltanatta, reisler. Bir bakıyorsun ki onların kitabını bilen yok. Risale'nin bilmeyen yok, okullarda ders oluyor işte. Yani nedir o? Bak buradaymış o. Gerçi geçici, böyle ani ve fani kısa bir dönemlerde muvaffakiyetler gibi gözüküyor ama netice. Fıtra olmadığı için, fıtratlar kabul etmediği için o girilisine sonra, belirli bir süre sonra kendisini fıtrat dışı batıyor. Atıyor yani vücutta bir diken battı, bir şey battı. Etrafını çeviriyor, nasıl vücut onu dışarıya atıyor. Yap çevirdiği gibi. Şimdi bakın, niye söylüyorum arkadaşlar, dikkat ettiniz mi? Çoluk çocuğunuz olsun, ailenizde kullanın diye çok duruyorum. Buradaki olumsuzlamalar sirayet etmez nur olmadıkları için. Korkma. Onun için tahayyülü küfür, tasavvuru şed, sirayet etmez, nur değiller, ademidirler. Ama ben iyiyim. Kendim iyi hissediyorum. Ooo, koş, beyaz düş. Onlar da düşüncedir. Ama nur olduğu için sirayet eder, vücutturlar. Günah gibi ademi değiller, bu sene sirayet ediyor. Başka kime sirayet ediyor? Senin dimağına sirayet etti mi? Bak şimdi, burası şey gibidir, biliyor musunuz? İtikad, televizyon verici anteni gibidir. İtikadı düzgün olan bir baba, itikadı düzgün olan bir amir veya memur veya bir hoca, yani itikadı sanki dalga yayıyor, o etrafındakileri de hep de pozitifliyor. Yani şu adama bak ya, itmiyor. İtmiyor, şuna bak. Mesela televizyonda kalkmış, sabaha kadar YouTube'larda dolaşmış, adam gelmiş, doktordur, hocadır, hocadır ya, imamdır, öğretmendir, pozitif yayamaz. Çünkü donuktur, ey otur hele, ne için adam sen? Hüt, yaramazlık yapma. Babası neredesiniz ya? Ne tahammül olur, ne şey olur, böyle. Öyle tipler olur. Başka, peki dinde söylüyorum. Sen işte olmaz o, yanlış gidiyor. Risale zarar veriyor. Ne biçim? Olur mu ya, bizim cemaat çok iyi. Benim babam seni babanı döver. Benim cemaat çok üstün. Peki çok üstünse sana ne verdi? Bunu sor. Beni davet ediyorsun değil mi cemaatine? Ha, sen, çok mu üstün? Nereden bildin? Görüyorum. Peki sana ne kattı? Ben çok iyiyim, ne oldu? Ne kattı sana? Hala YouTube'lardan inmiyorsun. Tenkitten çarpmıyorsun. Bağnaz, geçimsiz isen, gibiysen. Değil kardeşim. Bunlar hep içimizdeki zulmettirler. Kendimizi ayırt edemiyoruz. Bunu biz zannediyoruz. Tasavvur ettiğimizi biz zannediyoruz. Şişi, ustadımızın mahkumatta dediği gibi. Balı görüyor, yalıyor, gelmiyor ki. Belki biraz akmıştır. Çünkü doldururken kenardan akıyor ya bazen. Doldururken. Onu belirli bir süre sana, o şef dönemi, ondan sonra hala içeri yiyorum diyorsun. Onun cam var, gel camı görmüyor ki. Bazı kapılarla kafayı vuruyoruz ya, devlet dairelerine. Şeyde Başakşehir'deki diş hastanesine öyle çevirme, bir baktım tak kafayı vurduk, bizim kardeşim gideyim dedim. Ulan her cam varmış. Tamam, bir baktım kardeşim, cam varmış. Yani. Ben, aynı onun ona benziyor. İçeride adam, aa ne verdim, güğüm. Şimdi burası da öyle, güm. Burası camdır, cam. Burası saydam camdır. Burayı zannediyorsun, güm. Burayı zannediyorsun, güm. Anladın mı? Öyle mi? Dedim ki, falan ya falan, hatırladın o doktoru. Ya ben dedim şey yapmadın, o da uyanıktı biliyordu. Abi dedi, o dedi biraz serbest bölgesinden çık dedi, burası dedi şeydi. Biliyordu. Yani
çok niye duruyor biliyor musun? Eyleme dönüşmeyen bir bilgiyi ben yük kabul ediyorum. Kur'an da kitap yüklü merkebe benzetiyor. Yani olumsuzlamalar, karın, kızın, evladın, kocan, dayın, amcan, onlardaki, babandaki o olumsuzlamalar sirayet etmez. Çünkü ademidirler, zulmettirler. وَلَا تَزُولُ وَزِرَةٌ مِسْرُ اُخْرَى Aynı bu ayet öyle diyor. Abi sirayet etmez derken buraya biraz az mı ya? Çünkü sirayet etmez kişinin yani bir mesuliyet getirmez desek daha iyi olmaz mı? Yoksa... İtikadın olmaz. Yok hani şimdi sirayet etmiyoruz değil mi? O zaman kötü düşünceler bizi sirayet ediyor ama dışarıdaki havayı bozuyor. Ve biz de etkileniyoruz. Bak. Sen bunu itikat zannedersen ona dönüşüyor. Dönüşmüyor da onu hissettiğin zaman o yayıyor. Şimdi adam Ramazan'da oruç tutmuyor. O zaten burasıyla hepsi bir aynı olmuş. Onun öyle bir şeysi kalmamış ki. Sistemi bitmiş. Onun burası silinmiş Mehmet'e. Burası var. Namaz yok, oruç yok. Onu nedir? Uşkuluk ve mide. Tahayyül ve tasavvuru odur. Başka bir dünyası yok. Vicdanı yok ya. Ama o yayıyor. Ben onu demiyorum. Etkilemesini sebebi. Mekanı etkiliyor, bizi etkiliyor. Tahayyülü tahayyülümüze. Tasavvuru etkiliyor. Etkilediğinizde buraya geliyor. Benim derdim şu. Etkilenince o senin doğandan çıkan değil, harici sebeptir. Onlar etkilendiği için kale alma. Etkilenirsin de ki bu benim desen, benim yapımda bu çıktı, ben kötüyüm, kötü hissediyorum durup dururken deme. Otururken bahçede, senin bahçede, bir anda şey bastı. Allah bilir burada kim içki içiyor. Tamam. Ha, onun için kendine, ben daha yeni dersten geldim, ya dün geldim, ya ne böyle deme. Ben ne pespayı adamım deme. Tamam. Mutlaka servis bölgene bir şey gönderiliyordur. Hatta bu alçaklar bunu da biliyorlar, bunu tespit ediyorlar. Bazı istasyonlarda cep telefonları yayma zannediyorsunuz. Ben bunu 10 sene önce de söyledim. Cep telefonlarının bazı istasyonları şey yayıyor. Kokunun megahertzleri var, koku. Sesin megahertzleri var, dalga boyları var. Tembellik, mesela hangi kelam insanı tembelliğe atıyor? Hangi kelam sözler üretiyor? Ses mi bu? Megahertz'ini dönüştür. Megahertz'ini elektriğe ver. Bazı istasyon yaya insanda esneme başlar. Bunu mesela bir şeyde ders ortamında bir tanesi şöyle yapsa. O da yapsa herkes yapmak zorunda kalır. Ha, şimdi bakın her ses, her düşünce megahertz'in ve koku. Osmanlı yapmış bunu. Megahertz'i var, dalga boyu var, matematikseldir. Koku matematiktir. Dört tane ders yaptım, üç tane de ders var ama yani menekşenin, karanfilin, efendim o cenaze kokusu olan neydi o? Tefarik'in. Bunların megahertz hesapları var, hesapları. Ha, o hesaplarla koku yapabiliyorsun, imal edebiliyorsun. Şimdi adamlar ses midir? O sesi dalgaya geçir. Onu baz istasyonuna yer, onu şey yapanlar da esneme başlar o bölgedeki insanlar. Onun için bazı istasyonlar 300 metre, 500 metre, 1 kilometre uzakta olmaya bakın böyle. Bazı istasyonlar sırf cep telefonlarını yaymıyor. Ta 10 sene önce söyledim. Bir, tembellik yayıyorlar. İki, şehveti pompalıyor. Şehvet bir dürtüdür, enerjidir. O enerjinin matematikselini çıkarmışlar. Bundan şunu çıkarabilir miyiz abi şimdi? Senden kaynaklanmıyor. Hayır, serbest bölgedeki kötü düşünceler ve o olumsuz etkiler senin tahakkuk, tasdik, iltizam ve itikadını inşa etmiyor. Orada kalıyor, mahkum kalıyorsun. Aynen kalıyor. Böyle ama nurlar orayı inşa ediyor. Ama sen onu desen ki ben bozuğum, bu benim tabiatımdan çıkmıştım. Ne kadar alçak bir rezil adam olmuşum ya. Bu kadar okumuşum bak, ya itikada bak ya, şuraya bak, pespaya bak. Kadın erkek düşünmesini istemiyorum, düşünme. Buraya. Ha burada gelme ama tamam da benim söylemesi, ben videoyu seyretmedim. Akşama kadar, sabaha kadar yattım, Kur'an'ı da okudum. Niye servis vermiyorum? Ya bir baz istasyonundan, ya alt kattaki, ya üst kattaki, ya komşum bir zina yapıyor, bir ne yapıyor? Sana da sirayet eder. O kendine fatura çıkarma, etrafa da ver diyor. Sende bir şey yok. Sirayet etmez dedik de ondan söylüyorum. Sirayeti aşağı sirayet etmez. Kendine etmez. Evet, evet. Abi, orada gelir durur.
Mesela bak, hızlı gidiyorum. Bak, bak fren yaptı, durdu. Buraya gelir durur. Buraya girmez. Ama sen nurani bir şeylerle olursan burayı sirayet eder. Senin elinde değil. Desen ki ben Kur'an okudum. El serbest bölge sirayet ettir. Hayır. Nurani'nin özelliğidir demene gerek yok. O sirayet ediyor. Mesela sekiratta. Ya abi ben kelime-i şehadet getireceğim, şöyle yapacağım. Seninle irade ihtiyarla alakası yok. Ölüm anında olacak. Ölmeden önce niye gelmesin? Ölmedin ki gelsin. E şimdi nedir? O ruh seni koruyor. Doktor bana dedi ki, senin dedi düşün, ben iyi değilim mesela. O hastayı şöyle. Düşünceyle bir insan, yani hücreleri, organları sen mi çöneriz? Yani sana rağmen ne kadar sistem çalışıyor sen iyi olasın diye. Şimdi benim iktidarımdan olmuş. Şimdi böbrek çalışmıyor mu? Dara çalışmıyor mu? Hücre çalışmıyor mu? E peki benim aklımla mı çalışıyor? Ya benim şu anda hayatta durmam benim iktidarımla değil. Sistem çalışıyor ama şuurum yok. Ölüm anında da senin şuurun olmadan ruh devreye girecek, kalp girecek, vicdan girecek, dimağdaki dersler girecek, hepsi ister istemez girecek. Ay ben diyor ölüm anında yaşadım, ne kelime şehadet gelmedi. Öldün mü ki? Ölünce olacak diyor. Abi getirmese kafir mi gider? Yok. Yani onu da ölçtün, son anda ne dediğin olur mu? Bütün hayatında ne dediğin bir şey. Adam trafik var. İşte bunu diyorum. Demek bütün hayatın bir çorba, neticesi bu. Olur mu? Zannettim. Ondan sonra çekertmeye çalıştım. Aynen. Eğer bu dersler olmasaydı bitmişti. Evet abi. Vay be, ben ne alçaklık. Sen bittin canım. Bu kadar dersten sonra bak tansiyonum. O da her tansiyonun düşmesi görülürse. Ölümde gelecekti. Öldür mü? Ya ben ölüyorum demek de adam ölüyor. Keşke eğer ölüm düşüncesiyle ben ölüyorum demeyle adam ölseydi. Çok daha hiç kimse kalmamış. Şeytan senin bilgini sana karşı kullanıyor. Evet. Senin bilgini sana karşı kullanıyor. Peki anabeyim. Peki. El Fatiha. İstiyorsan alalım, istiyorsan hala yine her bir gün alabilirsin. Bu 4 kişi yaptı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah Resulü'nün Muhammed'in salavatı. Mektubat 576. 300 abi. 300. Ha o 3'ü hemen düzelteyim. Yazılan sözler tasavvur değil, tasdiktir, teslim değil, imandır. Tasavvurla tasdik arasında taakkul var. Berzah. Tasavvurdakileri imbiklerinden eleyip, anlamlandırıp veya red ederek tasdike atar. Tasdik onaylarsa ya hak ilmi ya da batıl ilim olur. Şöyle cümleyi ustanın yazdığı. Yazılan sözler bilgi değil, ilimdir. Yani usta da öyle demek istemiş. Bilgi tasavvur değil ya. Evet evet çok güzel. Yazılan sözler bilgi değil, bilimdir. Tak evet aynen o. Aynen. Mektubat 410. İnsandaki ebede uyanıp giden arzuları, emelleri ve kainatı yata eden tasavvurat ve efkarları. Evet burada da ne var? İnsanın tasavvuru kainatı yata etmiş, ondan yukarı çıkamıyor. Yani insanın serbest bölgesi kainatla alakalıdır şurası. Bu da çok ilginç. Evet. Sanki az önce sorduğumuz sorunun cevabı da gelmiş oldu abi. Evet. Yani tasavvuru, tahayyülü bırakmıyorsun hiçbir zaman. Evet. Yani bu kainat kadar. Şeceri hırkat kadar değil. Kainat kadar mı dedik abi? Evet. O zaman zanlar? Zanlar şey değildi ya. Tasavvur... mesela kainatta daire ilim yok mu? Evet abi. Mesela zanlar daire ilimde, daire ayakta şurada. Bak mesela yeni eklemişiz galiba da yeni sistem içeri. Demek ki bir daha okuyayım, bir daha şey yaparsan. Diyor ki insandaki ebedi uzanıp giden arzuları, emelleri ve kainatı ihata eden tasavvuf efkarları. Kainat. Onun için ne nimet.
serbest bölge kainat kadar uzanabiliyor. Öyle lef-i mahfuz, arş-ı azam, kab-ı kayser oralara gidemiyor. Şumuliyeti yok. Lemalar 74. Burası da çok ilginç bir yer. Tasavvuru dalaleti, dalaletin tasdiki suretini gösteriyor. Görüyor musun şeytana? Şimdi bak, ne tahil mi diyor, tasavvur mu diyor? Tasavvur diyor. Bak, tasavvuru dalaleti, şuraya bak, şuraya atıyor. Tasdiki dalalet olarak gösteriyor. Şeytan hakikaten biliyor yani. Ve mukaddes zatlar ve münezzeh şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline getiriyor. Kime? Mukaddes zatlar. Mesela mukaddes zatlara böyle bazı... Ben başladım derse, bu da başladı, farkında mısınız? Evet, evet. Derse başlayınca çıkıyor. Acayip bir şey yani. Biraz önce sessizdi hiç. Tamam. Şimdi televizyonlar çıkarlar. Adamlar imamları eleştirmek üzerine meşrep koymuş. Hep şahıs eleştirmek. Bazen yer yer peygamberi de eleştirecek ama utanıyor. Tamam mı? Ortam müsait değil. He. O zaman bu adamlar hayal ederek şimdi dinler misiniz? Mukaddes zatlar ve münezzeh şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline getiriyor. Bak bu adamları görüyor musunuz? Şeytani iş yapmış, iş yapıyor. Şeytan yani, hazır şeytan. O adam şeytandır. İmam Azam'a, İmam Şafii'ye, dil uzaktan şeytandır. Şeytandır, aynı bir şeytan. İmkanı zatini yapmış, imkanı aklı şeklini gösterip imamdaki yakinine münafi bir şek tarzını veriyor. Osman biraz şaşırdı ama 22 sözler söylüyor. Dinsizlikleri mezhepsizlik olarak gösteriyorlar diyor. Hatırladın mı? Evet. Mezheplere niçin hücum ediyorlar? Ana şartları hücum ediyor. Çünkü bu milleti direkt Kur'an'la muhatap etmek, Kur'an'ı inkar ettirmek için. Dini tamir davasında din tahripçileridirler bunlar. Çünkü niye? Müteşabih ayetler var. Müteşabihat ayetleri var. Yedullah ve Tullah gibi. Onlarla insanların, tabi bunun hikmetini arkasını göremeyince kayacak. Ya zahirde imanından dolayı öyle olduğunu iman edecek veya reddedir. Onun için yapıyor. Kur'an'dan uzaklaştırmak için direkt Kur'an'la muhatap ediyorlar. Yani Kur'an'ın aynısı olan peygamberin hadisi ve alimlerin tefsiriyle devresini koparıyor ki Kur'an'ı inkar etsin diye. Adam birisi de öyle yazmış. Yapmış. Mealini çıkarttırmış, attırmış. Kur'an'ın ne mal olduğunu bu millet görsün diye. Şimdi adam da şuursuz, bu Deccal'ın sözünü meali teşvik ediyor, meal okuyun diyor. Kur'an'ı teşvik ediyor, daha da ileri gidiyor. Evet. Kur'an'ı teşvik ediyor. Kur'an'a güya. Yani meal okuyun diyor, bazı mealciler var. Bu Süfyan'ın aynı zihniyeti. Çünkü Kur'an'ı methediyor. Evet. Kıyamet ediyor. Kıyamet ediyor sanki. Mealini yaparak, bazıları da Kur'an'ı meal yaptırmış. Şeytan başka ne yapıyormuş? İmkanı zatı, imkanı aklı şeklini gösterip imandaki yakinine münafi bir şekli tarzını veriyor. İmanı zatı ile imanı imkanı var ya imkan. İmkanı zatı ile imkan aklı. Yani zatında mümkündür, olabilir. Karadeniz Pelpik olabilir. İmkanlar buradadır. İhtimaliyat var ya. İmkan da ekleyebiliriz buna. İmkan. İmkanlar. Şuraya imkanlar. İmkan akli diyor burada. Sonra gelecek o. Tasavvur ettiriyor ya. Yani imkan zati deyince zatında imkani olan bir şey. Akli bir imkan. Akli mümkün. Yani tasavvur ya. Neyse. Tamam aklı da olabilir. Vazgeçtim. Ve o vakit o biçaresiz adam. Daha çünkü izahına geçmedi, makine yazmış. O vakit o biçare hassas adam kendini dalalet ve küfür içine düştüğünü tevehüm edip, görüyor musun? Yani burada dalalet ve küfür çıktı diye, var diye, ben dalalet ve küfürün içine düştüm. Lağıma düştüm zannedip, tevehüm
edip imandaki yakinin zail olduğunu zanneder, yese düşer, o yeis de şeytana maskara olur. Şeytan hem yeisinin hem o zayıf damarını, bak zayıf damar burası. Bir de okuyorum. O vakit o biçare hassas adam, hassaslık burada. Bak burada, elim burada. Kendini dalalet ve küfür içine düştüğünü, oysa serbest bölge. Diyor ki, Allah Allah ben de olup da benimle alakası olmayan bir şey olur mu dedi bir tanesi. Bunu ehli ha böyle. Yani adam müreşit yanlamış ona. Yani çok tuhaftır. Ben de olup da benimle nasıl alakası olmaz diyor ya. İşte bu adamı dinleyen adam ne olur? Ha, tahayyül küfür, küfür oldu zaten. Öyle diyor ya. Benim içimde olacak, benimle alakası yok. Ha. Sen hiç... İşte tam sizin söylediğiniz gibi oluyor. Günahı aracı olarak kullanıyor, amacını ulaşıyor, yeise düşürüyor. Yeise düşüyor. Zaten al, dip, son, yeis. Yeis. Bak, kendini dalalet ve küfür içine düştüğünü tövbe eder. Buradakini ben zanneder. İmandaki yakinine zahil olduğunu zanneder. Olan buraya geleni, buralara geçmiş. Ondan sonra burada bir tane izan vardı ya, atladık. Şurada bir izan olacak. Kimse fark etmiyor. He. Ona şurada bir izan olacaktı ya. Kimse. Nasıl yaptık biz bu işi? He. Uyuyor. Hakikaten söylemedim. Bir şeyi izah ederken fark ettim. Cuma mertebelerinin şey olduğunu söylerken sen, şimdi de söylemedim ki. Daha beter. Bak şimdi. Şurada olanı buradan geçmiş. İzandan da kalbe vicdana inmiş. Vicdanda da kalbe inmiş. İmanı bozulmuş sanıyor. Ulan ne alakası var ya? Akıl ayağı durur ya. Buradan buralara geçmiş, izandan bunu dibe inmiş. Ne yapar biliyor musun bak? Dalalet ve küfür içine düştüğünü tevhem edip imandaki yakine zahir olduğunu zanneder. Yeise düşer. O yeiste şeytana maskara olur. Şeytanın amacı güneş getirmek değildir. Araçtır. Araç, araba, araç. Netice amaç. Re ve me. Günahı yaptırıyor. Yeise düşürmek için. Günahı araç olarak kullanıyor. Amaç. Amaç nedir? Yeise düşürmek. Bak sonunda ne diyor? Neticesi. Şeytan araç amaç yazalım. Onu yazayım mı? Görmezsen. Tamam. Şeytan hani araç amaç. Şeytan. Günah. O zaman şey. Araç. Oklarla mı? Ha, oklarla hani. Tamam. Ok yapın abi. Ama dur bunu yazayım da. Günah araçlarla yeis amacına varmak istiyor. O zaman sırayla yapıyorum. Şeytan kullanıyor günahı. Niçin kullanıyor? Günah, yeisi düşürmek için. Bir ötesi yeisinde imansızlık olabilir mi? Yani küfür olabilir mi? Allah'tan bir ilerse yani yeisinde yeisi düştüğün zaman ne olur? Küfür mü? Ha, küfür. Yani ben kafirim. Kafir yapmak evet. istiyor yani. Tabii. Yok, yeisin daha ilerisin. Allah'tan ümidini kesiyor ya. Kafir oluyor değil mi? Kafir oluyor. Ademe. Allah'tan, öyle diyor. Kafirlerden başka Allah'tan ümidini kesen olmaz. Ancak kafirler diyor Allah'tan ümidini kesin mealen. Allah'tan o zaman yeis de araç oldu bu böyle. Ümidini kestirerek kafir ediyor. Adem atıyor diyelim abi isterseniz ya. Kafir diyor. Kafir ama cehenneme gidiyor ya. Adem atıyor. Tamam bak o zaman şey yapayım. Şeytan, şunun altına yazıyorum. Araç.
araç olarak kullanıyor. Amacı bu. Aracı bu. Şimdi günahı şeytan günahı araç olarak kullanıp yese atıyor. Yese düşen adam Allah'tan ümidini kesince kafir. Zaten kafirler diyor galim. Ancak ümidini onlar keser. Şey olur mu abi zıttı mesela melek sevapla seni ünsiyete şey yapıp? Yani artık çoğaltırsın. Bu zenginliktir artık. Bunun üzerine düşünmek aynen. Zenginliktir. Abi konuda olmazsa bu izanın karşılığını yazmadık ya. Yazabilir miyiz acaba? Bu neyi ne kullanılıyor izanında? Söyle demeyelim de vicdan. Vicdan demiş. Vicdan demiş. Kalp vicdan mı şimdi? Vicdana iner, vicdandan çıkar. Tamam mı? Vicdana. Vicdan sistemini kullanıyor. Ha, o gir. Ama akıl ise, dersin başında demiştim, akıl, diman kalbi gibi merkezi. Osman dedi ki, ya kalp, o iniş kapısı. Evet. Şimdi burada neler çıkarttı? Şeyi de okuyayım. Şeytan, hem yeisinin, hem zayıf damarlarını, zayıf damarlar şunda. Yeisinin zayıf damarını hem o irtibasını çok işletir. Ya divanı olur yahut her çıbat abat der dalatı gider. Arkadaşlar iyi dinleyin bir cümle söyleyeceğim. Burayı ben zannedenler mektup böyle divane gibi olurlar. Kendi özgüvenleri olmadıkları için leylim leylim olur. Artık ümitsiz olma kafirliktir olduğunu da biliyor. Ama adam olamayacağın adam da olmadığını zannediyor burayla. Burayı kendisini zannetti ya. Burada bir tür İstanbul çöplüğü ya burası. Burası bak çok önemli. Bak ne diyor biliyor musun? Divane olur diyor. Divane. Deli divane oluyor. Artık divane olan ne yapar? Saldırır. Bahane arar. Hırçın olur, doyumsuz olur. İstanbul'u versen, tadım. Bu sefer kendini inşa etmek için hırs olur, kariyer olur, makam almak için, daha para kazanmak için mutlu olacağını zanneder. Peki, eylemsel itibariyle bu erkeklerdir. Kadınlar itibariyle burayı ben zannetmeden gelen sıkıntıyı aşmak için AVM'lerden çıkmazlar. Ve harcamaktan, almaktan mutlu olmaya çalışıyorlar. Almak için değildir. Yani almak için almıyor. Onunla mutlu olmaya çalışıyor. Erkekler ise hırsıyla, yani bunun getirmiş olduğu çöküntüyü ben zannetmekten gelen içsel çöküntüsünü hırs, makam, bir tane daha alayım, bir daha alayım, bir daha alayım. Buraya hakim olamamaktan, bir tane, hani demiyor muydun? Bir kiradan çıksam, daha bir şeyle uğraşmam veya bir işim olsa, derslere çıkmam. İşin oldu, aşın olmasın. Bir araba oldu, yazlık olmasın. Bir araba, yani bu niçin durmuyor? Burası sonu gelmeyen vehmi ve tevhümebedet var ya, niçin çok olsun arsa, para, bu makam? Çünkü tevhümebedet ya, sonsuz yaşayacağız. Bir tane arabayla, bir binayla, bir arsayla olur mu? Tevehüm ebediyet var. Nihayetsiz. Bu parayla olur mu? Tevehüm ebediyetten kaynaklanan burayı, burada, ya bir, bu dersi yaparken zannediyoruz ki bu ders sokaktakileri yapıyoruz. Bu biziz. Buradakilerdir. Yani bu biz kendimizi şey yapıyoruz. Yani bizim bir, baş olmak, menfi milliyetçilik, hücumati sistem var ya, 6 tane hastalık, tamahkarlık, doymamazlık, 6 tane ya,
Bak, he? Korkuluk, menfimineçilik, baş olma, tamahkarlık, iki tane de olacak. Temperverlik. Temperverlik ve tembellik. Ha, tembellik ve temperverlik. Başka? Enaniyet. Enaniyet dedik. Dur. Baş olma. Baş olma, sen konuşma. Baş, çünkü konuşamıyoruz onlar. Baş olma. Enaniyet. Menfi milliyetçilik. Temperverlik. Tembellik ve temperverlik. Ondan sonra korku, ne? Korku tamam. Korku tamam. Altı tane tamam. Oldu mu? Bakayım mı? Altı tamam. Şimdi burada bunlar cirit atıyor. Bundan kurtulmak için çare arıyor. Erkekler hırsıyla. Hırsıyla. Kadınlar hasediyle. Tamam mı? Hırs kadınlarda haset. İmtihan olur. Sebebi bu barajı kırmak için, patlatmak için eylemsel itibariyle AVM'lerden kadın çıkmaz. Erkek ise mal mülkün peşine ölesiye. Hiç cumaymış, namazmış umurunda olmaz. Bu serbest bölgesinin aklı eylemsel olarak bir araba yeter, maaş yeter, daire yeter, arsa yeterdi, bina yeterdi. Bir daha, bir daha, bir daha istemenin sebebi buradaki doymamazlık. Neydi o ucubatı sistede? Şey, tama, tama. Mesela milliyetçilik buradadır. Ümmetçilik ise buradadır. Şu kalbi. Mesela hani derdim, ümmetçi olanlar milliyetçi olamazlar. Olurlar, milliyetçiliğine diyor usta, ümmetçiliğine kullanır. Mesela ben bir misal vereyim, öyle yaptığımı söylüyorum. Kırıkhan'a gittim, Karadeniz'den gelen 3 tane köy var, heyelandan dolayı. Pek kimse gelmiyor, dersen açtık. Cumalarına gittim, vaazlar ettim. Ya ne biçim adamlarsınız ya, memleketinizde bir adam geldi, onu ben oralıyım. Ulan burada aç mıyım, açıkta mıyım, insan ne biçim sesin lan, ne biçim de milletçiyiz ya, birbirimizi tutuyoruz, tamam mı? Damarlarını tahrik ettim. Her gün ana baba günü oluyor. Bak ne yaptım, Risale-i Nur'a. Kulak, hani araçtı, amaç Risale-i Nur'a tanıştırdım bunları. Ve de muvaffak oldum yani, Allah nasip etti. Vesaire. Şimdi, buraya niye duruyorum? Kardeşler, baş olma sevdası. Erkekler hırsıyla, kadınlar hasediyle. Kadının en büyük belası kadındır. Kadının en büyük imtihan meselesi kadındır. Haset eder. Kadın erkeği haset etmez. Kadın kadını haset eder. Kadının büyük düşmanı kadındır. Onunla yarışır. Onunla işte endamdır, kilosudur, şey. Onunla şey gözükmemek için, aşağıda gözükmemek için. Erkek ise hırsıyla. Burada bir hırs hakim oldu mu? Duman olursun. Eylemsel göster. Buradan kaynaklanıyor. Budur. Bunu kırmak için. Çünkü bu hususu dünyasını kendisi umumi zannediyor. O zaman bu dersten sonra veya bugün herkes bende mesela diyelim ki ders anlatıyor. Mesela belli bir makama gelmiş. Buraya hususi dünyasında oho bu sefer ne araştırmaya geçer? Ben zaten oldum ya. Kader bana benimle bunları gösteriliyor ya. Kader bunlar beni daha ne araştıracak? Otur artık. Orası senin. Birbirimizi aldatmayalım. Hizmet diyoruz. Burası senin, ötekisi burası da benim. Ondan sonra ötekisi, ne zaman kitap okuyacağım be kardeşim? Bir gün Ankara'ya gittin, oradan Antalya'ya geçtin, oradan Konya'ya geçtin, oradan Çanakkale'ye geçtin. Sen ne zaman okuyacaksın? Ne zaman bir cam insanlara ulaşacaksın? Ne zaman sabit, hani vakıf, vukuf ehli olacak, oturacaksın da hizmete çıktın? Otur hele ya. Orası benim, burası benim. Niye buna ihtiyaç duyuyorsun? Niye doğru ihtiyaç duyuyorsun? Niye oturamıyorsun? Çünkü kilitlenmişsin buraya. Kim olursa olsun, ben de dayı, ben de dayı. Kilitlenmişiz. Hırs mı var? Kilitlenmişsin. Burayı zannetiyorsun. Buradan kırmak için hususi dünyanın bir tane de bina alsan ne olacak yani? Buradan çıkmış mı olacaksın? Biter mi? Bitmez. Biz burada hapsolmuşuz. En büyük hapistir. Hapiste olmamak zannıdır. Hepimizde şu anda var. Hapiste değilim zannetmek, hapiste olduğunu gösteriyor. Hani
Adem-i Kemal-i Kemal'ine delildir. Şey, Adem'i yani Kemal'in benim Kemal'im yok. Ama kemalatım Adem-i Kemal'ine. Yani ben kamilim. Değilsin demek ki. Ama ben hakikaten eksiğim. Hakikaten iyisin demek. Mesela ben iyi değilim diyen hangi güzel tarafındır? Gazali der ki ilim cehaletle başlar. Oradan şöyle çıkartmıştık. Bilinen şey artık sana mal olmuştur. Malum irade olmuştur. Bilinenler iradedir artık. Bilinmeyenler ilimdir. Bilinen ilim diyor, bilinmeyenden başlar. Bilmiyorum. Ha, bildiğin şey sana mal oldu mu? İradendir. İrade. Artık malum şeye döndü. Abi şeytan peki şeyi nasıl risk edip gidiyor da gösteriyor ya. Hı. Mesela diyor ki çalış bir binan olsun dershane yaparsın. Ondan sonra binan olduktan sonra zaten içki senin gibi adama da içki içer demez. Mesela para kazan içki içersin demez. Şöyle yaptı bana bir tanesi. İlk şehirde şöyle dedi. Abi dedi şu kargas binayı görüyor musun dedi. Allah ne güzel, peygamber ne güzel demiş. Hayırda acele edin. Vereceğim deme, ver. Veremeyeceksin çünkü bak. Abi onun amacı olandan verdirmemek. Bak şimdi. Olandan verdirmemek. Bak şimdi ne yapacak? İki tane örnek göstereceğim size. Evet. Yaşadığım. Evet. Kargası görüyor musun? Gördün mü? Şu üstünü vereceğim dershaneye. Sen dedim, yaptıktan sonra vereceğim değil. Anahtar verdim diyene kadar deme. Sonra ne yaptı? Aldı. Ve kaldım, verdi sizin dedi. Kaldık. Kaç sene kaldık? 4-5 sene. Onu da geriye döner, kirasını attı. Evet. Kirasını aldı. Dersen iyi, kiraya vereceğim demiştir abi. Ha, tamam. Şimdi başka örnek vereyim. Başka örnek vereyim. Ama çok da kaliteli de insan var. Yaşlı. Benim söylediğim yaş onun 70 yaşında vardı. 70 yaşında. Dedi ki Hasan kardeş gel dedi. O zaman da Pazar ilçesi, komünistlerin eskide kurtarılmış bölgeydi. Dere kenarlarında, deniz kenarında ders yapıyorduk. 3 kişi, 5 kişi. Yer yok. Yer yok. Yani yerimiz yok. Buluşuyorduk, tanışıyorduk. Ondan sonra gündüz o köprünün altında, derenin daha çok denizin kenarında, çakıllarında ders yapıyorduk. Bunun köylüleri, bu yaşlı amca, dindar, Nurculuğu Rize'den, şu İstanbul'dan tanımış. Ama daha çok biraz tarikat bir şeydi. Bir gün bana dedi ki, bizim köyde falanca senin derse mi geliyor? Evet dedim. O dedi ya şöyle böyle nasıl olur ya dedi. Ben de geleceğim bir gün dedi. Yaşlı adam geldi. O da katıldı. Derenin kenarına, denizin kenarına, havayı kendi ders yapıyoruz. Gece yok. Sonra dedi ki bir gün, iki sene sürdü bu. İşte bu bazı öğretmenler evini aldı. Bazı kişiler işte köye aldık. Köye yapıyorduk ilçeden toplanıp. Çünkü başka yeri yok. Adam bir gün bana ne dedi biliyor musun? Bak başka bir şey anlatacağım. Onu anlatmıyorum. Seni anlatıyorum onun üzerinde. Onun üzerinde sen. Onun üzerinde sen. Bir baktım ki yalan olmasın. Ya 4 ve çift daire. Hadi çift olsun. 6-7 kat bina yapmış. Tuğlaları örmüş. Çerçeve yok. Geldi ki Hasan kardeş dedi. Buradan dedi seç dedi. Bir daire senin dedi. Hizmet et dedi. Madem olduk 10-15 kişi olduk. 70 küsur yaşında. Yok dedim. Biz dedim böyle idare eder, Allah şey yapar. Hayır dedi. Nurculuk da var, tarikat da var. Nurcu olsun. Sonra dedim hisse olmasın. Ben Emirdağ 263'e göre bu yapıyorum. Hem de bir şey yapıyorum size. Takoz soydum 4 tane. Baktım iterek mi gidiyor arabası? Bakayım takozu atlayacak mı? Bir koydum. Atlarsa ikinci takoz koyacağım. 3. Sonra mutekayit bir öğretmen var ya. O misal. Dedim yok abi dedim ya şey yaparsın. Yok. Seç dedi. Ondan sonra hala da orada. Dedi ki, karı gel dedi. Bak sen de şahit ol dedi. Ay böyle şahit. Dedim, seç dedi. Dedim ki o zaman dedim, şu sen dedin şey yapmasın, üsttekiler daha gelişmiş, daha büyük. Şu girişi ver bana o zaman dedi. Dedi ki, hayır dedi, ortalardan vereceğim dedi. Yok neyse ikna etti.
Tamam dedim. Sen daha bir şey yapma. Bu kargas tamam bana yeter. Ben bunu donatırım. Yok. Tamamlayıp vereceğim. Allah Allah maşallah. Baya maşallah. Tamamlayıp vereceğim öyle yok dedi. Ben dedi gireceksin ders yapacaksın. Halada değil mi senin halılar ben sereceğim. Maşallah. Ben sereceğim. Allah ne? Allah. Bir iki ay sonra. Ama dedi şana şartım var dedi. Birkaç sene buradan gitmeyeceksin. Bu dedi bu hızla geçeceksin. Bu pazarın rengini değiştireceğiz. Allah razı olsun dedim. Meğer kansermiş adam. Kanser hakikaten. Hakikaten kanser yani. Ondan sonra birkaç gün hafta sonra duydum ki kanser yatağa düşmüş. Yatağa düşmüş. Ben yalan demiyorum size. Ondan sonra bizim abimiz bu fedakarlık yapacak. Biraz da korktum. Oğlunun bir tanesi meyhane çalıştırıyor. İlçede. Meyhane. O bu adam dindar falan. Ötekisini bilmiyorum. Dedim ya bu dedim bir şey olursa bu dershane şey yatar. Dedim ziyaret ettim. Hakikaten yatıyor. Dua et Hasan kardeş dedi. Ayağa kalkayım dedi. Bitireyim dedi. Bitirmeden gitmeyeyim dedi. Ondan sonra itimat edin. Dedim ki ya Rabbi sonra Allah böyle bir imkanım. Senin için kolay. Ya şu binamın dershan olana kadar Risale-i Nur'un hürmetine Şahs-ı Manevs'in hatırına, Arş-ı Azam'ın hürmetine, İsmi Azam'ın hürmetine, böyle her gün ama, İsmi Azam'ın hürmetine, Huruf-ı Mukatta'nın hatırına, bunu ayağa kaldır ya Rabbi. Ve Allah ile sanki şey yapıyorum, ya Rabbi, kendin için istiyorsan verme. Ama bu dershane, başka yerim yok, nerelerde yapıyorum. Rabbim bunu kaldır, ayağa kaldır. Bu bina bitene kadar. Risale-i Nur'un şahsı manevisine şahit göstererek söylüyorum ki adam ayağa kalktı. Maşallah. Dershanenin ümmetine duamdan değil duydum. Kalktı. Çok sevindim baktım çarşı pazarda dolaşıyor. Hasan kardeş dedi arabanı al gel. Kalktı. Gittik. Bindik. Gel dedi. Sür. Gitti. O ilçenin bir boş arsası. Şu arsayı görüyor musun dedi. He dedim abi. Ben dedi o binadan o daireyi vermeye vazgeçtim dedi. Bu binayı yapacağım. Satacağım. Sonra bu arsada bina yapınca bu arsadan vereceğim sana. Dedim ki. Dedim ki Mehmet'in söylediği var ya. Bu. Şeytan mevcut olan verme imkanında olanı verdirmemek için mevcutta olmayan ihtimali bir şeyi göstererek verdirmiyor. Yapacağım. Bak mevcudu yapabilmeyi yaptırmamak için ihtimali yapabiliri göstererek aldatıyor. Bu çok büyük. Çok miktar gibi. Önemli değil. Sonra ne oldu? Çok. Ne oldu? Çok garibime gitti. Ondan sonra dedim ki kalsın. Ya kalsın deme ya dedi. Dedim kalsın. Ben dedim o zamana kadar bir yer kiralık buluruz. O zaman da tüyleniyoruz yani. Cemaat dahil olanlar çok olunca kiraya dönüşebileceğiz. Kirayla bir yer tutacağız. Kiraya tutmak da bir şey değil. Vermiyorlar daireyi. Tamam, yok şey, cemaate vermiyorlar. Kimisi bekarlılar girip gidecek diyor, kimisi bilmem gürültü olacak diyor, kimisi korkuyor vesaire. Sonra duydum ki korkunç bir vesvese hastalığına düşer, kanser tekrar başlamış. Bir ay sonra. Bu adam, gittim, gitmedim dediler ki bana, namazı terk etmiş. Gittim. Neye terk etmiş? Tabii her tarafı kaçırdığı için şeytan orada yakalamış. Bunun bu haline namaz olmaz. Ne kadar anlattımsa bir şey olmaz. Necis namaza mani değil. İmam-ı Maliki bile her tarafı bilmem ne olsa. Senin bu mantığına göre o zaman lağımcılar, belediyeciler hiç namaz kılmaması lazım. Evet. Mesela senin bir damla boyaj yapsan namazın olmaz. Ama boyacılar yıkasın zorlamaya gerek yok dener. Mesleği bu olduğu için
boya abdestine mani değil. Sana bana mani. Ondan çünkü benim mesleğim. Onun mesleğim değil, onun mesleği. Boya istediği kadar çıkarmaya çalışsın, çıktığı kadar. Yok boya kaldı, iade etmez. Ben silsem, boya kalsın gitsem, iade etmem lazım. Böyle örnekler verdim ama başlatamadım. Niçin? Liyakati yoktu ve öyle öldü. Veremeden gitti. Veremeden ve hatta namazı da terk ederek gitti. Başka bir namazda vardı Kırıkan'da. Allah selamet versin, camiyi yaptırmış. Benim de abdestim gidiyor, kaçırıyorum, namazım olmuyor diye terk etmiş. Tam 2 sene ve 80 küsur yaşında adam. Ondan sonra bir kardeşimizin dedesi. Ya ağladı, dedeme götürdü. Ben de gittim, ona anlattım bu özür olmadığını. Allah senden razı olsun hoca efendi, sarıldı, öptü. Namaza başladı ve namazdan öldü. Cami yaptırmıştı. Tamam. Şimdi bu şeyi okuduktan sonra, yani mevcut var olanı ortadan kaldırmak için olmayan vehmi şeyleri vaatlarda bulunduruyor. Evet. Onun için Kur'an'da şu ayette meal var. Kulağına gelir, zekat verecek kişi der, sadaka ver. Verme, biter der. Olabilmez mi siz sistemde? Biliyorum. Şimdi ayette de var ya, diyor ki ayette söylemiş. Diyor Allah diyor mallarınız ve canlarınız cinnet karşılığında satın alın. Hangi mal? Olacak mallar için değil mi? Olan için diyor. Evet. Ne varsa. Mevcut 6. şey var. İnna Allah'ın o ayetinde. Şimdi burada hem şeytan yeisini hem zayıf damarını orada fiilen gösterdim. Zayıf damarın hem o iltibasını çok işlettirir, iltibas ettirir. Onun için mevcudu kullandırtmamak için ihtimali şeyleri öne çıkartıyor. Çok işlettirir. Ne yapar? Ya divane olur. Allah aşkına divane buradadır. O adam buraya kaldı. Kilitledi burayı. Yani o adam da kalmadı. Aklı gider divane olur diyor. O bizde. Bak mesela. Hususu konuşalım. Senelerden beri bir dershaneye gidiyorsun. Senelerden beri. Veya dergaha gidiyorsun. Hangi cemaat var? Orada bir şekilde istifade ediyorsun. En azından ruhen. Tuvaletine gidiyorsun. Işığına şey yapıyorsun. Hiç hatırına gelmez mi bir faturayı ben ödeyeyim? Burada kaldığın için. Anladın mı? Peki senin bulunduğun yerin faturasını kim ödüyor? Başkaları. Sen de bir fatura öde. Ödettirmeyen burası, ödettiren burası. Çıktığına değil. Anladın mı? Şuralar. Çünkü ya hiç mi? Peki nasıl hatırına gelmez? Hatırına geliyor ama burada. Niye söyledim? Şeytan bir, ümitsizliğini. İki, zayıf damarını. Nedir o? Para, kadın, makam. Tamam mı? Zayıf damarlarını. Bir de bak 3 tane. Bir, ne kadar korkunç. 3 tane şey. Bir, mutlaka yazacağım bunu. İyiyiz. Bak arkadaşlar, burayı sileyim. 3 tane şey, o kadar acayip bir şey ki. Şurayı siliyorum abi. En tehlikeli şey, düz okursanız göremezsiniz. Gözükmüyor arkadaşlar. Bir, belki de bu dersin en can alıcı şey. Ben okuyayım abi isterseniz. Yok, ben şey yapayım. Ha, olur. Tamam. Bir. Ama bakmam lazım. Şeytan hem yiyesini. Evet, bunu öteki kaleme yapayım. Bitti, nasıl mı? Hem o zayıf damarını. Hem o iltibasını. Çok işletir. Çok işletir. Ya evet, çok işletir Bülgül. Ya divane olur. Bak. 1 2 3 ya divane olur. Dur şunu yanlış yaptım dur. Her çim. Doğru. Her çim bat. Al bak.
Battı balık kendi ucu. Batma da. Yahut. Her şey bat. Her şey bat. Her şey bat. Abat. Her şey bat, abat. Şey, şuraya bir tek. Her şey. Bat ve abat. Bat ve abat. Bat. Üç. Aa, bat kadar oldu. Okuyor. Velayete gider. Bak şimdi deriz. O 2-3 aynı abi. Her şubat abat dalalete gider aynı değil mi? Yok. Başka mı? Aynı abi. Başka. Yahut her şubat abat farklı, dalalete gider ayrı. Hmm. Bak, bu şekilde dalalete gider. Bak şimdi. Ayrı. Bak arkadaşlar. Şu var ya şu. Onun için kendini tanımak. Ondan sonra Rabbini tanıyorsun. Kendini tanımadan mesela zikir evlat yaptığın zaman insana tuhaf tuhaf duygular geliyor. Ulvi duygular da geliyor, süfli duygular diyor geliyor. Ben oldum diyor. Dikkat ederseniz biraz dini hissesi olan deliler ne der biliyor musunuz? Delili. Ben Mehdi'yim diyor. Bu serbest bölgesindeki şey hep Mehdi'yim derler. Mehdi, küçük saçlı genç benim biz. Şimdi şeytan bak görüyor musunuz? Günahlarla yeysi atar. Birincisi bu. Çok önemli. Yani günahtan beterdir. Günah hiçbir şey değil. Çünkü günah cehenneme çalışır, yeis Adem'e çalışır. Onlar mertebe midir abi acaba? Hani İki. Yeisin altı zayıf damar, onun altı... Bak şimdi, devam edelim, o sonra. İnsanın zayıf damarlarını tahrik eder. Mesela şurada, işte şöhrettir, paradır, binadır, kariyerdir, bitmez para. Yani insan alışveriştir, onunla mutlu olacağını zanneder. Kadın burada neyle? Hırs. Hırsıyla, hasetle. Hasetle, evet. Erkek hırsıyla... Ondan sonra bu tabi yarışın şeyidir, AVM'ler. Bu zayıf damarıdır. Bir de iltibas ettirir. Yani bunu ben zanneder şuraya. İltibas. Yani o zanneder. Şu, şunu serbest bölgeyi ben olayım der. İstersen Mehdi der. İstersen der ki ben adam olsaydım, bu kadar kitap okudum, bu kadar Hizb-ül Kur'an okuyorum, derse gidiyorum. Niye şey yapamıyorum? Bu nedir? Aslında Allah'ın bir ihsanıdır. Niye? Okuduğun Risale, okuduğun Hizb-ül Kur'an, gittiğin derslerdeki hemen netice gözükseydi, Allah'ın en büyük ihsan ilahisi, ihsanını ihsas etmemektir. Çünkü davaya kalkar. Mesela her derse katıldıktan sonra, bizde şöyle bir şey olsa, uçsak kaçsak böyle garip bir an olsa o kay, ne yaparız biliyor musun? Bunun için derse devam ederiz. Çoğu tarikatta keşif keramet için isteniyor. Yani bir anda ücretini, karşılığını görsem ne olur? İşte Allah ihsan demiyor. En büyük ihsan ilahisini, ihsanını sana vermiş ama verdiğini vermiyor. Yani verdiğini sana hissettirmiyor. Veriyor ama şeyi vermiyor, verdiğini vermiyor. Bildirmiyor yani. Bildirmiyor. Bu sefer ne diyorsun? Kendini herkeste müflis biliyorsun. Bir çare biliyorsun. İyi değilim zaten. Oysa almışsın. Peki gösterseydin ne olacaktı? Okudun, mesela bak. Evet. Hastaydın, Hizb-ül Kur'an'ı okudun, pat diye hemen oldu, aniden. Ha, aspirin bu. Sonra ne olacak? Bunun için okuyacaksın. Amaç değişecek. Tabii. Senin sıkıntı çek diye şey yapmıyor. Sonra bunların ceminden... Tencereye koy bak, yeisini, zayıf damarını, o karışıklığını, şunu genellemek, karıştır, bunu çok işlettiriyor. Ya bunu, ya bunu, ya bunu. Şeytan bunu, şeytan yapıyor, işlettirmesi nispetinde,
Ya divane olursun. Divane. Divane ne demek? Aklını kullanamayan. Başka? Divandan kalksın. Osman'da divane humayun vardı. Divane humayun. Divan nedir divan? Mekan mı oluyor? Divane. Abi? Hadi bakalım. Deli mi oluyor? Deli yani. Deli de. Lan, deli. Değil. Lugatlı değil. Bak divan. Yani divan-ı humayun padişah oturur, bir mevzu konuşurken bakanlar kurulunu toplar, ehillerini toplar, üç şey yapar. Bir, Osmanlı öyle yapardı. Bir, bunu nasıl yapacağız? Bakanlar kurulu toplardı. İki, bu işin ehillerini toplardı. Üç, bu işin dini bir tarafı varsa ulemayı toplardı. Sonra bu üç taneyi bakanlar kurulunu, işin ehillerini, din alimlerini toplar. Üçünü de konuştururdu. Bu meclisin adı divandır. Yani bütünselliğe kaybetmek. Bütünselliği kaybeder. Mesela fert hareket eder. Kendi takılır. Cemaate ihtiyaç duymaz. İstişare yok. Divanı kaybeder. Yani. Evet, divanı kaybeder. Mesela şöyle yapar. Bence derse ihtiyacım yok der. Derse gelmez. Niye gelmiyorsun? Kendisine kafi geleceğini zannediyor. Kendi kendine kafi. Şeyde söylüyor bunu Emirdağ'da. İkinci Emirdağ diyor ki hocalar niye lakayçı olsun? Çünkü kendi bilgisini, kendisini kurtaracağını zannediyor. İhtiyaç duymuyor. Adam Allah'a ihtiyaç duymuyor. Ahiret inancına ihtiyaç. Risale okumaya ihtiyaç duymuyor. Niye? Divanı olduğu için. Divanını kaybetmiş. Tamam. Üç. Şey iki. Yahut da her çibatabat der. Her çibat dalalet alakası yok. Her çibatabat ne demek her çibat? Ya batan gemi yan gider, battı gemi yan gider falan. Ya böyle bir lakaytlık, vurdum duymaz, ha 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 ha, huhuhuhu, lakaralı kuru, gayri ciddi. Ne anlatıyorsunuz lan orada? Bir kelimeyle çok mu çamaşır gibisi sıkıyorsunuz? İfrat tefrit işte abi. Ne bunlarla meşgul oluyorsunuz? Ya tamamlar okuyun lan falan. Ya tamam ya, her çibata var. Olduğu kadar. Ya bir diyagramlık mı ne diyorlar böyle? Yani böyle fok balığı ya anlatamıyorum böyle bir aşağılık bir şey yani sıfat. Böyle fok balığı, alem-i İslam'a bakmış, alem-i İslam'ın sıkıntısı mı var mı? Hizmette bir şey mi var? Hizmette bir şey mi olacak? Duvar mı gerekiyor, tuğla mı almam lazım? Hizmette bir adam mı götüreyim? Oradan oraya bina, bir fatura mı yatırayım? Veya benim binada komşu var, ona bir söylesem mi? Veya şeyinde, yani bunu derdini taşımıyor. Bu her çibat abat. Ya bırak ya. Sen çene mi iş yapacaksın? Mesela derdi babam rahmetli. Dünyanın iki koptu, sen mi bağlayacaksın? Yani kişiler kendisine yakışanı yapar. İnsanlara göre iş yapmaz. Herkes yapmıyor, ben de yapmıyorum. Yani sen herkese göre hareket etmeyecek. Mesela böyle herkes ne der? Onun için okul okuyor, onun için giyiniyor. Her çibata bak. Sonra dalalete gider. Bak dalalet nedir? Şirk Allah'ın kar değildir. Allah ortak koşmaktır. Küfür Allah'ın kar değil, örtmektir. Tamam mı? Dalalet itikatsızlık değil. Dalalet itikatsızlık değil. Yollar eklemek. Yoldan çıkmak. Tamam mı? Yolları çoğaltmak. Doğru yol bir tane. Osman yaz. Ya sana şöyle diyor. Ben uygulama yapayım Osman'ı. Bana göre diyor. O lan din sana göre midir? Ha bu dalaldır. Mesela dinin çok... Mesela diyorsun ki Gafur. Vela terken ile lezine zere mufette mesuk onlar. Seçim. Ya bu zalime taraftar olma. Tamam mı? Ya yani bunlar dinle alakası var diyor. Din... senin seçiminle değil, tuvalete hangi ayakla gireceğini, tuvalete tükürmeyeceğini, büyük abdestine bakmayacağını bile alır kadar seni yönetiyor. O kadar harika bir din. Seni sana bırakmamış ki rahat edesin diye. Ve insanı en berbat eden doktorlar bilir burada. Nedir? İnsanı kararsız, hani arabada da öyle, sağ mı sol mu, hop ortaya bindirdi. Yani hangisi doğru, niçin doğru, nereye doğru, kişilere göre değişiyor. Hatta benim bir dersim var böyle. Ben kendimi öz eleştiri yaptım. Ben ruhum arıyor kardeşim, cemaat arıyor, hakikat arıyor. Benim acaba bulduğum aradıklarım mıdır? Böyle bir ders var. Zaferim. Çok ilginç yani.
Ben içimi döktüm, içimi döktüm yani. Ben arıyorum, bu fıtratımla arıyorum. Peki aradığım, bulduğum mudur? Nereden bileceğim? Onun sorgusunu yaptım. Bulduğum hakikat mıdır? Bulduğum hakikat mıdır yani? Ha, o işte sevgili kardeşim, bu da dalalet. Şunların hulasasından. Peki abi, keşke düz yazsaydınız çünkü yeis, divane, yapacaktım şunu. Yok o olmaz. Oluyor, öyle oluyor. Dalalet o iki yolun da şey yani. Bak, irtibas nedir biliyor musun? İrtibas dalalet diyor. Bak, irtibas karıştım. Bu da yoldu, bu da yoldur. Uyuyor buna bak. En garip olan bu. Evet. Bir buna düşüneceksin. İrtibas var ya, yani bunu ben zannetmek var ya. Yani bu da o, bu da o. Yani ne fark eder diyor siyasi şeyde, her şeyde. Karıştırma, dalalet, irtibasa çok. Karıştırma kardeş. Evet. Bak zayıf damarı, zayıf damar ne? Ya bırak kardeşim ya. Evet. Bunu şey mi yapacaksın diyor. Ha bu. Evet. Yani divane olmak da... Aslında öyle. Yeis'e düşünce dağıtıyor işte her şeyi. Bir şey de. Divanı kaybediyor. Evet. Uygundur. Yeis'le divane uygun bir durum. Metinde şey diyor yalnız mesela, metinde hem alibasını ikisinin neticesi diyor. Çok işlettirir. Ya divane olur diyor, bir ihtimal veriyor. Ya diyor herçibat abat olur ya da dalalete gider demiyor. Dalalete gider diyor bunların neticesinde. Evet. Neticesi değil. Şimdi bunları ya divane olur ya herçibat abat. Sonra bir el var. Bunlar ne? Bunların içsel alemindeki sonuca şey yapıyor bu. Tamam. İstersen şöyle de yapabilirsin, o yolda açık. Şuna bit, bunun gibi çentik yaparsın, bunların ceminden dalaleti gider. Öyle ha. Dalalet gene öyle dahi olsa bunların içeriğinde farklıdır. Dalalette inkar yoktur. Şirkte inkar yoktur. Küfürde inkar yoktur. Mesela şirk eş koşmaktır. Allah inkar etmiyor. Allah var ama putlar da var. Mesela küfür, Allah inkar etmiyor, örtüyor. Küf örtüyor. Dalalette de inkar yok. Ne var? O yol, bu da yok. Anlıyor musun? Peki inkar nedir? İnkardır. Münkir oluyorsun. Münkir oluyorsun o zaman. İnkar inkardır. O zaman münkir oluyorsun. Anladın mı? Mesela şeytan Allah'ı inkar etmedi. Ne yaptı? Allah'a mukabil fikriyatını, şey Allah'ın hükmüne hüküm getirdi. Tamam. Ben de getiririm dedi. Yok. Ondan sonra irtibas etti. Sonra boyun secde etmemekten bu sefer tart edince yeise de kapıldı. Ben nasıl şey yaptım diye. Peki devam ediyorum. Daha bu izahını şey yapmadık. Ondan sonra izahattan sonra kesiyorum. İrtibas çok tehlikeli ya. Nasıl olmazsa yani zayıf damarından ve yeisinden belki bir ümit geri dönersin abi. Dönersin. Ama doktorumun sahası bugün hastanelerdeki durumumuz. Yani hastaneye şey yapıyorum da, aslında evlerde de durum. Arkadaşlar, burayı bununla irtibas ediyor. Ben buyum. Ne çıkıyor? Bir, doktordan çıkalım. Seni şöyle zannediyorum. Niye ikide bir duş alıyorsun? Ondan sonra, sen diyor, gözün nerede diyor. Bu sefer başkalarla seni kıyas ediyor. Bir kadına yapabilecek en büyük kötülük, bir kadını en dibe indirecek şey tokat değildir, küfür de değildir. Başka bir kadına kıyas etmektir. Tamam mı? Kıyas etmektir. Onun kadar böyle kötülük yapamazsınız. Dövsem bile bu kadar şey yapmaz. Çünkü hasettir, erkekte hırstır. Kadını kadınla yarışır. Sen onunla bir kıyas ettin mi hiç şansın yok. Şimdi irtibasın her sahasını göstermeye çalışıyorum hatırıma geldiği kadar. Şunun irtibas korkunç bir şey. Ama insanın o zayıf damarı neyse, o irtibas şunla şu. İşte bugünkü hastalıkları bu zannetmesi. Hepimizde var. Sakın lütfen bu derslerin hiçbirisi sokağa değil. Hani laf var ya bir tane laf. Sözüm cemaatin dışında derken yalan söylüyor. Cemaatin içine attığım bir şey cemaatin dışında olur mu? O cemaatin dışında ise kapatın.
Hiç duymayın, cemaat dışına atayım. Sözüm cemaatin dışında olmaz. Cemaatin içinde söyledinse cemaat içindedir o. Ha, nedir o? Bu ders hariç değil. Biziz biz. Şu biziz. Hırs nispetinde buradasın. Baş olma nispetinde buradasın. Milliyetçilik nispetinde buradasın. Tamahkarlık, doymamazlık buradasın. Korku buradasın. Korku neydi? Korkunun anası, temeli, ölüm korkusu. İki tane şeyden kaynaklanıyor. Bir, tevehüm ebediyetten. İki, gaflet ve dalaletten. Sureti hakikat zannetmekten. Anladın mı abi? Ha, gözüktüğü gibi düşünmek. Ölünce kadar bunu söyleyeceğim kendime. Bunu, bu zannetmek. Burayı zannetmek. Burayı. Korkunç bir şey. Yani Allah yardım etsin. Sülsusi cehennemi fethuli fi zarftır. Fi ibadi ve fethuli cennet. İçine gir. Hasan abi, bir gidiyoruz ki suallere cevap verirken o ben değildim. Yok ya, sen de zannediyorsun. Oymuş. Gafur'un ilk derslerinde ne demişti biliyor musun? Biliyor musunuz? Ne dedi? Abi dedi, biz böyle bir derslerle bizi oyalıyorsun. Tamam. Eğer hadi doğru çıkarsa tamam, köşeyi döndük. Eğer bu derste yalan çıkarsa, yanlış çıkarsa. Ay, dedi, banker kapteni gibi kaçacak, beni göreceksiniz. Banker kapteni. Ama sen ne dedi? Yok öyle, yatırımcılarım da peşimden götürecek. Diğer aklıma geliyor, diyorum ki Gafur abi bu esprili olan yerlerini kesip böyle bir gülme şeyi yapsak. Ama beni tarlattı. Abi ne yapacaksın dedi. Öyle bir şey yok dedi. Baktık beraber batacağız. Çünkü bunu... Kâr zarar ortaklığı var değil mi abi? Sadece faiz gibi çekil, kârda ortaklık yok. İslam hukukunda bir kasar şeftali aldın. Aldın bitti mi? Anlaşma. Eve geldi bir tane çürük çıktı. Gidip bir tane geri veremezsin. Ama bizim kasanın çürük çıkma ihtimali var. Dedim ki kasada beraberiz, ben tek değilim. Kasanın ahşabında çürük, içindeki çürük. Şimdi eğer şey çıkarsa abi dedi tamam. Çünkü gözükmüyor bunun misali. Eğer doğru çıkarsa misali yok. Çünkü ne olacağı da belli değil orada ama eğer yanlış, o zaman ya en azından pazar günü gafletten bizi kurtarıp da kendisiyle meşgul ettirecek. Evet, tutturamasak bir sevap var. Harika zafer doktor. Peki izah okuyorum. Allahu Ekber. Şimdi abi bir şey söyleyeyim bak, bir şey söyle. Onu da demeden yapabileceğim. Evet. O ders, o konuşma cismaniyetli olmuştu abi. Elhamdülillah. Tasdikidir ki peşinden 72. dima dersini yapıyoruz. Her biri en az 3 saat, 4 saat abi. Elhamdülillah. Allah'ım hamdü sen abi. 70 dersten sonra oldu değil mi? Ya. Elhamdülillah. Ve ondan sonra 70 derste sabrettik. Ve her ders 3 saat, 5 saat. Elhamdülillah. Mesela toplam 4-5 saat sürüyor. 4,5-5 saat ama yayına 3-3,5 saat düşüyor işte. Evet. 3,5 saat. Düşüyor o kadar. İzleyelim, siliyoruz. Mesela burada izahımı okuyorum ve kesiyorum, bundan sonra namaz kılacağız. Tasavvurda bak, bu tasavvur, bu var ya, bu okuduğum. Geç bir daha okusaydık ama, abi okuduğumu bak göstereyim de. Şu var ya, şimdi o yazdıklarım hepsi. Tasavvur merkezlidir. Tamam? Şimdi okuyorum. Tasavvurda imkan-ı zati, imkan-ı aklı şeklini gösteriliyormuş. İltibas orada yapılıyor. Yani şurada. Heyecanlanıyor, hiç üşenmeden kalkıyor. Görsün, görün diye. İmkan-ı zati. Zatında şu. Karadeniz pekmez olabilir mi? Zatında mümkündür. Evet. Allah'ın kudretine göre olmaz mı? Ama olmuştur. İmkan-ı akli. Yani olmuş. Olabilir. Karadeniz pekmez olabilir. O zaman gemi inşa mühendisleri gemiyi suyu kaldırma kanununa göre değil, pekmezin kaldırma kanununa göre yapsın. Yani imza altında mümkün olan her şey imkan aklı olur mu? Olmuş mudur? Olabilir. İşte serbest bölgenin berbatlığı. Onun için heyecanlanıyorum. Olabilir, olmuş olarak gösteriliyor. Olabilir. Allah olmayabilir, olmaz. İmanın yoktur. O gidebilir. Evliya olabilir. Yani ihtimaliyatlar olabilirler.
olmuş demek cinayetini düşünebiliyor musun? Bunun altında hiç kimse kalkamaz. Anladın mı? Bunun altına kalkamaz. Yatıp kalkıp şükredelim. Allah bu nimeti verdiği için. İki, safi kalp insanlarda tasavvurda ve tahayyülde iltibas çok oluyormuş. Niye? Bana çok oluyor deme. Çünkü sen safi kalpsin da ondan. Niçin bana bunu çok soruyorlar? Ayağa kalkacağım burada şey. Niçin biliyor musunuz? Mesela namaz kılıyor. Abi bende vesvese var. Risale okuyor, derslere katılıyor. Abi ben düzelmem gerekirken daha berbat gibi şeyler oldum ya. Niye? Ya diyor adam veya kadın, komşumuz içki içiyor. Adam neyle mutlu ya. Hiç umurunda değil. Niçin? Safi kalp insanlarda, safi kalp şu izandan akıyor ya, şurada, vicdana. Ha, bunlar da çalıştığı için, o gafillerde ise, hatamallah ala kulubihim, kapandığından dolayı burası. Burada neyi hayal ediyor? Doğrudur. Neyi düşünüyor? Doğrudur. Hepsi odur. Peki, ben bir insanın, hele hele bir nurcunu Müslümanın itikadını bozacak bir şey der miyim bilerek, ısrarla her gün, tövbe estağfurullah. İnkara gider miyim? Ha, peki şeytan kendi aleyhine çalışır mı? Çalışmaz. Buraya şeytan hakim oldu mu, daha ona endişe istik, ahiret endişesi, Allah endişesi, kabir endişesini verir mi? Yani imansızlığın dehşetini ona hissettirir mi? Yani imansızlık çok kötüdür, ne yapacaksın falan derse iman eder. Peki şeytan ne yapar? Abdestsiz olana abdestin var mı der mi? Abdesti olmayana gider alır. Kime gider? Aa abdestin var mı acaba unuttu mu? Hah, o sana musallat oldu. Demek ki arı sana musallat oldu, sende polen var. Demek abdestin var. Abdestin olmasaydı sana musallat olmayacaktı, tamam mı? Şimdi safi kalp adamda bunlar çalışıyor, kadında bunlar çalıştığı için safi kalp insanlarda endişe istikbal olur, Allah endişesi olur, imansızlık endişesi olur. Adamın imanı yok ki iman endişesi olur. Mesela gusül abdesti acaba oldu mu olmadı mı? Kafir de olur mu gafur? Olmaz. İmanın gitti mi gitmedi mi? Kafir de bu endişe olur mu gafur? Yok. Kabirde ne yapacağız? Zındıkta olur mu? Olmaz. Kafirde ne olur? İşkemeyle uşkurluk. O kadar tamam. O da bol. Daracı. O zaman ben Risale okuyorum, ben Hizb-ül Kur'an okuyorum, ben derse gidiyorum. Ben bu hayır hasenat yapıyorum. Bana niye oluyor? Çünkü safi kalp insan olduğundan tasavvurun ve tahayyülün daha aktif. Çünkü bütün sen burada değilsin, burayla beraber olduğundan dolayı bunlar buraları zorluyor. Takvurunu zorluyor, tasdikini zorluyor. Ondan sonra izan yoluyla vicdanını zorluyor. Adam vicdanı yok ki. Çocuğa mermi atıyor. Vicdanı yok ki. Adam budur, başka bir şey yok. Sildirtmeyin bana bunu bak. Bunu şeyle silersem anlarsınız. Adam budur ya, dayanamayacağım. Adam budur ha, her şey bu. Bitti. Adam bu. Ben buyum. Böyle bir şey yok. Ha, peki soruyorum. Bu tek başına kalınca burada kim hakimdi? Şeytan. Melek zaten kalmadı. Çünkü vicdanım izleyen kalmadı. Dinle muhatap olacağıydı. Peki şeytan kendi haline bulunur mu? Artık şeytan endişe vermez, kabir korkusu vermez, imansızlık şey vermez. Kafayı yer yoksa bir türlü. Tabii. İntihar. Bazen de böyle şeytana da şeytanlık yapınca o da şeytan da buna vurunca oradan intihar ediyor. Burası hususi dünya. Hususi dünya. Şeytan karışmıyor. Ama burada durur mu? Yaşattırdı. Zaten senin işin bitirdi. Daha biraz da tam cinlerle uğraşanların özelliği. 9 tane doğru söyler. Kur'an'da cin suresinde. Yalancıdırlar diyor. Bunun istisnası yok. Allah söyledi mi bitti. Yalancıdır.
Cinlerle uğraşan 9 tane doğru söyler, o adam bilmez. Ama ilmi yok ki, öyle ezberlemiş, babasından kalmış. 9 tane doğru, ondan sonra bir tane yanlışla duman atır. Ne yapar? Seni, sana hizmet eder. Hastaları tamir edersin, edersin, güçlü gün. Bir boşluğuna bulursa, bir girdin oradan, bitti. Seni tepe takla attırır. Ancak kime attırmaz? Kuvve-i Kudsi, Kuvve-i Ülvi, Kuvve-i Manevisi olan. Bu işte bizim işler değil. Ben bütün kardeşlerimi sesleniyorum. Sakın bu işlerle bakmak, baktırmak, meşgul olmak, okumak, okutmak. Git derse Risale'ni oku, bak derse git. Risale'ni oku, Hizb-ül Kur'an'ı oku. Eyliyle meşgul et, daha sıkıntı varsa doktora git. Uğraşma o tür şeylerle. Eğer hocalık olsaydı, Kur'an okuyorsun, hocalık. İle ben miyim baba? Risale okuyorsun, Kur'an okuyorsun, sohbete gidiyorsun, hala sıkıntı yoksa biyolojiktir. Salgı bezleriyle alakalıdır yani. Git kardeşim, bırakın onlarla. Çünkü evet. Burada tevazu yapmayacağım, bu işin ehliyim. Kimler ne yapar tam biliyor. Tam ilmini, kitabını bile yazarım o kadar. Onlar hakkında mayar. Geliyor sana, cin suresi var. 9 tane doğru söyler. Ama yapanlar, yapanların akıbetinin iyi olanı hiçbir tane görmedim. Bir tanesine, çocuğu bile suratına kimseyi baktırmadı. Bu cinlerle uğraşanlar. Bu arada da söylemiş olayım. Şimdi bu adamın hususu, dünyası, kardeşim bacım diyor ki, o kutsi bacım diyor ki, abi bana niye oluyor, kim olacak? Abi komşun ha o. Onun burası bitmiş o. Onlar bitmiş, her şey bu. Peki ne yapıyor burada şeytan? Ne tevhü mevediyet veriyor? Kabirdir, endişeyi, istikbaldir, mesela imansızlık, Allah'ı kaybetme, cennetici, böyle bir derdi var mı? Ya kumbaya, şuna bak ya nelerle meşgul oluyorlar. Müslümansın, ne başlayacak? Yapıyorum. Sen de takul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Kafur, sen bunları da yönetmeyle vazifelisin. O zaman ne olacak? Deme. Abi bana niye bana çok oluyor? Çünkü sen safi, kalp insansın. Bunlar çalışıyor. Bunlar çalışınca bu adam diyor ki, buraları senden nasıl keseceğim, sileceğim? Onun için demek ki, ya bize niye oluyor? Ondan oluyor. Üç, safi, kalpsın ondan. Sende vicdan çalışıyor. Mesela daha bir daha söylüyorum. Abi imansızlık endişesi var. İmanın olduğundan. Abi abdestine musallat oluyor. Abdestin olduğundan. Ya, adamın burası silinmiş biraz önce. Bizden ne olacak? 3. Tahayyülü ve tasavvuru tasdik suretine gösteriyor musun? Şuraya bak. Şuraya bak. Tahayyülü, tasavvuru, tahakkülü daşıyor. Tasdik olarak gösteriyor musun? Alçağa bak. Tasdik neydi? İlim. Düşünce ilim. Malumatları, bilgileri, zanları, ilim, tasdik. Şu elime bakar mısınız? Tahayyülü, tasavvuru, tahakkülü da açıyor, tasdik diye gösteriyor. Sözler. Çok hocaları abi şeye götüren bu işte değil bu mi? Bu hocaları da duman ettiren bu. Hocaları duman ettiren bu. Hocaları... Tasdik. Hocalar burada bakıyor. Tahayyülünün, tasavvurunun şurayı var ya ilim. Evet. Ne zannettiriyor? O diyor, bilgilerini kendisine kurtaracağını zannettiriyor. Diyor ya abi, sözler diyor tahayyül tasavvur değildir, tasdiktir. Evet. Adam diyor bunlar nereden çıktı etti. O senin dediklerin zaten ilim değildi ki. Değildi ki. Bilgiydi. Peki ilimle bilgiler hala sende duruyorsa bilgidir, eyleme dönüşmüşse iradedir. Bak düşünceler, bilgiler, kitap, merkebe benzetiyor, yaşamaya bilgi. Bak bilgiyim, yaşadığımız zaman ilim oluyor. İlim olduğunu nereden bileceğiz? İhtiyar olmuyor, irade olmuyor. İrade olmuş oluyor, irade. Vicdan olmuyor mu o zaman? İşte vicdanda nedir? Vicdanda ne var? İrade, zihniz, latife-i Rabbani, ibadetullah. İrade oluyor, bilinen bilgi, eyleme dönüşse iradeye dönüşüyor.
irade. İrade. İr. Dört. Çefeş. Kaçsa. Mukaddes hatları ve münezzeh şeylerin hakkında gayet çirkin gösterip düşündürüyor. Bunlar hoca dahi olsa, kim olursa olsun, zındık dahi olsa, burada olan adam böyle hep eleştirisel yaklaşır. Mukaddes hatları, münezzeh şeyleri, camileri, imam adamları, İmam-ı Şafii efendilerimizi, İmam-ı Ali'yi, Hazreti Ömer efendimizi, ustadımızı, İmam-ı Rabbani Hazretlerini, tamam böyle zatları hep böyle hücum ederler. İştir, güçtür bu. Lan bu toplumun böyle bir ihtiyacı var. Yani bu milletin düzelmesi için İmam-ı Azam'dan mı koparman gerekiyor? Bu milletin düzelmesi için mezhepten mi koparman gerekiyor? He? Bu mu? Ha, bu adamlardır, burada olanlar, burası yok. Abi bir şey söyleyeceğim. Şu son birkaç zamandır şahit oluyorum. Ben bir şeyden haberim yok abi, ben şeyi söyleyeyim. Burada şey yapıyorum. Yani bununla alakalı söylüyorum abi. Yoğun bir şekilde ezana ve camilere mukaddesiyet manasında saldırı var abi. Ezana saldırı var, istemiyorlar. Camilerin de mukaddesliğini saymıyorlar, bir taş yığınıdır diyerek içindeki oluşan manayı yok etmeye çalışıyorlar abi. Tamamen bununla alakalı, evet. direkt. Aynen. Başka. İmandaki yakinine münafi bir şek tarzını veriyor. Yani şuradan bak, tahayyül ve tasavvur. Takul olacak, tasdik olacak, izan olacak, itikat olacak, itikat olacak, iltizam. Şurada tamamlayayım da. İkide bir niçin kalkıyorum? Mevzunun emniyetine binaen. Bak şimdi, adam taahhülü, tasavvuru şuradan tamamlandıktan sonra izandan vicdana iner. Vicdanda bir, iki, üç, dört tane de geçer. Nedir o? İrade, zihin. Bak, irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Bunların ceminden hop, kalbe, kalpten yapar, latife-i insaniye girer. Burada latife-i insaniye girer. Orada bab-ı insaniyettir. 11 tane meleki var. Latife-i insaniye için 11 tane var. Nerede anlatıyor? 11. hakikat sözde. Bu latife-i insaniye imbiklerinden geçtikten sonra kalbine iman olarak olur. Niye bu kadar uzattı? Burayı buralara şundan sonraki 11'den geçecek. Sonra iman buraya şunu şuna karıştırıyor. Şu alçağa bak. İmanına şek geldi der. 11 tane indiklerden geçer. Bab-ı insaniyet ismi hakkın cilvesidir ki diye geçiyor. 11 tane süreç. O latife-i insaniyedir orası. Dememiştim. Var latife-i insaniyede 2-3 ders var. Ya, bu 11. Hadi yapmadık ha. Ondan sonra kalbin içerisinde latife-i insaniye. Ya deli olacağım ya. Bunu bana diyor ki imanı yok. İman burada. İman yok ha. Yok. Burada olduğu için Eda rahatlığıyla söylüyor. Yok. Yok ne olacak? Sana ne? Ne diyecek ta? Bu adam ama. Ha, ya yok mu ya? Hakikaten ya imam mı gitti? Cevaplar, kitaplar karıştı. Abi derslere gideceğim. İmanı şöyle okup. Hay, aha bak imanım var lan. Bir tanesi diyor ki. Abi diyor ölüm anında diyor bir bardak su vereceksin imanımı. İmanını ver. Vereceksin. Ulan ben bir imanı suyla mı aldım ki? Suyla vereceğim. Ben imanı hangi çiviyle çaktımsa, ne malzemelerle tek tek aldımsa, bunu 15'in sözde söylüyor, mıhları diyor. Onları tek tek sökmedikçe, ki kimsenin abdi yok, iman gitmez. Öyle bir bardak su verecek, imanı ver. Onlar bir bardak suya imanını satanlardır. Bir kilo soğana, patlıcana, davasını, memleketini satanlar içindir o. Anladın mı? Sen ne bedel verdin imanına?
O bedel vermedikçe verilmez. Abdülhamit demiş ya rahmetli Filistinci. Ben bunu kanla aldım. Kan verirseniz alırsınız demiş. Parayla almadım ki parayla vereyim. Ben imanımı suyla, bir bardak suyla almadım. O zaman bir bardak suyla da ben imanımı veremem. Endişe etme, korkma. Su vereceğim ve sekiratan da lan böyle derslere katılacaksın, risale derslerini dinleyeceksin, Hizb-ül Kur'an okuyacaksın, sohbetlere gideceksin, maddi ve manevi yükleneceksin. Allah seni şeytanı bırakacak ya. Sen ne zannediyorsun lan Allah'ım? He zalim, tövbe estağfurullah. Ve mâ rabbuke bi zelâmin lil abid. Kullar üzerine zalim değilim diyor. Sen ne zannediyorsun Allah böyle teslim edecek? Ulan ben sen bana doktor çocuğunu teslim ettin, bunu oraya kadar götürüyorum. Ulan ben zalimi teslim eder miyim ya? Benim canımı almadan emanetimi alamazlar ki. Canımı alacaksın ya. Emanetin en hayırlısı Allah değil mi? Allah bu nimetleri verecek, ondan sonra çekil hatta ver imanını şeytana bari, onu dedi olsun. Böyle bir saçmalık mı olur ya? Ne korkuyorsun lan? Şimdi ama adam olacaksın da. Böyle dersleri dinleyeceksin ya. Ha imanı gitti. Elini koy buraya. Ha bu olmasaydı böyle yapacak. Koy buraya. Burada. Serseriye bak ya, tasavvurdan bana gitti diyor. Sana ne gittiyse. Gitti. Latife-i insani uluviyete bakıyor değil mi abi? Tabii. Latife-i Rabbani'den daha arkada. Sonra devam ediyoruz. İnsandaki abi okudum. Safi kalp ve hassas adamlara dalalet ve küfür içine düştüğünü tevhem ettirip İmandaki yakinle zahil olduğunu zanneder. Allah Allah. Safi kalp. Gene oraya geliyor. Bacım, kardeşim, amcam, dedem, evladım, kardeşim, kızım sana diyor. Safi kalp olduğu için sana geliyor. Çünkü senler bunlar çalışıyor. Kafir de bunlar çalışmadığı için safi kalp yok. Kalp yok ki. Kalp yok ki. Bir şey vicdan net yok ki. Silinmiş. Ha 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 ha. Ya nasıl kabirden endişe etmiyor? Ben yapıyor biliyor musun? Mezara bakıyor. Mezar dedesi ya geçen. Ondan sonra ya gittim cenazede. Ondan sonra biraz erken gitmişim dostumuzun şey. Baktım ötekisi gömülüyor. Orada bulunayım dedim. Daha boşta durmayayım. Baktım bir şey yazıyor. Ondan sonra bir şey paylaşıyor. Yiyin yapıyor. Dedim bir şey sorabilir miyim? Buyurun dedim. Öyle neyin oluyor dedim. Dedem de dedi. Ben öğrenmek için soruyorum. Cepte şey paylaşıyor. Bir şeyler paylaşıyor. Paylaşmış. Gerek yok işte paylaşıyor. Peki niye? O nasıl olur? Burası da burası bitmiş yok ki. Yok. Peki kabirden daha ikaz edici bir mürşit var mı? Musibet belki başına geliyor ama... O kadar. Sonra... Bu merkezde yeşse düşürür, bu merkezde yani bu anlattıklar sahibi, bu merkezde yeşse düşürür, buradan başlıyor yani yeis. Yani bunu kabul göstermek, buraya ben demekten yeis başlıyor. Bir daha serbest bölgeye ben demekten yeis olur. Bir daha yoksa kafir o, günahtan değil. Serbest bölgeye ben demekle başlıyor yeis. Yoksa günahlarla değil. Günahları araç olarak kullanıyor. Olarak kullanıyor. Şimdi de iltibas öne geçti şimdi sanki abi, değil mi? Yani önce iltibasını yapıyor. Amacı yeis. Atmak. Hasan abi şimdi hani nefs-i emmare var ya. Eskiden nefs-i emmare sen, ben, o hepsi bir de. Bu acaba manevi nefs-i emmare mi olur? Bunu artık fark ettikten sonra. Yok bak kardeşim, bu nefs-i manevi değil bu. Manevi olsa kemalat olur. Bu ders umumidir. Manevi nefs-i emmare orada anlatıyor. Mesela aslında gurur, kibir. Tamam mı? Bu değil yani. Bu artık sistem. Bu manevi nefs-i emmare değil.
Mali nefsi emmare, artık adam bitirmiş, nefsi emmareyi öldürmüş. Yani şeytan daha yanaşamıyor. Şeytan yanaşamıyor ama sistemde ne kalmış? Damarda şu kalmış, şeytan giremiyor. Cinler giremiyor. Ve orada ne anlatıyor? Yani bu sefer şey başlıyor, terakki duruyor. Musallat olmuyor ya. Terakki durunca onu tedeni zannediyor. Terakki durunca besatet peyda eder diyor. Yani artık yeme, Kur'an okumak, namaz kılmak bir şey vermiyor. Yemek gibi oluyor. Yani haram işlemek korkunç bir elini kesmek gibi oluyor. Bu artık mücadele değil, namazdan, şeyden, ibadetten lezzet alıyor. Günahlardan nefret ediyor. Bunun adı besatet. Artık sabitleşiyor. Terakki olmuyor. Melekler böyle ya. Günah işlettiremezsin. Sevap sevapsız da tutturamazsın. Çünkü onun gıdası odur. Ülfete götürmez mi abi o şekilde? Ülfete götürüyor. Nefs-i emareyi öldürünce. Sahabe nefs-i emareyi öldürmedi ki. Ne yaptı? Tezkiye. Başka? Şeytan hem yeisini, hem o zayıf damarını, hem iltibasını, üç tane şeyini burada çok işlettiriyor. Başka? Bu yeisten, zayıf damarından ve iltibasından ya divane olur ya da her çibata batter, dalalete gider demiştik. Son madde, zanların yani menfisi ve müsbetin zemini kaynağı bu. İşte buradan işte zanlar buradan çıkıyor. Menfisi ve müsbeti budur. Zan, bilgilerin, düşüncenin sıralanmasındaki ara formattır. Zanları kaldırırsanız bilgiler tam bitişik olur, o zan mutlak olur. Zansız bilen tek Allah'tır. Zanı kaldırırsanız Allah olur. Zan koyarsanız bilgilerin eklenmesini, rayla, şey, vagonları ekliyor. Yani bütünlükten çıkarır, tek tek yapar. Bu zan cümlesini söylenmesi için en az biliyorsunuz 10 kaç tane? 30 tane, 17 küsur tane oldu. 14 tane. Evet, yarısı da bitmedi daha. Ha, bitmedi. Ondan sonra işte malum işte Zeytinburnu bina yıkıldığı için ondan sonra devam edelim. Sima suretler kaldı. Hep kaldı. Bunlar da yani devam edilecek. Edelim. Allah nasıl edelim. Eğer bir Allah bir mekan verirse bize, edelim. Bir merkez Allah verirse böyle söz inşallah o zanın esas şeylerini arkaya bıraktık demiştik. Cismani cisim, ceset böyle Allah bir mekan verirse öyle geniş bu dersteki çapı da genişlettiririz. Öyle şimdi kimseye almıyoruz ufaktan olduğu için şimdi burada 2-3 kişiden girse burası çekilmiyor. Çekilmiyor o kadar ufak. Ama inşallah onu da orada yaparız. İşte o zanı kullandım şimdi diye söyledim. Vahırda vahum. Diyeceğiniz bir şey var mı? İnşallah yarın buluşmak için haftaya. Vahırda vahum. Enelhamdülillah Rabbil Alemin. Fatiha. Allah'a emanet olun.